İyi akşamlar değerciler. Teke tek özelde bu akşam yine çok özel bir konuğumuz var. Çok özel diyorum. Gerçekten çok özel çünkü yıllardan beri dünyaca ünlü Harvard Üniversitesi'nde ders veren Harvard profesörü Sayın Gönül Tekin bu akşam konumuz. Profesör Doktor Gönül Tekin bu akşam konumuz ama konuk olması hayli maceralı bir süreçten sonra gerçekleşti. Çünkü biz Gönül Hanım'a sürekli hocam gelin programa konuşalım, gelin programa konuşalım, gelin programa konuşalım diyoruz. O da ay ben televizyona çıkmam, ne işim var benim televizyonda, ben orada heyecanlanırım, ben orada konuşamam. Hocam ders anlatıyorsun 1000 tane talebeye, o başka ben televizyona gelmem dedi. Sonunda tehdit ve şantajla Gönül Hanım'ı buraya çıkmaya ikna ettik. Murat Bardakçı'nın bir Harvard için yazdığı bir kitabı var. 3 senedir Harvard'a teslim etmesi gereken ama bir türlü edemediği bir kitabı var. Adını okuyacağım kusura bakmayın. Aklımda kalmıyor çünkü. Ahmetoğlu Şükrullah'ın Musiki Risalesi diye bir kitap. Kim okuyor çok merak ediyorum onu da. Birazdan soracağım zaten. Murat dedi ki hocama, Gönül Hocama dedi ki eğer programa çıkmazsanız kitabı teslim etmem, vermem kitabı dedi. Gönül Hanım da bu kitabı yayınlayacağını yıllar öncesinden duyurmuş. Bütün üniversitelerden, dünyanın önemli bilim kuruluşlarından bu kitapla ilgili siparişler alınmış. Zaten hepsi 1000 tane basılacak. Dedi ki vallahi şak diye düşer bayılırım eğer bu kitabı vermezsen dedi. Murat'a dedi ki gelirseniz kitabı teslim edelim dedi. Program sonunda kitabı törenle Gönül Hanım'a teslim edeceğiz. O sayede geldiler. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gördüğünüz gibi televizyonda bir acayip bir şey yok yani. Vallahi çok acayip şeyler var karşıda bir yasla. Onlar böyle birkaç tane... Hocam onlara kamera diyor. Kamera. Hiç onlara bakmamak onlar lazım. Hiç onlara bakmayın. Siz biz zaten sanki odamızda sohbet ediyormuş gibi edeceğiz. Konunun kameralarla hiçbir alakası yok. Burada şu Ahmetoğlu Şükrullah'ın Musiki Risalesi ne menen bir eserdir. Yani ben bunu okumaya çalıştım. Hiçbir halt anlamadım. Nedir bu? Hocam transkripsiyonu diyor. Evet. Transkripsiyonu. Evet. Şimdi efendim bu... Akademisyenlerde bir hastalık var. Böyle sinek pisletmiş gibi yazı diyorlar. Her tarafta benekler var evet. Yazının. Ama onlar olmadan olmaz. Orijinalini koyuyorsunuz arkaya tıpkı basımını. Olsun. Öyle istiyorlar. O da bir akademik tatmin galiba. Mesela A harfini yazmak için 4 tane tuşa basıyorsunuz. Bu Ahmetoğlu Şükrullah 2. Murat zamanında, Fatih zamanında ölmüş. 2. Murat zamanında diplomatlık... İşte diplomat olarak kullanılmış, tarihçi meşhur Behçetü Tebarihi vardır. İlk Osmanlı tarihçilerinden biri. Dini eserler yazmıştır. Fakat bir de musiki risalesi yazmıştır. İlk Türkçe olarak kaleme alınmış ilk müzik eseri. Tabii Türkçe deyince 15. yüzyıl Türkçesi. 14-15. Evet. yüzyıl. Ama anlaşılıyor. Evet bugüne daha yakın. Daha yani yakın. Divan edebiyatından evet, ondan daha yakındır. Zaten bugüne. Öyledir. 15. yüzyıl Türkçesi, 16. yüzyılın Türkçesinin ilk yarıları sonuna doğru çok iyi anlaşılır. Ne zaman ki 17. yüzyıla gireriz, evet. O zaman Türkçe ağdalanmaya başlar. Veysi ve Nergisi adlı şairlerimizle bilhassa ve giderek ağdalaşır. 18. yüzyılda bu en yüksek noktasına ulaşır. Niye öyle olmuş hocam? Niye bozulmuş Türkçe? Yani ya da bozulmuş değil mi? Niye Türkçe değişmiş? Bozulmamış fakat... İlk zamanlarda, 15. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu küçük bir beylikten meydana gelmiş, mütevazi bir devlettir. Ne zaman ki Fatih İstanbul'u fethetmiştir, bu sefer Fatih yaptığı şeyin farkına varmıştır. Birdenbire kendisi Doğu Roma İmparatorluğu'nun varis mirası üzerine konmuş, İstanbul baş şehri olmuş bir durumda kendisini görünce tabii üslup da değişmiştir. Çünkü kendisini artık böyle küçük bir devletin hükümdarı olarak görmüyor. Doğu'nun ve Batı'nın hükümdarı olarak görüyor. Roma'ya kadar uzanan bir yerde. Ve dil değişiyor. Dil değişip ağdalanmaya başlıyor. Ve sadece dilin değişmesi bu ihtişam ve şaşadan ötürü olmuyor tabii. Bir de devlet sisteminde değişiklikler oluyor. Mesela bir katipler sistemi teşkil etmedi. Ne demek? Ne o? Mesela bir takım bakanlıklar gibi bugün dediğimiz vezirlerin emrinde çalışan ve onların işlerini tutan, yazan katipler sınıfı teşkil etmeye başlıyor. Bu katipler sınıfı da genellikle son derece tahsilli ve çoğu eli kalem tutan, güzel yazı yazan ve aynı zamanda güzel... metin yani Türkçe'ye hakim ve şair olan kişilerdir. Böyle bir sınıf teşekkül edince bu sefer onların vezirlere veyahut da diğer daha yüksek
Osmanlı ricaline bağımlı bir durumdadırlar bu katipler sınıfı. Bilhassa Reisül Küttaba, devletin dış işlerine uğraşan Reisül Küttab denilen bir bölüm teşekkül etmeye başlar. Dışişleri Bakanlığı gibi. Dışişleri Bakanlığı gibi. Dolayısıyla edebiyatımızdaki meslevi bile, en çok 14. yüzyılda yazılan eserlerin çoğunun mesnevi olduğunu gördüğümüz halde birdenbire kasidenin ön plana çıkmaya başladığını görürüz. Çünkü artık övme, kendisinin bağlı olduğu kişileri övme meselesi. Tabii veziri, vezir-i azama veya padişaha sunulan şiirler, kasideler yazılıyor. Mesnevi ile kaside arasında ne fark var? Mesnevi ile kaside birer edebiyat türüdür. Birin mesnevi bir beyit iki mısradan teşekkül etmiştir. İki mısranın arasında iki mısra birbiriyle kafiyeli olarak fakat değişik. Mesela A A'dır, sonra gelen beyit B B olarak iki mısra kafiyelenir. Ama kaside öyle değildir. Kaside de birinci beyit A A olarak gider. Fakat ondan sonra daima ikinci beyit ötekileriyle kafiyeli olarak gelen ve uzun bir şiirdir. Mesnevi daha ziyade olayları anlatan, dini hikayeleri anlatan, aşk serüvenlerini anlatan, nasihatler yazılan birçok gerek dini alanda gerek maddi dünya alanında yazılmış uzun hikayeler, uzun tarihler daha sonra ileriki devirlerde mesnevi tarzında yazılmıştır. Çünkü kafiyesini bulmak kolaydır. Ancak iki gittiği için. Ama kasideler de uzun şiirlerdir. Fakat övgüye, fahriye dediğimiz övgüye dayanırlar. Metiyelerdir evet. Ve metiye birdenbire ön plana çıkar edebiyatımız. Yani devlet büyüyünce, kurumlar oluşunca kasideler ön plana yalakalık çıkar. Ön plana çıkıyor. İşte onu eğer bir deyince öyleyse söylemek mümkün. Ve böylelikle 15. yüzyıldan 16. yüzyıla giriliyor. Girildiği vakit 16. yüzyılın ikinci yarısına itibaren devletin şaşası sadece Kanuni Sultan Süleyman zamanında değil ondan sonraki birkaç hükümdarımız zamanında da en yüksek zirvesindedir. Ve bunun farkındadır. Halk da, yazarı da, aydın sınıfı da bunun farkındadır. Ve bunu dilde kendisini ifadesini dilde bulur bu şaşaa. Yavaş yavaş artık basit ve anlaşılabilen üsluptan süslü bir üsluba doğru edebiyatımız geçmeye başlar. Bunun tamamen o sosyal yaşantı, o ihtişam, Osmanlı İmparatorluğu'nun büyümesiyle de büyük bir ilgisi vardır. Peki mesela sokaktaki vatandaş o dönem, sokaktaki vatandaş, onu anlıyor muydu onları? Hayır, bunu bir son derece bugün aydın dediğimiz okumuş yazmış kişiler gibi o devrin medreselerinde okumuş, bütün o aydın sınıfının anladığı ve saray erde bulunan kişi, yetişmiş olan kişilerin anladığı bir edebiyattır. Yani üst sınıfın bir edebiyatıdır. Fakat her edebiyatta bu normaldir. Çünkü önce edebiyat kendisini aydın sınıfın, üst sınıfın içerisinde bulur ifadesini. Ve ondan sonra ondan yavaş yavaş aşağıya anlaşılır tarzda aracı şairler, halka doğru bunu indirirler. Yani vulgarizasyon dediğimiz şey olmaya başlar. Ve mesela halk edebiyatı genellikle divan edebiyatının ifadelerini kullanır. Halk edebiyatında da servi boy vardır, gül yanaklar vardır, dudaklar küçüktür. Yani bir kırmızıdır, gülle ilgilidir, gonca ile ilgilidir. Fakat bütün bu ifadelerin en şeyde ağdalı bir şekilde söylenişi üst sınıfta olur. Onlar aşağıya doğru vulgarize ederek halka iner ve yeni yeni başka eserler meydana gelir. Bu dünyadaki bütün edebiyat için geçerli değil herhalde ama. Belki yani mesela Shakespeare'i İngiltere'de halk anlamıyor muydu? Anlıyordu. Acaba. Anlamıyor muydu? Onu bir İngiliz filolojisinden veya İngiliz edebiyatını bilen birisinden sormak lazım. Anlamaz mı Murat Shakespeare'i? Bence Shakespeare'in eserleri o zaman da oynanıyordu İngiltere'de. Evet, ve halk da gidip seyrediyordu. Yani halk tiyatrolarında oynanıyordu. Ben onu bilemeyeceğim. Yani Shakespeare'in dilini yoldaki bir vatandaş, sade vatandaşın Shakespeare'in dilini o devirde anlayıp anlamadığını
dili anlayabilir de ifade biçimini anlayamaz. Ama ifade biçimini bugün bile anlamak çok zor Shakespeare'e evet. baktığın zaman. Yani evet. Shakespeare'i bugün yani, bile tam olarak... Aynı şey bizde de mevcut. Divan edebiyatındaki ifade biçimi, tarzı, söyleme sanatı daha aşağıdaki aynı hemen hemen aynı şeyleri kullanmış, imajları kullanmış bir divan halk edebiyatı şiirinde ki kadar basit ve sade değildir. Ama Rusya'da böyle değil galiba değil mi? Rus edebiyatında var. Böyle mi? Rusya'da var. Mesela? Onu İlber'e sormak lazım iyi bilir ama İlber'in de hep söylediği üst sınıf edebiyatın halk anlamazlar. Rusya'da da. Yani, Arap ve Fars edebiyatlarında da var. O öyle onu biliyorum. Onun adı da var. Var. Evet. Daha iyi. Yani Fransızlarda bilirsin, Fransızlarda da var. Sonra Arapçayı düşünün. Zengin bir Arap dili, yazı dili tamamen bambaşka, bambaşka bir şey. Bir yığın Arapça mahalli dil vardır. Fakat bir tek Arapça yazı dili vardır. Hele evet. klasik Arap dili ve edebiyatı son derece zor. Erişilmesi güç. Ne yapacağız? Ben kapayım efendim. Hocanın telefonu çalıyor. Hocamın telefonu çalıyor. Olur galiba. Benim alimler böyledir. Nerede şu? Ay. Sustu efendim. Kapatalım. Sustu. Neyse kapatalım. Siz televizyona gördü ona haber verecekler. Evet, evet. evet hocam televizyondasın diyecek. Hocam televizyondasınız diyecekler de size. Burada şunu, burada. Tamam şöyle koyayım ben bunu gelmez sesi. Bu arada stüdyomuz da yeni stüdyo. Fransızlar da var ama mesela Koneyras'ın evet. halk anlamaz onlar. Anlamaz. Anlamazlar mesela o şekilde yazılmış, klasik tarzda yazılmış Fransız tiyatro eserlerini herhalde evet. anlaması sokaktaki insanın mümkün değildir. Evet. Bu her zaman böyledir. Aydın sınıfının yarattığı yüksek seviyedeki bir edebiyat tabii ki halkı da etkileyecektir. Ama nasıl etkileyecektir? Kulaktan duymayla. Ve ona benzeyen eserler yaratacaktır halk şairleri veyahut da hikayecileri ve romanları. Yüksek seviyede yani çok iyi kaliteli bir romanın aynı konusunu çok okuyan bestseller dediğimiz bir insan bir yazar da yazabilecektir sonunda. Ama arasında bir ifade biçimi, bir anlatım tarzı farkı olacaktır. Hocam biraz sizin mesleğinize dönmek istiyorum ben. Daha doğrusu öğretim üyeliği... pardon hoca televizyon sıkıntısı çekmedi. Yok ki televizyon. Hani televizyon nerede? Bakmıyorum ki. Televizyon yok ki. Ya. Zaten bize bakacağız. Biz ben size bakıyorum. O tarafa bakmıyorum. Dikkat ederseniz. Hiç hocam artık alıştınız mı bırakamazsınız. Ben bu Murat denen adamı evet. televizyona çıkarmak için 5 sene, ne 10 sene yalvardım. Ya. 10 sene yalvardım. İnatçı televizyon mu? Halk işi. Ne işim evet, var benim? Inatçı cahiller orada. Hayatta çıkmam. Kimmiş televizyon? Şimdi inmiyor televizyonlar. Evet. Alışmıştır ama ben alışamam herhalde. Hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz hocam. Vallahi. Boşuna tehdit yani... etmişim. Yok kitabı verdim vermedim işte. Evet. Fena iş değil mi böyle? Yani kendince yaptığın zaman fena bir iş değil. Kendini soytarıya çevirmediğin müddetçe iyi bir iş. Evet, güzel de. Yani yine de çok çok sorumluluk isteyen ve çok dikkat isteyen bir meslektir. Ya o Harvard'da amfide ders veriyorsunuz da burada biz iki ben amfide ders vermiyorum. Edebiyat tarzı dersleri hiçbir vakit öyle çok öğrencilerle verilmez. Eğer 10 öğrencin olmuşsa çok şanslısındır. Eğer 5 öğrenci zaten yani 10 ile 5 arasında gider. Biliyor musunuz ben öğrenciyken Profesör Ritter'in, Helmut Ritter'in dersinde 3 kişiydik. Helmut Ritter otururdu ve verdiği ödevi mutlaka yapmamız gerekirdi. Eğer yapmamışsak o gün oraya gelmişsek yapmadan bizi kapıdan dışarı çıkarırdı. Anlarsa yani bir şey sorduğu vakit cevap veremezsek çıkın dışarı lütfen derdi. Çıkardık. İyi de efendim. Ama yani, büyük bir hoca. Harvard'da veriyordunuz dersi. Ama bütün ilhamımı bilmem da ben yani. Aslında şimdi düşünüyorum da Profesör Ritter'den almışım. Ama o benim kafama yazılmış. Derslerde mesela okuyoruz. Arapça bir metin okuyoruz. Bir hikaye okuyoruz. O derdi ki bu Süryani edebiyatında şu şekilde vardır. Ve Aramice de vardır derdi. Şimdi bu o zaman benim kafamda gelir ve geçen bir gelip geçen bir bilgiydi. Bir kulağımdan giriyor sanki, öteki kulağımdan çıkıyordu. Fakat ne zaman ben Çenkname'ye başladım, birdenbire o etkiler, hocanın etkisi, benim var olduğunu, beynimin bir tarafına kazılmış olduğunun farkına vardım. Çünkü Çenkname'yi elime alır almaz, Çenkname'yi ben metin olarak çalışmaya başlar başlamaz, bunun altında bir şey var. Çünkü anlamadığım yerler var. Divan edebiyatında ya bizi her türlü edebiyatta da zaten öyledir. Anlamadığınız önemli olan şey anlamaktır. Anlamadığınız zaman soru sormanız gerekir.
Yani eğer bir şeyi anlamıyorsanız onu anlamak gereğini duyarsınız. Bunu yanlış yazmışlar veyahut da bunun suçu şöyledir diye başkasının üzerine atamazsınız. Onu anlamak zorundasınızdır. Ben de Cenknamı'yı elime aldığım vakit normal bir mesnevide bulunan öğelerin yan yana sıralanacağını zannettim. Önde Tanrı'ya hocam, bir... Hocam kızarım önce Cenkname Emir Süleyman'a yazmış değil mi Cenkname? Cenkname Emir Süleyman'a yazılmış. Fetret devrinde. Harp dediğimiz yani Cenk müzik aletinin Cenk denen aslında Arp. Çok da karıştırılmış savaşla. Cenk'le, evet ben Cenk diye düşünüyorum. Evet Arp. Aslında o karıştırılmış da biraz. Ona da Cenkname demişler. Fakat onun musiki aletinin bir musiki aletinin aletinin serüveni aslında. Bir çengin nasıl meydana geldiğini anlatır. Ama her zamanki gibi Mesnevi'ye başlar. Orada önce Tanrı'ya bir tevhid dediğimiz bir şiir. Metiye de değildir de yalvarış gibi bir şiir. Arkadan Hazreti Peygamber Efendimiz'e bir naat dediğimiz bir kasidemsi bir şiir. Onun arkasından dört halifeye bir şiir gelir. Ve en arkada da bunlar sıralanır ve padişah. O devrim padişahına bir metiye sunulur, dua edilir ve ondan sonra da sebebi nazm-ı kitap der. Sebebi nazm-ı kitap, bu kitabın yazılışının sebebi. Orada bu kitabı niye yazdığını anlatır, ondan sonra da eserin kendisine başlar. Ondan sonra padişahın adı bir daha geçmez. Ta ki eserin sonuna. Bitirdiği vakit, bitişte yine padişaha övgü yapar ve onun kitabını ithaf ediyor. Tabii ithaf eder ve bitirir. Cenkname öyle değil. Cenkname'de bunlar yapıldıktan, sebebi nazm-ı kitap geçtikten sonra birdenbire Ahmet-i Dâi Emir Süleyman'a hitap eder. Emir Süleyman'ın büyük geniş bir tercih-i bent şeklinde büyük bir şiiri vardır. Hiç yeri değil. Bir bahar bayramından bahseder. Emir Süleyman'ı onun içerisinde koyar. Der, orada çenk çalınır. İnsanlar şarkı söyler. Aşıklı güzel bir yerdedirler. Ve herkes baharı kutlamaktadır. Ve ondan sonra o orada bulunan bir servi ağacına veyahut da servi de değildir de bir ağaca hitapla çengin tahtasının yapıldığı ağacın serüveninden iş başlar. Asıl hikaye başlar. Ben bunu bir türlü anlamadım. Kafama da taktım. Neden? Sonra bu çengin içerisinde söylediği, yani çengin ağacın orada tarif edilmesi bizim edebiyatımızda çok ağacın çok önemli bir yeri olduğunu biliyorum. Bu ağaç alelade bir ağaç değildi. Çünkü Cenkname'deki ağaç bütün meyveleri üzerinde toplayan, bütün eteğinden kökünden sular akan, büyük haşmetli bir gölgesi tacı olan ve o tacın üzerinde kuşlar konmuş, kuşları olan ve her türlü meyvanın yeşerdiği ve bütün insanların bu meyveden yediği bir ağaç. Cennet ağacı gibi bir şey. Sanki evet, cennet ağacı dediniz işte. Çünkü o ağaç hakikaten bütün ağaçların bileşimi olan bir ağaç. Fakat en çok bahsedilen dut ağacı gibi de görünüyor. Ve bu ağaç bana şeyi hatırlattı. Tevrat'taki bir ağacı hatırlattı. Ve oradan hareket ederek ağacın esas nereden geldiğini anlamaya çalışmaya başladım. Ve Türkiye'de bunu yapamadım. Çünkü Türkiye'de bunu kaynaklarına inme mümkün değildi. Ne zaman ki Amerika'ya gittim, Harvard Üniversitesi'nin o zengin kütüphanesinin içine gittim, girdim. Dördüncü katta arkeoloji yayınlarının bulunduğu kata gidip kendime bir orada yer yaptım. Kaç kitap var Harvard'ın kütüphanesinde? Çok. Tahminen? Vallahi çok, tahmin bile edemem. 5 milyon? Olabilir. Ya çok. Çok. Sonra bir Harvard Kütüphanesi'nin bir ana kütüphane şeysi vardır, merkezi vardır. Bir de musikiyle ilgili olanların bulunduğu bir yer vardır. Sanatla ilgili olanların bulunduğu yer olan muazzam bir kolları olan ve ayrı ayrı binalardaki yerleri de vardır. Sonra öyle bir üst şeyle, teknikle yapılmıştır ki bilmiyorum burada var mı? Mesela bir depoya girdiniz değil mi?
o depoya girdiğiniz zaman bir düğmeye böyle sıra sıra raflar robotlar böyle, kitabı getiriyor. Bir roman bir düğmeye bastığınız zaman o şey raflar birbirinden ayrılır. Odalar teşekkül eder, içine girersiniz. Orada da kitaplar vardır, o kitaplara bakarsınız. Allah muhafaza etsin, yani onların arasında kalıp o düğmeye biri basarsa içeride de kalabilirsiniz yani. Öyle muazzam zengin bir yer. Yani inanılmayacak kadar zengin. Ben orada bu eski kaynakları araştırmaya başladığım vakitte önce tabii İngilizce tercümelerden eski Sümer hikayeleri. Çünkü madem ki Çenkname böyle bir formülleşmiş bir ağaç veriyor bize, modeli veriyor. Bu ağacın formülleşmiş olması onun çok eski olduğunu gösterir. Zaten esasen Ahmet Dahi de diyor ki ben bunu diyor Sadi'nin, İran şairi Sadi'nin diyor aynı attaki diyor eserinden aldım. O diyor 170 kadar beyitli yazmıştı. Ben bunu çoğalttım, büyüttüm, genişlettim. 1400 beyitlik kocaman bir eser haline getirdim. Demek ki Sadi yazmış. Böyle bir eser. Ben yıllarca evvel Murat'a söylemiştim bunu. Murat İran'da buldu galiba. Evet. Getirdin ama verdin ama o ne çıkmadı şey. İyi çıkmadı. İyi çıkmadı. Sadi'nin şeyini savaş buldum. Savaş yıllarında o 80'li yıllarda ben kütüphanede evet. bulmuştum. Ve eldeki makineyle apar topar bombardıman vardı hiç unutmuyorum. Tahran'da Melik Kütüphanesi'nde orada çekmiştim. Ama hocam artık getirtilir onlar. Evet. Bu ağacı ve bir de rölyefler, resimler, eski şeylerin Mezopotamya'ya ait rölyeflere bakmaya başladım ve ağacı oralarda görmeye başladım. Aslında bunun bir Çenkname'den evvelki bir şeysi vardı. Çünkü daha evvel Seyfel Mülük adlı bir eser üzerinde çalışıyordum. Seyfel Mülük'ün de dünyaya geliş tarzı çok enteresandı. Onlara Hazreti Süleyman diyor ki vezirle padişaha bir oğlunuz olmasını istiyorsanız bahçeye gideceksiniz, bir duvarın üstüne çıkacaksınız. O duvarda bir akşam olmasını bekleyeceksiniz. Akşama doğru oradan bir yılan çıkacak, ağaca sarılacak. İki yılan çıkacak. Birbirine sarılarak ağaçta duracaklar. İşte ikiniz birer okla bu hayvanları öldüreceksiniz. Başını ve kuyruğunu keseceksiniz. Ve diğer taraflarını pişirip akşam hanımlarınızla birlikte yiyeceksiniz. Ve birer çocuğunuz olacak diyor. Gerçekten yapıyorlar. Seyfer Mülük'le vezirin oğlu Sa'd denilen kişi dünyaya geliyor. Şimdi buradaki resmi rölyeflerden birinde gördüm. Bir ağaç, ağaca bir yılan sarılmış ve ağacın üstünden de bir tanrının eli aşağı doğru eğiliyor. Bu ağacın tanrı ile ilişkisini ve yılanla ilişkisini gösteren bir hikayeydi. O zaman ben ağaç tanrısının peşine düştüm. Temmuz'un ağaç tanrısına mı? Evet, Temmuz'un peşine düştüm. Çünkü Temmuz bir bitki tanrısı. Bitki ve ağaç tanrısı. Bu bildiğimiz Temmuz ayı. Evet, Temmuz. Dumuzi. Evet, Dumuzi. Adı domuz kelimesi Türkçe'de kalan tek şey Frazer bunu söyler. Frazer der ki Türkçe'de var bir tek kalan kelime domuz. Bu Dumuzi'den gelebilir. Vahşi domuz zaten de Temmuz'u da öldüren, Temmuz'un bir versiyonu olan daha sonraki yüzyıllarda ortaya çıkan Adonis'i de öldüren bir domuzdur. Adonis'i? Adonis. 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 Güzellik tanrıcı. Güzel ama Adonis Adonis de aynı Temmuz gibi bir ağaç ve bitki tanrısıdır. Ve aynı zamanda bir güneş tanrısıdır. Temmuz'u çok cepheli, çok yönlü bir tanrı olduğunu biliyoruz. Çünkü ilk Mezopotamya'da 4000'lerde bir vazonun üzerinde Temmuz'un aşk tanrıçası İnanna ile evlenişi anlatılıyor, resmedilmiştir. O resimde İnanna bir kapıdan bakar ve bir yılın halinde hediyeler gelmektedir düğün merasimi için. Onlar Temmuz'un gönderdiği hediyelerdir. Çünkü bitkidir. Hepsi buğday, tahıl, hurma, çeşitli yiyecekler gelmektedir. Temmuz'un mu bunlar? Temmuz'un. Temmuz bunları. Temmuz'u temsil etmektedir. Ve İnanna ile evlenme terenini anlatmak. İnanna ile Temmuz evleniyorlar. Evet. Her yıl bitki ağacı, aşk ve bereket tanrıçası, toprak tanrıçası aynı zamanda ana tanrıçı ile evlenir ilkbaharda. İlkbaharda.
İlkbaharda onun evlenmesiyle de bütün dünya yeşerir, yeniden canlılık bulur. Bütün mesele bundan ibaret. Ve o esnada... Hocam Nevruz bu mu? Evet. Ve o esnada insanlar da aynı şeyi taklit ederler. Onlar da mı evleniyor? Tanrı ve Tanrıçanın kutsal evliliğini törenleri yapılır. Ve bu öyle yani bir... Nevruz törenleri bu mudur aslında? Evet, evet, evet. Sümer padişahı ki mesela İddin Dagan veya da Lipit İştar gibi Sümer kralları hep daima Tanrıçanın şeysindeki tapınağındaki baş rahibeyle Tanrıçayı temsil ederek ve hükümdar da Temmuz'u temsil ederek bir evlenme gerçekleştirirler. Bu evlenmenin gayesi toprağı zenginleştirmek, bereketi fazlalaştırmaktır. Bence krallar burada böyle bir şey yapmışlar gibi geliyor bana. Vallahi bilmem. Kendine bir fırsat yaratmışlar gibi geliyor. Babil Kulesi'nin, Babil'deki meşhur kule var ya, o tapınaktaki, o Babil'in zikuratın üstündeki en üst oda buna ayrılmıştır. Orada altından... Babil'in asma bahçeleri. Yok. Zikurat büyük yani, bir tapınağı tapınak vardır. Tapınağın en üst katında bulunan yerde bu kutsal evliliğin kutlandığı bir oda bulunmaktadır. O odada o gece işte Bel derler. Şey, Marduk'un adının bir adı da Bel'dir. Karısının tanrıçanın adı da Belit de adlandırılır. Fakat aslında Marduk'un karısından başka birisi değildir. O Belit dedikleri hanım. Ve hanımefendimiz, bizim hanımefendimiz demektir. O hanımefendi, benim hanımım ta Hazreti Meryem'e kadar uzanır. Madonna bizim hanımımız, bizim annemiz sözü. Ve bütün bu evlenmelere rağmen aşk tanrısı hala bakir, hala evlenmemiş kabul edilir kafalarda, zihinlerde. Niye? Çünkü o bakir bir tanrıçadır. Kimseyle evlenmemiştir, öyle tasavvur edilir. Doğurmamıştır. Bu hangi yıllar bu? Milattan önce? Milattan önce 4000 yılında bu vazonun üzerinde bu evlilik kim gerçekleştirildiği görülüyor. Bu evliliği gerçekleştirildiği zamanda hükümdar mutlaka bulunmak zorundadır. Eğer hükümdar gelmemişse o kutsal evlilik törenine tören yapılmıyor. Bunu da bir Sümer şeysini okurken tuğlalar tabletlerin üzerinde okurken de gördüm. Diyor ki bu yıl işte bilmem ne yılında hükümdar gelmedi ve evlilik töreni yapılmadı. Yani kutlanmadı. O zaman anladım. Niye Emir Süleyman birdenbire Çenkname'nin içerisinde kutsal evlilik töreni gibi anlatılıyor. Çünkü ilkbahar. Herkes eğleniyor ve ilkbahar kutlanıyor. Ve orada mutlaka hükümdarın olması lazım. Hükümdar olmazsa olmaz. Hatta sadece hükümdar olmayacak. Çünkü kutsal evlilik töreninde önce inanla'nın yapacağı işler var evlilikten önce. Yıkanacak. Banyoya girecek, hamama. Annesiyle konuşacak. Annesi ona nasihat edecek. Ondan sonra gelir odası süslenecek. Gelin odası, o kapıdan bakma var ya, gelişini, hediyelerin, o seyretme işte o gelin odasından bakıyor zaten. Ondan sonra kapı açılacak. Temmuz geliyor kapıya, kapıyı çalıyor fakat açmıyorlar. Çünkü inanla henüz yıkanmamıştır, hamama gitmemiştir. Bu bizim memleketimizde, Anadolu'da ve hala yakın doğuda vardır. Bizim insanlarımız hala düğün hamamlarına gider. Düğün hamamlarında yıkanırlar. Ondan sonra gelinlik hediyeler, çeyizler gelir evlere. O hediyeler, o çeyizler gösterilir herkese. Kim neler gelmiş, nasıl gelmiş. Tabii bütün bu... Yani bunlar aslında 5-6 bin yıllık gelenekler, evet, mi? Evet, evet. Bu gelenekler bize o kadar geçmişten, o kadar uzak bir geçmişten gelmektedir ki ve öyle beynimize kazılmıştır ki bunları yok etmek, bunlarsız yaşamak bizim halkımız için mümkün değildir. Mutlaka gelin hamamı. Peki Sümerlerden mi geliyor? Evet, Sümerlerden. Evet. Çünkü nasıl Kremer ne diyor? Irk olarak da Sümerlerden geliyoruz biz. Yok. Biz mi? Ha, ırk olarak. Şimdi o da ayrı bir konu. Çünkü birçok şeyler Hint Avrupa ırkının üstün olduğunu iddia eden büyük alimlerin bazıları Sümerlerin
asla ve asla şeyden olmadığını, Hint-Avrupalı olduğunu söylerler. Ve hatta onların Hindistan ile ilgisini kurarlar. Fakat son zamanlarda yazılan öyle makaleler vardır ki, ben bunları bizzat okudum çünkü beni çok ilgilendiren bir Hint'ten gelen hikayeler diye söyledikleri birçok hikayenin şeyde Binbir Gece'de aslında vatanının tamamen yakın doğu olduğunu farkına vardım. Ve onları üzerinde çalışma yaparken Hindistan'la ilgisi olmadığını, ama bir takım daha objektif yazarlar, bilginler, alimler de scholar'lar şey yaparlar. Derler ki hayır, bu Sümerce aslında çekimli dillerden. Çünkü başına ve sonuna kelimeler ekler alır, eklerle. Bizde mesela eve gidiyorum'daki E harfi gibi, datif gibi, lokatif gibi ekleri alır Sümerce'de. Onlar da derler ki hayır, bu herhalde Turan, Ural Altayık dillere mensup bir dildir. Şinasi Bey'in fikri. Şinasi Bey, ben daima rahmetli eşi şimdi, meşhur evet. Türkoloji profesörü Profesör Şinasi Tekin. Evet, Şinasi Bey'le birlikte bu hususta münakaşa evet. yapardık. Ben çünkü her Sümer metnini okuyuşumda sanki anlayacakmışım gibi bir his duyuyorum. Karı koca kavgasına bak. Ve sanki o datif şekilleri, kelimelerin aldığı ekler bana hiç yabancı gelmezdi. İngilizce tercümesini okurdum, Sümerce metnini okurdum. Ve Şinasi Bey'e iddia ederdim ki hayır bu mutlaka Ural Altay dillerindendir. Şinasi Bey de bana derdi ki böyle kararlar verme, bir benzerliklerden çok benzemeyen yönler dilde kontrol şey yapılarak, mukayese edilerek bir akrabalıkları olup olmadığı anlaşılır. Belki de o da tabii bir faraziyedir, ortaya attığı bir teoridir. Belki de Sümerler çok eskiden, M.Ö. 5000 yıllarında bulunduklarına göre Sümer'de, çok eskiden Orta Asya'da komşuydular ve beraber yaşıyorlardı. Çünkü sarımsak kelimesi, soğan kelimesi, kımız kelimesi, domuz kelimesi ve işin güzel tarafı balak kelimesi. Aydın'da ben çocukluğumda balak kelimesini çok iyi duymuşumdur. Ne demek balak? Balak gibi yatıyorsun denir Aydın'da. Birisi çok tembelse balak gibi yatıyorsun. Oğlum ben malak sonra, gibi değil midir o? Hayır, balak gibi. Balak gibi. Ben onu malak gibi. Balak onu B ile M arasında değişmeden, ses değişmesinden. Ben bunu birdenbire Sümer metinlerinde balak kelimesini gördüm. Bu bir davul demektir. Sümerlerde, tapınaklarda hiç yerinden kımıldamayan, yatan büyük bir davul vardır. Büyük dini merasimlerin yapıldığı avluda durulur ve o büyük merasimlerde o çalınır. Onun adı balak. Ve bu Türkçe'de var hala ve başka bir dilde yok. Arapça'da yok. Ki Arapça'ya daha yakın orada olmalıydı. Aha. Veya Farsça'da olmalıydı. Niye yok balak? Dübalak, dümbelek. Dümbelek. Oradan geliyor. Yani ben ısrar ederdim, bazı kelime alışverişleri var derdi. Bu kelime alışverişleri herhalde bu iki topluluğun birbirine yakın, komşu oldukları ve yüzyıllarca beraber oturdukları ve Asya'dan gelirken bu tarafa beraberinde getirdikleri şeylerdi. Unutmayalım ki biz Türkçenin... Ama Türklerin Orta Asya'dan bu tarafa gelmesi... Çok yeni, işte onu diyecektim. Unutmayalım ki, tasavvur ediyorum ki belki de bir X şeklinde bir Türkçe. Hiç bilmediğimiz bir Türkçe var. Ve yazıya geçirmediği için biz bilmiyoruz. 10 bin sene evvel oralardaki Türk ırkından veyahut da yani o Ural Altayık tipideki DNA'si nesi olan insanların ne konuştuğunu bilmiyoruz. Nasıl konuştuklarını da bilmiyoruz. Fakat bize en tarih sahnesinde çok genç çıkmışlar. Düşünün bir kere Orhan yazıtları ne kadar genç. 500'lerde milattan sonra. 500'lerle 600'ler, 700'ler arasındaki olaylar. Yani ondan evvelki nice evvel yazılmış Sümerce metinler var. O zaman diyorsunuz ki nasıl olabilir aradaki ilişki? Belki kopup geldikleri zamanki Türkçeden getirdikleri. Peki bu güneş dili teorisi doğru oluyor mu bu şey? Oluyor mu bu durumda? Hayır, zannetmiyorum. Yani Sümerler belki de yani hakikaten Türkçe ile ilgisi olmasa bile beraber yaşamış, Orta Asya'da bir nevi bir ortaklıkları olmuş olabilir. Ama Türk değil. Yani Türkler oradan gelmiyor. İspat etmek çok zor.
Fakat hocam şimdi sizin anlattıklarınıza bakınca, okuduklarımıza bakınca sanki Sümer medeniyeti bugünkü mevcut medeniyetin, mevcut dinlerin, mevcut inançların hepsinin temelinde var gibi. Yani bütün dinler sanki Sümer inançlarından türemiş gibi. Evet, yani Hristiyanlığın kendi efsanelerine bakıyorsunuz, Sümerlere bir şekilde bağlantılı. Bağlanıyor. Veya işte Yahudilerin efsanelerine bakıyorsunuz, çünkü yakın doğu bir bütündür. Değil yakın doğu. Şimdi anlatacağım şeyi de göreceksiniz ki yani bu sadece Sümer'de kalmamış. Şimdi Sümer'de başlayan bu tanrılar aslında Sümer'de büyük tabiat güçleri. Önce tabiat güçleri. Sonra tanrılaşıyorlar. Tanrı haline geliyorlar. Evet. Çünkü tabiat gücü olunca pasiftir. Henüz tanrı değildir, yaratıcı değildir. Mesela bir rüzgarın içerisindeki enerjinin adıdır Ninurta. Ningursa şehrindeki tanrı Ningursa büyük bir fırtına tanrısıdır ve o rüzgarın içindeki enerjidir. Temmuz ise ağacın, bitkinin içerisindeki enerjidir. Hatta toplumlara göre hayvanın yaratma gücünün içerisindeki enerjidir. Çünkü Mezopotamya'da birçok toplum şekilleri var. Tabii şehir şehir yaşadıkları için. Mesela diyelim ki bahçelerle uğraşan aşağı taraftaki daha güneydeki yerlerde, bataklıklarda bulunan yerlerde meyve bahçeleri var. Meyve bahçelerinin bulunduğu topluluklarda Temmuz'un adı Damu'dur. Çocuk. Ve oradaki macerası, Temmuz'un macerası ötekilerinden değişiktir. Temmuz'un ilk şekli, en eski şekli herhalde hurma ağacıydı. Çünkü en eski şekliyle ismi Ama Uşum Galanna adını taşıyan büyük bir yılandır. Ve aslında hem yılandır hem de hurma ağacıdır. Neden diyeceksiniz? Çünkü iki şeysi vardır, görünümü vardır, feysi vardır. Birisi toprağın altındaki dalların ve toprağın altına doğru inen gücü. O işte yılan şeklinde tasavvur edilmiştir. Ve o versiyonuyla, o görünümüyle adı Ningijida'dır. Ningijida denir. Ve bir yılan şeklinde tasavvur edilir. Hatta Ningijida'nın, Tanrı Ningijida'nın omuzlarından iki tane yılan çıkar ve kıvrılır. Böyle kıvrım kıvrım olur. Ve Dahak denilen İran hükümdarı acaba bununla bir ilgisi var mıydı? Ki vardı. Çünkü bunun üzerine makaleler de var biliyorum. Tabii onlar çok bilimsel olduğu için şimdi bir tarafa bırakacağım. Meyve bahçelerinde durum böyleyken bu hurma bahçeleri, hurma toplama zamanında, hasat zamanında Temmuz'un hurma olarak toplandığı zaman işte bu kutsal evlilik töreni yapılır. Bu kutsal evlilik töreni de inanla ile birleşmesi aslında inanla bir ambardır orada. Hurmalar o ambara taşınır. Ve inanların da sembolü o ambarın üzerindeki önündeki kapının şeysi postu direğidir. Ve oradaki metinler yani bu topluma ait metinlerde kutsal evlilik anlatılır. Yani ölümüyle değişimlerle ilgili bir şey yoktur orada. Ama neşeli, son derece cazip bir genç kız olarak inanla görünür. Ondan sonra Temmuz genç bir erkektir. Annesi Ningal, Temmuz'un bir inek olarak tasavvur edilebilir. Ay tanrısıdır aslında, tanrıçasıdır aslında. Hindistan'a gittik birden. Fakat hayır, hiç Hindistan'la ilgisi yok. bunlar buluşurlar gizli olarak. Bahçelerde Temmuz'da inanla. Temmuz'da ikisi. Ve bahçelerde buluşurlar. Niye gizli? Çünkü ikisi de annelerinden saklı olarak gelirler. Gelenek hala devam ediyor, dikkat edin. Ve o kız kardeşi, Temmuz'un kız kardeşi Geçtinan'la onların arasında ara buluculuğu yapar. Ve onlar sabaha kadar sokaklarda dans ederler, eve geç gelirler. Bu hikaye, bunlar vardır. Ve bu hikayeler, yani hikaye şeklindeki şiirlerin terminolojisi nerede bulursunuz biliyor musunuz? Tevrat'ta, Süleyman'ın şarkılarında görürsünüz. Aynı terminoloji. İşte sevgilisine hitap eden. Senin işte gözlerin yakuttan. Hocam o neşideler neşidesi. Işte, ya dudakların şeyden, gözlerin zümrütten, ya dudakların yakuttan diye söylenen bir takım şiirler vardır. Ne kadar dans ettiğini Hazreti Süleyman'ın önünde anlatır
o kadın kendisi ona Hazreti Süleyman'a hitap ederek. Zaten vaat edilmiş topraklar iki nehrin arası. Evet, ve zaten öyle. Ve o kadar benzer ki bu terminoloji. Yani hocam o kaçırılmaz neşideler bir şeydir aradaki etkiyi görme. Efendim? Neşideler neşidesi. Evet, evet. İnanmayayım anlatıyor orada. Evet, evet. İşin güzel tarafı ve yani anlatılan şey Allah geçer, Allah evet. Ben bu neşideleri okuduğum vakit yine anlamadığım bir şey olduğu için düşünmeye başladım. Tabii Sümer şiirlerini biliyorum ve birdenbire neşidelerde de bunları görüyorum ve bir de tarif görüyorum. Kadın yani bir put tarifi görüyorum. Çünkü Sümer'de bu putların kıymetli taşlarla süslendiğini, putların tahtadan yapıldığını ve o tahtanın görün bütün her tarafı kıymetli taşlarla ve omuzlarda taşındığını biliyorum. Aynısını, aynı tarifi Süleyman'ın neşidelerinde görüyorsunuz. Bu şey de o mudur efendim? Yani durup dururken sevgilisinin gözlerinin yakut olduğunu söylemek, kollarının işte akikten bilmem ne olduğunu söylemek. Tasavvur edebiliyor musunuz böyle bir şey? Böyle bir insan olabilir mi? O insan değil. O bir put. Anlattıkları bir puttur orada. O zaman divan şiirindeki bütün mecazlar şeyler hepsi oraya evet. Gidiyor. Şimdi gelelim yine hurmadan geçelim. Diyelim hocam hurmaya ki... gelmeden bir ara verelim mi? Verelim, bir nefes tabii. Alalım. Bir reklam yayınlayalım. Ay ben başladım sonra galiba. Devam edelim. Yo hocam şahane gidiyor. Ağzı açık dinliyoruz. Hayran hayran. Murat da burada böyle kaldı. Ben 20 senedir böyle bakıyorum hocam. Bu arada izleyicilerden bilgi geldi. Harvard Üniversitesi'nin kütüphanesinde 15 milyon 800 bin kitap varmış. Evet. Yani hepsini okuyan var mıdır acaba? Vallahi vardır. O kadar çok okunur. Ha, birçokları depolardadır. Artık çok eskimiştir. Hatta bazıları dublikedir. O dublike olanları sepetler içerisinde sene sonunda satın. Çıkarlar. Çıkarırlar hocaların kapının önüne bırakırlar. İstediğini alırsın. Çok güzel. Ben almışımdır birkaç tane. Benim kütüphanede vardır. Kısa bir ara. Değerli izleyiciler, kısa bir aranın ardından dinlerin doğuşuyla ilgili bu ilginç hikayeleri dinlemeye devam edeceğiz. Evet hocam, kaldığımız yerden devam edebiliriz. Evet. Bunun yanı sıra bir de küçük baş hayvanların yaşadığı, yetiştirildiği toplumlar vardır. Şehirler vardır. O şehirlerde Temmuz ağaç değildir. Koyundaki yaratma, canlılık, üreme gücünün tanrısıdır. Ve bu tip şeylerde, topluluklarda da yine inanla ile olan flörtleri, aşkları, gizli buluşmaları ve bizim mesnevilerimizi düşünün. Mektebe giderler, ondan sonra sevgililer aileleri tarafından ayırt edilirler ve birbirleriyle konuşmaları yasaklanır, gizli konuşurlar. Aynı şekildeki olaylar hepsi orada vardır. Buna ilaveten burada bir de Temmuz'un ölümüne ait metinler vardır. Ölüm mesela Temmuz yer altından gelen galalar tarafından o ölüm de doğum zamanı geçtikten, hayvanlar sütten kesildikten sonra artık o üreme gücü bittiği için Temmuz ölür. Ölür mü, sürgüne mi yollanır yer altına? Ölme aslında hiçbir zaman ölme değildir. Uykuya daldı. Uykuya daldı. Derin bir uykuya daldı. Veyahut da yer altına gitti, saklandı. Veya bir mağarada oturuyor, bekliyor. Yani bütün bu tabirler aslında gnostisizme geçmiştir sonra. O ne demek hocam? Gnostisizm, tasavvufi, mistik ilimlerin başladığı miladın ilk yüzyıllarından, Kabala'dan başlar. Ve ondan sonra biliyorsunuz bizim Mısır'da tasavvuf bilgisine kadar gelir. Ve Asur'da başlar bu. Asur'un son devirlerinde başlar. Kabala orada teşekkül eder. Fakat miladın birinci yüzyılında... Bu Madonna'nın mensup olduğu Kabala mı? Vallahi bilmiyorum Madonna'nın mensup olduğumu kabalık olabilir de. Yani ilk önce Yahudiler Asur'dan almıştır. Fakat 11. yüzyılda teşekkül etti denir Kabala'nın ama aslı daha çok gerilere gider. Neyse yani hocam, şimdi Kabala'ya gelince... Hocam Yunan hükema felsefesi de o mu? Efendim? Yunan hükema felsefesi falan. Evet, büyük bir benzerlikler. Çok çünkü, evet. Evet, çok benzerlikler. Peki hocam... Şimdi anlattığınız Sümerlerle evet. Sonrasında baktığınız zaman bütün
mitolojik şeylerin yani. Bu mitolojik unsurlar Sümer'de başlayıp Anadolu'ya geliyor. Doğuya doğu. Yok, önce Fenike'ye, batıya yani Akdeniz'e doğru gelir. Fenikeliler alır. Neden alır? Milattan önce 2500 yıllarında birdenbire Sami ırktan olan Araplar Sümerlerin bulunduğu yerlere doğru yerleşmeye başlarlar. Ve o çoğalırlar ve oraları işgal ederler ve Sargon, Akat Krallığı dediğimiz 1. Sargon 2500 yıllarında Akat Krallığını kurar. Ve işte o zamana kadar, bu zamana kadar Sümerler aslında gökyüzündeki yıldızların hareketlerine göre kendilerini ayarladıkları, kendi hayatlarını, takvimlerini, bir bitki şeylerini yaptıkları için devamlı olarak yıldızları gözlemişlerdir. 2500 yıldan sonra bu yıldız bilimi daha da büyük bir önem kazanmış. O kadar büyük bir önem kazanmıştır ki artık yeryüzünde olan bütün tanrılar ve gökyüzüne yerleştirilmiştir. Bu arada cennet de gökyüzüne çıkmıştır. Yani tabiat güçleri de. Tabiat güçleri hepsi gökyüzüne çıkmıştır. Hatta o zamana kadar cennet bile yeryüzündedir. Hatta bunu İbn Kesir'de görürsünüz. İbn Kesir bir yerde der ki çok eski zamanlarda cennetin yeryüzünde olduğu söylenirdi. Ben bunu gördüm. Okudum da İbn Kesir'de. Sonradan gökyüzü cennete çık. Bazıları böyle söyler der. Yani son derece de basit bir iki cümleyle anlatır. Ama aslında o büyük bir şeydir. Çünkü Dinmun adlı cennet, Erudu adlı Sümer şehrinde, yani iki nehrin birleştiği, Basra Körfezi'nin denize nehirlerin aktığı yerde Erudu diye bir şehir vardır. O şehrin bulunduğu yerde olduğu cennetin söylenir. Şatlı tarafta. Evet. Veyahut da orada Basra'nın içerisindeki bir adada olduğu söylenir. Fakat ne olursa olsun esas cennet Tanrı Enki, yani Temmuz'un babası, yeraltı suları tanrısı, tatlı su tanrısı Enki'nin Erudu şehri. Erudu şehri ona aittir ve onun yer altında sular teşekkür etmiştir. Ve orada bir cennet vardır. O cennet, ilk hakiki Temmuz oradadır. Çünkü orada diyor ki bir yığın haşur ormanlarının arasında sen pırıl pırıl parlayan bir servi ağacıydı. Ve senin bulunduğun yere sadece güneş gelirdi, girebilirdi. Ve orada Temmuz, hakiki Temmuz Enki'nin oğlu olarak bulunur. Tapınaklarda onun sembolü olan servi ağaçları dikilmiştir. Ve Tanrı Enki'nin, yani suların tanrısının şeysi olduğu için, oğlu olduğu için de her tapınakta bir havuz var. Veyahut bir çeşme vardır. Peki bugün mesela mezarlıkta servi ağacı dikmemizin evet, arkasında bu mu var? Evet, ebedi hayat. Çünkü dirileceksin. Çünkü Temmuz hiç ölmez. Geri gelir. Her sene geri gelecektir. Ve yeniden yer altından çıkacaktır. Bu şey, koyunların işte ölümü olarak, koyunların üreme zamanının bitişi Temmuz'un ölümü olduğu için onu son derece müşahhas bir şekilde anlatmışlar. İşte Temmuz ölür, süt kapları yerlere dökülmüştür, koyunlar mahvolmuştur, Temmuz ortada yoktur, sevgilisi inanla onu arar ağlayarak. Bu metinler var. Ben hep metinler üzerinden hareket ediyorum. Eski metinlerden ve işte dediğim gibi eski kalıntılardan, arkeolojik kalıntılardan hareket ederek. Bir başka toplum olan şeyde ise büyükbaş hayvanların bulunduğu yerlerde Temmuz vahşi öküzdür. Ve vahşi öküz, vahşi olarak, yani vahşi bul olarak 2500 yılında gökyüzüne çıktığı vakit öküz burcuyla birleşmiştir. Güneşin ilkbaharda öküz burcuna girmesi demek, vahşi öküzün güneş olarak gökyüzü tarlasını 12 burcu ve 12 tane yıldızı geçerek sürmesi ve bir yılı meydana getirmesi demektir. O vahşi öküz gökyüzünde fırtına tanrısı olarak bağırdığı vakit büyük bir şey, ses çıkartır. O da onun adı. Yani bütün şeyler korku verici bir ses. Bu öküzün bağırtısı herhalde çok korkunç bir şeydi ki onu roaring diyor, böyle bağırarak, kükreme, kükreyerek şey yapan bir öküz şeklinde tasavvur edilmiştir. Annesi ise vahşi bir inektir. İşte Hindistan değildir,
daha 4000 yılında milattan, ki Hindistan'daki unutmayalım ki Hindistan'daki elimizde mi gelen metinler milattan önce 1000 yılına aittir. Evet. Halbuki Temmuz milattan önce 4000 yılından bahsediyorum. 3500'den bahsediyorum. Yani Brahman dini de buradan mı duruyor? Orasını yani bir Hint olarak söylese daha iyi olur benim için. Ama ben Yakın Doğu'nun bütün şeylerin gelişmelerinin kademe ve kademe buradan Fenike'ye. Şimdi hocam 2500'de Fenike'ye geçti. Fenike'ye geçti. O da nereye gidiyor? 1500'lerde aslında büyük bir. Oradan şeye atlar. Orada Fenike'de çok enteresan bir olay oluyor. Fenike'de 2500'de bir özellik daha var. 2500'de Sami ırk gelip Akat devletini kurduğu vakit müthiş bir medeniyet, Sümer medeniyetiyle karşılaşıyor. Ve o medeniyetin etkisi altında kalıyor. Onun tanrılarını kendi tanrılarıyla birleştirmek, aynileştirmek istiyor. Böylelikle Temmuz bitki ve ağaç tanrısı iken birdenbire güneş tanrısı da oluyor. Çünkü Sami ırkın en büyük tanrısı güneştir. Peki Temmuz, Zeus, Meus falan diye. Geleceğim. Oraya geleceğim. Var mı bir yakında? Var. Peki ondan önce başka bir şey soracağım size. Oralara gelmeden önce hazır Sümerler'deyken Sümerler'den çıkmayalım. Daha çıkmayalım çünkü var Temmuz'un macerası. Epey bir macera var ama başka bir şey soracağım ben size. Bir başka bilim adamından bahsetmek istiyorum. Zakarya Sitchin. Zakarya Sitchin'in de Sümerler'le ilgili derin çalışmaları çok, var. Çok ama onun çalışmaları. Böyle farklı bir takım yaklaşımları Zakarya da var. Zakarya Sitchin de çok güzel belgelere dayanarak çok iyi bir çalışma yapmıştır. Fakat onun bir görüşü vardır. O görüşü ispatlamak istemektedir. O görüşte bu medeniyetin bize uzaydan başka bir geldiğini. Dünyadan, uzaydan geldiğini ispat etmektir. Onun için de mesela gökyüzüne çıktığı vakit bu tanrıların yerleri, Temmuz'un yeri müşteri yıldızındadır. Temmuz aslında gökyüzünde birçok başka yerlerde de vardır. Bir yeri seyyare olarak yani dönen, yerinde durmayan, burçlar gibi hiç kımıldamayanlar, onlar da kımıldıyor ama yani göremedikleri, gözle göremedikleri için onları yerinde duruyor zannediyor eski insan. Mesela gezegen olarak yeri müşteri yıldızıdır. Halbuki olarak Temmuz'un yeri Orion yıldızıdır. Çünkü Orion yıldızı ilkbaharda, şimdi o kadar geniş ki konu, bir de oradan oraya atlamak zorunda kalıyorum. Orion yıldızı ilkbaharda gece semasında değil, gündüz semasında görünmeye başlar. Ve güneşin ışınını direkt olarak alır. Dolayısıyla güneş de özdeşleşmiş olur. Şimdi gece, Orion aslında Yunan efsanesine göre gözleri kör olmuştur. Çünkü bir büyük beyin kızını istemiştir ve o da ona vermemiş, gözlerini kör etmişlerdir. O gözünün iyileşmesi için güneşe doğru yürüyecek ve güneşin doğduğu yerde kendisini tedavi edecek olan ilacı bulacaktır. Demir tanrısı Hesperides ona bir vermiştir. Kendisine götüren, yol gösteren kılavuz takmıştır. O kılavuz küçük bir cücedir ve Orion'un omuzları üzerinde bütün bir gece yürür. Ve sabahleyin güneşe doğru gelir. O küçük cüce o şeydir o. Yıldızı. Canis Major. Yani neydi? Osiris. Yok. Bir yıldızın adı Sirius. Sirius. Sirius yıldızı ona yol gösterir. Çünkü gökyüzüne aynı anda yüksek beraber bulunurlar. Ve ilkbaharda çıktığı vakit güneş o zamanlar ilk Sümer devrinde güneş Öküz Burcu'nda ilkbaharı başlatır. Öküz Burcu'nda başlattığı vakit de Ülker Yıldızı dediğimiz Pleiades de Öküz Burcu'nun o boynuzların arasında yer almıştır. Sanki Orion onları kovalamaktadır. Güvercini kovalamaktadır. Ve doğuya doğru, güneşe doğru gitmektedir ve gözleri açılacaktır. Bu demek ki gündüz gittiği için, gündüz gökyüzünde bulunduğu için de güneşle özdeşleştiğinden Temmuz'u temsil eder. Temmuz'u yıldızıdır. Başka bir yerde sabah güneşi olarak Aquila'dadır. Yani Kartal'dadır. Kartal da bir güneş sembolüdür gökyüzünde.
Yani birçok yerlerde... Onun için mevhim eski medeniyetlerin evet, bayraklarında. Evet, vardır. Selçuk'ta, Bizans'ta hep kartal var. Hep kartal evet, var. Ya şimdi Amerika'da kartal var. Amerika'da kartal sol var. Invictus. Onlar da var, doğru. Sol invictus'tur, sebebi de odur. Ha, sol invictus. Sol invictus, batmayan güneştir. Ve onu sonradan Roma İmparatorluğu Roma İmparatoru da kullandı. Cermen İmparatorluğu kullandı. Şimdi Amerika'da var. Evet. Bu nereden gelmesi? Hazreti Zekeriya Zakari ise bunu Marduk'un bu müşteri yıldızındaki şeklini kabul etmez. Onu beşinci bir seyyare olarak gökyüzünde dışarıdan gelmiş bir takım güçlerin kullandığı bir istasyon olarak kabul eder. Ve o istasyondan yeryüzüne aşağıya inmiştir bu tanrılar. Böyle bir şey metinlerde yok. Ne Jacobson, Jacob Jacobson, ne Henry Frankfurt, ne Kramer. Ya yani bu işin çok ustaları, çok büyük hem arkeolog, hem din tarihçisi, hem de sanat yani arkeoloji tarihçisi, sanat tarihçisi olan bu insanların hiçbirisinde bunları görmezsiniz. O onun görüşüdür. Tabletlerde mi yok efendim? Tabletlerde de mi yok? Tabletlerde de yok tabii ki. Çünkü onu okuyan Henry Frankfurt, bütün silindir siller, mühürlerin şu büyüklükte ve şu kalınlıkta bir kitabı vardır. Bütün mühürleri anlatır. O mühürleri ben yere odanın ortasına kor, bardaş kurar, kitabı böyle açarak okurum. Yani öyle bir şeyleri vardır, kitaplı eserleri vardır bu adamların. Dev gibi eserleri vardır. Bu eserlerin hiçbirinde beşinci bir istasyon, o istasyondan gelen yabancı şeyler, bunlar birer görüştür. Bir görüştür, olabilir, olmayabilir, ispatlanması gerekir. Peki ve bizi hocam, ilgilendirmez. Bizi tarih ve tarihi metinler ve tarihi veriler ilgilendirir. Peki hocam, bu eski medeniyetlerde, işte Sümer'de olsun, Akat'ta olsun, hatta Roma'da, Yunan'da bile, niye bu konuları hep sembollerle anlatıyorlar? Çünkü, yani orada ağaç oluyor, orada şey oluyor, orada hurma oluyor, orada bir şey oluyor, oraya çünkü çıkıyor. Çünkü son derece, bak şimdi, bir rüzgarı tasavvur et. Yaratabiliyorlar. Yaratabiliyor çünkü insan kafası, ilk iptidai insan, son derece somut bir dünya istiyor. Somut. Yani onu ancak somutlaştırarak anlayabiliyor. Sonradan düşünce soyutlaşıyor, giderek soyutlaşıyor. Nitekim düşün bir kere o şeyin Kabala'nın, mistizizmin, bu gnostik dinlerin, gnostik görüşlerin bu şeylerden doğabilmesi artık beynin soyutlaşmaya başlamasıyla. Ama hocam ilk insanı mesela Sümer'de. Evet. Bir yani Dumuzi'nin evet, veya İnanna'nın bu gelinlerle girmesi, çünkü insan nasıl uyduruyorlar bunu? Nasıl çünkü insanoğlu onu daha iyi anlıyor. O şekilde anlaması daha kolay. Tabiatı görüyor, tabiattaki canlılığı görüyor. Hah, toprak ana, Temmuz da bu, bitki tanrısıyla, bitkideki güçle, enerjiyle birleşti diyor. Birleşmek. Ve onun üzerine onun mi kuruyor şeyleri? Kuruyor, evet. Yani gelin odasının hazırlanması, evet, banyo yapması, evet, şey yapması. Her şeysi, metinler var elimizde. O metinlerden, yani düşünce aşamasında. Düşünce yani aşaması, daima somut düşünüyor insanın kafası önce. Önce somut düşünüyor, soyuta doğru gidiyor. Şimdi mesela dinlerle Sümer inancı, Sümerlerin mitolojisi arasında bir iki benzerliğe bakmak istiyorum biraz. Mesela Adem ile Havva cennetten kovuluyorlar. Yasak olan bir işi yaptıkları için ve dünyaya geliyorlar. Bunun Sümer'le de karşılığı var mı? Orada buna benzer bir öykü. Adem ile Havva'nın cennette olmasına dair Taktuk diye küçücük, çok eksik bir metin var. Ve bunun üzerinde de çok büyük bir şey yapılmıştır. Yani münakaşalar, ileri sürülen fikirler vardır. Fakat ben bu Taktuk denilen şeyi, metni gördüm. Okudum da. Çok eksik. Fakat anlaşıldığına göre Tanrı'nın yarattığı cennetinde yarattığı bir insan var. Tek başına yaşıyor ve ona bir eş arıyor Tanrı. Böyle bir metin var. Ve işte Sümerler'de evet. Yani fakat çok şey olmamış. Yani kalmadığı için elde çok bir şey söylenemiyor ama bunun cennetteki ilk insan olduğu, Adem ile
özdeşebileceği ileri sürülüyor. Hatta şeyin Stephen Langton'un bir cennetle ilgili büyük bir bir şeysi var. Yakın Doğu mitolojisini anlatan, evet, Semitik mitolojide büyük bir chapter ayırmıştır Tattuk'a. Bir de Tanrı Enki'nin bulunduğu Eridu şehrindeki bu cennette de Tanrı'nın birçok kadınlarla birleşmesinden meydana gelen bir macerası vardır. Orada da birazcık cennetteki kadın ve erkek problemine parmak basılmıştır. Vardır yani, bir şeysi vardır. Peki hocam, bu Yunan'a, Roma'ya nasıl geçti? İşte onu anlatacağım. Fenike'den. Onu anlatacağım. Bu Temmuz... Evet efendim. Temmuz büyükbaş hayvanlarda geldiği vakit yine ölümüyle ilgili bir şey görmüyorsun. Yine evliliğiyle ilgili şiirler var fakat ölümüyle ilgili şiirler yok. Büyük bir şeyde, meyve bahçelerinin bulunduğu yerde, Damo adını aldığı yerde Temmuz'un adı Oğul'dur. Orada ön planda anne vardır, kız kardeş vardır ve Temmuz vardır. O şiirlerde Temmuz'un ölümü anlatılır. Yani o zaman bütün bu şehirlerde yaşantılara göre meydana, evet, gelmiş olan Temmuz, değişik versiyonlardaki Temmuz, hepsini bir toplarsak ve bir bütün haline getirirsek, Temmuz'un inanmayla flörtü, aşık olması, evlenmesi, evlendikten sonra yapılan büyük kutsal evlilik töreni ve o da mutlaka bir ziyafetle ve mutlaka kırlık, bahçelik bir yerde ve mutlaka musiki aletlerinin olduğu, bu çalındığı ve çengin ve flütün çalındığı. Çünkü, evet, flüt Temmuz'un şeysidir. Ve erkek, yani tanrıların müzik aletidir. Evet. Çenk de tanrı çalar. Müzik aletidir. Çalındığından sonra ertesi günü büyük bir ziyafet verilir. Ve o ziyafette artık her şey, aradığın her şey bulunur. Ondan sonra hazırlanan gelin odasına gidilir. Gelin odasına gitmeden evvel inanlanın şeysi Ninşubur gelir. Onlara işte bundan sonra bereket vereceksin krala ve bu toprağa diye bir takım öğütler yapılır ve odaya girilir böylelikle. Peki o nasıl Venüs olur efendim sonra? İşte 2500 yılında İnanla'nın yeri o zaman gökyüzünde Venüs yıldızı. Venüs yıldızı. Çünkü İnanla aslında mitolojik şeysinde ay tanrısının kızıdır. Hı. Nanna adını verdiğimiz, her şehirde bir baş tanrı vardır. Her şehirdeki o baş tanrı mutlaka bir bereket tanrısıdır. Mesela Nanna isinde Nippur'da, Ningürsu işte Gürsu şehrinde Ningürsu olarak hepsi birer bereket, fırtına, yağmur ve gök gürültüsü tanrısıdırlar. Ve bunlar çünkü yağmurdur. Yağmur aşağı inince bereket olacaktır ve bitki meydana gelecektir. Onun için ikisi birbiriyle çok yakından ilişkilidir. Ve onlardan bir tanesi de ay tanrısıdır. İlk tanrı, asıl büyük gökyüzü tanrısı Anu'dur. Anu kendi oğlu olan atmosfer tanrısı yaratır. Enlil'i yaratır. Enlil bir atmosfer tanrısıdır ve gökyüzünde babasından ayrıldıktan sonra aşağıya, atmosfer tanrısı olduğu için yeryüzüne doğru çekilir ve annesi, kendisini dünyaya getiren annesini de kendisiyle birlikte yeryüzüne sürükler. Ve ilk, yani şimdi kozmografyada ilk yapılışı. Yani böylelikle annesi aynı zamanda kendisinin karısı olur, sevgilisi olur. Ve bu gelenek ve aynı zamanda da kız kardeşi olur. Çünkü Anu'nun kızıdır. Olduğu için hem kız kardeşidir, hem annesidir, hem de şeydir. Mesela Temmuz'un kız kardeşi Geçtinan'la da hem İnanla'yla bir yerde özdeşleşir, hem de aynı zamanda Temmuz'un kız kardeşidir. Çünkü Temmuz ölür, bitki ölür, asmalar, o bir asma ve şarap tanrıçasıdır. Asmalar ve üzüm sonbaharda onun arkasından gelir. İkisi bitkinin değişik görünümleridir ve kız kardeştir. Afrodit mi oluyor o? Afrodit'tir, evet. Sonra peki nasıl gitti efendim? O hali nasıl aldı? İşte bu inanla 2500 senesinde gökyüzüne tanrılar çıkarken, tanrıça da çıkıyor.
ve şeyi şey yıldızını. Ülker. Ülker yok yok. Venüs yıldızı. Venüs yıldızını da yer ediyor. Venüs yıldızı olarak. Zühre yani. Evet, Zühre bizim Zühre. Bildiğimiz Zühre oluyor. Ama tek sembolik Zühre değil. Birçok sembolleri var. Evet. Sembollerinden birisi kaplan, diğerisi aslan. Çünkü aynı zamanda sonradan savaş tanrıçası da olduğu için şeydir. Çeşitli, çok yönlü bir tanrıçı olduğu ve yüzyıllar geçtikçe üzerine birikimler yaptığı için çok yönlü, çok fazla sembolü olan bir tanrıçı haline gelmiştir. Şimdi bu Sargon devrinden itibaren Sargon'un batıya doğru genişlemesiyle, imparatorluk haline gelmesiyle bu etkiler Sümer'den yavaş yavaş batıya doğru gelir ve Fenike'ye yerleşir. Fenike ve oradaki şey, Lübnan'a ve şey, Filistin'e, Palestine'a doğru iner ve oralarda etkilerini göstermeye, oranın tanrılarıyla birleşmeye başlar. Fenike'de şeyi, kendi tanrılarını, adı bu sefer inanmanın adı Semitik etkiden sonra İştar haline gelir. İştar. İştar'ın Fenike'deki adı Astarte'dir. Astarte, Lübnan dağlarında Nehr İbrahim, bugünkü Nehr evet, İbrahim, Nehr İbrahim evet. Halbuki o zamanlar Nehr Adonis, Adonis Nehri'nin büyük yarlardan aktığı yerde bir büyük tapınak vardır. O tapınak Astarte'nin tapınağıdır. Ve Astarte ilk defa Adonis'le, yani güneş tanrısı, aynı zamanda bitki tanrısıyla o tapınakta karşılaşır. Ve o tapınakta aşık olur. Ve Adonis o tapınakın bahçesinde ölür. Böyle bir şeyde relief de var. Çünkü o reliefte İştar yerde oturmuş, Astarte yere oturmuştur. Temmuz ölmüştür. Ölü haldedir ve ona doğru gitmek ister ve gözlerini gökyüzüne doğru atmıştır. Aynen bu resimden bir reliefi vardır ikisinin ve tapınağın da sütunları falan dökülmüş oldu. Bu hala bugün bulunmaktadır. Frazer bunu öyle anlatır ki bu tapınak o kadar yüksekte, Lübnan Dağı'nda o kadar yüksek bir yerdedir ki o tapınağa çıktığın vakit aşağıya baktığında kartalların yuva yaptığı ağaçların tepesini görebilirsin. İşte Nehr İbrahim, tıpkı Temmuz nasıl Enki nehirler tatlı sularla ilgiliyse, Adonis de nehirle ilgilidir. Onun adı da Nehr Adonis'tir ve Lübnan Dağı'ndan çıkar ve ilkbaharda bulanık akar. Suları, oranın toprağı kızıl olduğu için kıpkırmızı akar ve onun içinde Adonis'in kanı. Öldü ve Adonis'in kanıyla akıyor bu nehir denir. Ve o kan, şeyde de yamaçlarda da laleler. Çiçek, evet. Lale de Adonis'in şeysi olur. Ve ben bir reliefte bitki tanrısının elinde bir lale, tanrıçanın elinde de, Iştar'ın elinde de bir gül resmedilmiş halde görmüşümdür. Vardır yani, böyle bir relief vardır eski zamanlardan kalma. Gül tanrıçaya aittir. Çünkü işte Adonis'i kurtarmak için Astarte koşar. Ve böyle bir çalılık güllerin bulunduğu bir yerden koşar. Ve güllerin dikenleri onun ellerini, ayaklarını yırtar. Ve onun kanıyla bütün güller kırmızı olur. Onun için kırmızı gül aşk buradan Leyla'nın ve divan edebiyatındaki ideal güzel kadının yani Leyla ile Mecnun. Peki hocam. Burada işte. Onu zaten rica edeceğiz de ben bir şeyi sormak istiyorum. Orayı tam anlayamadım şimdi. Fenike'den. Evet. Yunanlılara bu ticaret yolları vasıtasıyla mı geçti bu? Fenikeliler biliyorsunuz denizci millettir. Evet. Fenikeliler şeyleriyle birlikte, gemileriyle birlikte denize açılan Mısır'a kadar ve Kıbrıs'a giden insan. Kıbrıs'ta yerleşiyorlar. Astarte'nin bu macerası. Ha, unutmayalım ki Temmuz'u da Adonis'i de birer domuz. Aslında denizi Temmuz'u bir bizon öldürmüştür. Adonis'i de bir vahşi domuz öldürmüştür. Bunun da sebebi güneşin yakıcı sıcakları geldiği vakit tanrı ölür. Çünkü ilkbahar güneşiyle başlayan tanrı bütün bitkileri yeşerdikten sonra
bir yakın doğunun sıcağını biliyorsunuz. Bitkiler sararmaya, korkunç bir sıcak başladığı vakit Adonis de ölür, Temmuz da ölür. Ve bu sıcak yaz güneşinin sembolü tanrısı ise, gücü ise adı Nergal adı verilen, daha sonradan Yunan mitolojisinde Mars. Bizim edebiyatımızda ve mitolojimizde Mirih olan tanrıdır. Mirih yani. Ve savaş ölüm tanrısıdır. Ve güneşin sıcak yaz güneşini temsil eder. Aslında sadece onu temsil etmez, soğuk kış güneşini de temsil eder. Güneşin öteki dünyaya, yani güneye doğru inip yerin altına indiği zaman da temsil eder. Yunan'a nasıl geçti işte Yunan, efendim? İşte Yunan'a, işte bu macera ticaret yolları bahsediyor. Ticaret yollarıyla, gemilerle gider. Ve Adonis'in bu hikayesi Paphos'ta, Kıbrıs'ta, Paphos şehrinde Fenike'nin kralları işgal ettikleri vakit kurdukları Paphos şekline kendi geleneklerini götürürler. Astarte'yi götürürler. Astarte'nin tapınağını oraya götürürler. Ve her Fenike kralının adı Kiniras'tır. Yani ünvanları Kiniras'tır. Adları değişiktir. Bu birinci Kiniras neyse sonuncu Kiniras da aynıdır. Ve bu Kinirasların oğlu olarak Adonis gösterilir. Adonis işte Tanrıça ile evlenen, Kıbrıs'ta da Tanrıça ile evlenen ve sonra da ölen tanrıdır. Peki isimleri nasıl değişiyor? Mesela Zeus'a nasıl oluyor? İsimleri Astarte. Aslında Afrodit'in aslıdır. Astarte. Lingüistik değişim bu. Astarte, Afrodit. Astarte'deki R, O, T, sondaki T, Afrodit şekline geliyor. Zeus kim mesela? Zeus, oraya geleceğiz. Çok da uzadı. Vallahi ben yok. Erken gidelim, kedim hasta diyor. Evet. Bir şey olmaz, Bir şey olmaz. Vallahi kedim bir şey olacak diye korkuyorum. Şimdi birini yollayıp aldın isterseniz kediyi. Aa, nasıl, evde kimse yok. Kediciğime bir şey olmasın da bu arada. Bir şey olmaz hocam kediye. Onlar 9 canlıdır ya. Ay yok, çok krizler geçiriyor. Biz bir ara verelim isterseniz. Kısa bir ara verelim. Yok. Devam ederiz. Peki devam edelim. Evet hocam. Zeus nasıl yani, oldu? Bu şekilde geliyor Kıbrıs'ta. Yunanların eline geçtikten sonra tanrılar yavaş yavaş tarih sahnesindeki bir insan gibi görünmeye başlıyor. Önce hükümdar olarak görünüyorlar. Hükümdarla kraliçelerin arasındaki maceralar şeklinde anlatılmaya başlanıyor. Ve mesela Astarte orada bir Kıbrıs'ta bir kraliçedir. Tamaza adlı Lübnan'da bir gence aşık olmuştur. Ve o genç için Lübnan'a, o tarafa kaçmıştır. Ve onu da, fakat evlidir, kocası arkadan gelir, Temmuz'u öldürür. Ve Astarte değil artık, bir kraliçe olan o hanım da Temmuz'un, yani Temaza'nın, dikkat edin, Temmuz Temaza şekline dönüşmüştür. Onun cesedi üzerinde ölür. Yani bu duruma, hikaye bu duruma gelir. Leyla Mecnun ölmesi. Daima. Ve bu Roma'ya da geçer. Bu hikayeler mesela Priamus ile Tişbe hikayesi olarak görürüz orada. Priamus ile Tişbe komşudurlar. Artık yani Roma'ya geçtikten sonra, Yunan'a geçtikten sonra hem tanrıların... Peki o zaman Roma var mı? Korunmuş mu Roma? Zamanla. Bu zaman galiba et tüzüklere denk geliyorsun. Evet, zaman. Evet. Yani ben artık atladım. Zamandaki, çünkü o kadar hikayeler çoktur ki Seres'in mesela sonbahardaki hikayeleri sırasında Adonis'in dünyaya geldiğini anlatan iki büyük vardır. Apollodoros'un kitabında anlatır Yunanlı yazar. O şöyle anlatıyor. Diyor ki Mirha diye bir Kıbrıs kralı Kiniras'ın bir kızı vardır. Ve annesi Seres'e seremonilerini görmek için gitmiştir, yoktur. Babasına aşıktır Mirha. Babasıyla birlikte olmak için annesinin yokluğunu gözler. Ve annesinin bu güz döneminin dini seremonilerini kutlamaya gitmesinden istifade ederek babasının odasına karanlıkta girer ve onu aldatır. Ve ondan sonra ondan hamile kalır. Baba bunu öğrenince dehşete düşer
ve kızını öldürmek için eline işte bir kılıç alır, onun peşine düşer ve Mirha kaçar. Mirha, onun Mür ağacıdır, adının adıdır. Mür ağacının adı. Onu da hemen belirteyim. Mirha kaçar, o koşturur. Ondan sonra en son atlarlar, dereler, tepeler geçerler. Nihayetinde Arabistan tarafına doğru giderler. Ve orada Mirha dua eder. Beni, yani bunu elinden kurtar. Beni öyle bir şeye dönüştür ki kurtulayım elinden der. Ve acır yukarıdaki tanrılar ona. Onu bir Mirhara ağacına dönüştürür. Mür ağacına dönüştürür. Mür ağacının sakızı zank şeklindedir. İnanır mısınız, bu zank ve bu şey bizim Hamdullah Hamdi 15. yüzyılda bir beyitte geçer. Ve Lübnan dağlarının evliyalar yeri olduğu ve lalelerin Lübnan dağlarında açtığına dair de Hamdullah Hamdi'nin şiirleri var. Gelenek devam ediyor. Gelenek devam ediyor. Ya yani onu demek istiyorum. Roma'ya geçmemin sebebi bu, o kadar söylenen, o kadar bilinen, yakın duyuyu o kadar etkilemiş, büyülemiş ki bu güç, yani yakın duyuyu Avrupa'ya kadar gitmiş. Tabii, Hristiyanlığı tabii, da etkiliyor. Gidiyor her yere. Hocam gidiyor. Mesela İsa kavramı. Ha, onun üzerine bir makale yazıyordum. İsa neden gökyüzünde dördüncü katta kaldı? Ve neden giderken üzerinde bir toplu iğne götürdüğü için, evet, güneş göğünde kaldı. İsa güneşle ilgili durdu ondan. Ve ben bunu söylemeyeceğim. Niye bir toplu iğne, o toplu iğne nedir? Güneşle niye kalmıştır? İdris Aleyhisselam değil mi de şeylerin, İdris Aleyhisselam enki, enki olduğu bugün tespit edilmiştir. Enki'nin tek tanrılı dinlerde, bu tanrılar tek tanrılı dinlerde ya peygamber, Enki gibi, Enki'nin İdris peygamber şekle dönüşmesi, peygambere dönüşmüşlerdir, veli olmuşlardır. Ya da cin veya melek şekline dönüşmüşlerdir. Muhakkak kendilerini şey yapmışlar. Bir yer bulmuşlar. Bir yer bu. Cebrail mesela, Nergal'in bir keşididir. Azrail, sıcak yaz güneşi tanrısı, ölüm tanrısı, yer altına insanları götüren tanrı, Nergal, yani Mars yaradığıyla Mirri, Azrail'in kendisidir. Bizde Azrail olmuştur. Hocam Hızır nedir? Ha, Hızır Temmuz'un kendidir. Temmuz'un kendisi değil mi? Çünkü yeşilliklerle ilgilidir. Ve diyor ki senede bir defa Hızır ile İlyas ve buluşurlar. Hıdrellez. Hızır ile İlyas bir araya gelir. Hızır ile İlyas'ın bir araya gelmesi zaten bitki tanrısı ile güneş tanrısı bir arada düşünülmüştür. Yakın doğuda bunlar şeyden sonra, Akat devrinden sonra ayrılmamış, özdeşleşmişlerdir. Aynı tanrıdırlar. Senede bir defa bir araya gelmeleri güneşin koç burcuna. Tabii onu da söylemem lazım. 2400 yılında güneş öküz burcunda girerken, 2400 yıllarından itibaren güneş ilkbahara koç burcuna girmeye başlar. 2160 sene sonra güneş daha ondan sonraki bir burçta, balık burcunda girecek. Biz bilmiyorum şimdi hangi burçtayız ama güneş her 2160 senede bir burca girer. Yani bunlar gökyüzü hesaplamasını biliyorlar, evet, değil mi bu adamlar? Kesin. Peki nasıl biliyorlar o kadar? O kadar büyük kitap. Öyle kitapları var ki Babil'de Zikkurat aynı zamanda bir observatörüdür. Her zaman yani. Orada büyük kendilerini. Her zaman unutmayalım ki orası bizden daha yakın gökyüzüne, güneye doğru. Ve gökyüzü daha aydınlık. Yıldızlar yere daha yakın. Çok daha iyi gözleyebiliyorlar. Buna devamlı yani bakıyorlar. Devamlı bakıyorlar. Ama dürbün yok, teleskop yok, hiçbir şey yok. Yok ama gözle gözlüyorlar. Ve mesela Venüs'ün çıktığı anda, Ay'la birlikte yakın çıktığı zaman, babasıyla beraber çıktı. Aşim Babbar. Hilal şeklindeki ayın adı Aşim Babbar. Büyüdüğü vakit Nanlar adını alır. Şimdi ben bunları okuduktan sonra hep geceleri gökyüzüne baktım yıllarca. Evet, yaz aylarında. Evet. Hiçbir halt göremedim. Çünkü biz gökyüzünde çok uzaktan bakıyoruz. Onlar daha yakındalar. Yani bana sanki bu Zakaria'nın söyledikleri biraz mantıklıymış bile. Bu kadar uzayı biliyor olmak enteresan bir şey. Yok, çok iyi. Ben bu şeyleri dillerini anlamak çok zor. Ama hocanın dediği doğru.
aşağıda çok daha aydınlık gözüküyor. Evet, güneye doğru gittikçe çok daha aydınlık sema. Mesela Aydın'da bile İstanbul'da görmediğin bir gökyüzü görürsün. İstanbul'da çok ışık vardı ondan. İstanbul'da ışıklar ne kadar görünüyor. İstanbul'da ben çocukken gökyüzü seyrederdim. Dağ çıkınca daha da iyi görünüyor. Bizim Taraçya'ya çıkar gökyüzünü seyrederdik. Aydın berrak bir gökyüzüne sahiptir. Yani orada seyredebilirsin onları. Görürsün. Mesela Orion'u görebilirsin. Boetes'i görebilirsin. Boetes'i büyük avcı. Orion büyük avcı. Ve Temmuz'la bir eşi olduğu o kadar belli ki Orion nasıl Temmuz nehirle ilgiliyse, babası nehir tanrısıysa o şeydi Orion'da Samanyolu dediğimiz büyük nehrin kenarındadır. Bir ayağı o kenardadır Orion'un. Yanında köpekleri Canis Major ve Canis Minor'la birlikte gider. Canis zaten köpek demek. Köpeğin Canis Minor şeydedir, nehrin öte yanındadır. Canis Major onun altındadır ve önlerinde de bir tavşan gitmektedir. Ve zaten eskiler gökyüzünü bahçe gibi tasavvur etmişlerdir. Ve bizim edebiyatımızda vardır bu. Birçok divan edebiyatı beytinde gökyüzünü bir çiçek bahçesi, bir ağaçlıklı bir yer gibi tasavvur ettiklerini görürüm şairlerin. Ya bunda hiçbir şey kaybolmamıştır. Her şey bir bütün şeklinde bu yüzyıla kadar, 16. yüzyıla, 17. yüzyıla. Fakat bir şey var, bir önem var. 15. yüzyıldaki o mitolojik anlam ve zenginlik, mesnevilerdeki görülen mitolojik motifler kelime olarak devam etmiştir. Ama anlamları artık boştur işleri. 17. yüzyılda, 18. yüzyılda ve onun içinde zaten Sepki Hindi dediğimiz bambaşka bir dilin doğması, şiiri yenileme arzusundan doğmuştur. Şimdi hocanın söylediği şekilde o bahsettiğimiz kitabı yazarken ben Şükrullah'ı hatırlarsınız hocam evet. Konuşmuştuk. Orada bir dua var. Evet. Zühre duası diyor. Bu sanata başlayacak olan diyor. Zühre sabah yıldızı değil mi? Venüs. Ha zühre iki türlü görünür. Sabah yıldızı ve akşam yıldızı olarak. Sabah yıldızı olarak Venüs bir savaş tanrıçasıdır. Akşam yıldızı olarak Venüs bir aşk tanrıçası. Çünkü her şey geceye aittir orada. Leyli de geceye aittir. Leyla oradan gelir. Leyli yatıl demek değil mi? Leyli geceye aittir. Kadınlar orada ince saf Leyli'dir. Şimdi bir zühre duası var. Diyor ki musikiye başlamak isteyen önce şu tütsüleri yaksın, şu şeyleri. Ondan sonra bu duayı okusun diyor. Bir de zamanı vermiş. O arada ben Gönül Hanım'ın Çenginamesini okuyordum. O da ben bir benzerlik fark ettim. Hatırlarsınız. Evet. Şükrullah'ın 15. yüzyılda yazdığı Zühre Duası, M.Ö. 4000'de yazılmış İnanla ilahisi. Evet. O Sümer ilahisi ve birçok mısralarda aynen neredeyse 4000-5500 sene sonra yazılıyor. Peki nereden buluyorlar bunu? Nereden okuyor? Onu hoca biliyor. Hafızadan mı bu koyuyor? İnsan şey, bizim yakın doğunun en büyük şeysi, özelliği sözlü edebiyattır. Sözle öğrenir, hafızada biriktirir ve yazıya geçirmez. Zaten gizlidir. Sonunda bu gizlilik o dereceye varmıştır. Kabala gibi tasavvufi şeyler, büyük şeyler teşekkür ettiği vakit ustadan çırağa, hocadan öğrenciye geçen bir gizlilik haline gelmiştir. Öğrenilen şeyler tamamen sözlüdür. Ve bu zaten anlattığım şeylere dikkat ederseniz öyle bir güçlü hikayelerdir ki bunlar. Düşünün ki bütün kendi hayatlarını, insanoğlunun hayatı ile ilgili şeylerdir. Bitkinin yeşermesi, hayatın geri dönmesi, yeni baştan bir hayat yaşama kaderinin her yıl yeniden düzenlenmesi insanoğlunun kendisiyle ilgili bir şeydir. Onun için de derinden etkilemiştir. Hiçbir şey bunu engelleyememiştir. O yüzden de Temmuz'un ölümü, öteki dünyaya gidişi ve 25 Aralık'ta güneş olarak yeniden dünyaya dönüşü Noel ve günlerin yani. Uzatmaya başlaması. 25 Aralık. Evet. Güneşin günün uzamaya başlaması. Aynı zamanda İsa'nın doğum günü değil mi? Evet. Çünkü kilise babaları bunu yasak edememiştir. Temmuz'un bu şeysini, seremonilerini, bu dini ayinlerini men edemedikleri için miladın 3. yüzyılında mı ne bir karar almışlardır ve Hazreti İsa'nın doğuşunu
o güne getirmişlerdir. Yani aslında Hazreti İsa o günde doğmamış ama bu binlerce yıllık geleneği sürdürebilmek için bir bahane edilmiş. Ve onu Hazreti İsa ile özdeşleştirebilmek için böyle bir şey yaratmışlardır. Ve takvim yapmışlardır. Yani, ve dikkat edersiniz servi ağacı gelir. Bugün yani Amerika'da her yıl kutladığımız servinin kesilmesi, çınar ağacının, plane tree'nin, pine tree'nin gelip evlere konması. Çam. Çam ağacının etrafına yani her türlü süslerin konması. Bir yılın süs üzerine neden? Çünkü o da tıpkı Temmuz'un ağacı gibi her üstünde türlü meyveyi. Şey, meyve oldu. Evet. Oradan mı geliyor Noel ağacı? Evet. Ve o ağaç ve güneş bir bütündür. Tepesine de yıldız konur. Evet, bu ağaç ve güneşin bütünlüğü keşke yani zaman olsa o kadar çok birikmiş yani bir Noel şey. Yani Noel ağacı aslında Temmuz'un o üstünde bütün evet. meyveleri barındıran evet. cennet ağacı. Sol Invictus'un tekrar zaferidir. Güneşin zaferidir. Hocam vaktimiz var anlatın. Ben yoruldum. Sen sustun bu akşam. Sen konuş. Hoca konuşurken ne haddimize kimse konuşuyor. Estağfurullah konuş. Sen konuş. Gülmür Hanım anlatırken. Allah Allah. Hocam Meryem hangisi Hazreti Meryem? İşte şeylerle ilgili. O da bakire olarak İsa'yı dünyaya getiren ve şeysi de kendisine hitap edilme de Madonna. Bizim Madonna. Hanımefendimiz aynen Marduk'un karısı. ...na hitap de yapılan belti bizim hanımımız deniyor ona da. Ve bu giderek bu gelenek Hazreti Meryem'e geçiyor. Ve bu elinde bir asa da tutuyor. Hmm. O asa da aslında ağaçtan gelen bir daldır. Ve en eski şeylerde Sümer betimlerinde yine Sümer'e döndüm. Çünkü aslı hep kökü oraya gidiyor. Sadece ağaç... olarak Tanrı gücünü göstermez. Ağaçtan alınan bir dal da Tanrı kadar güçlüdür. Ve hükümdarların elindeki asa o dallardan alınır. Musa'nın asası da oradan mı geliyor? Evet, oradan geliyor. Çünkü Musa'nın asası aslında gökyüzündedir. Ve o Musa'ya verilmeden evvel gökyüzüne de olduğu ve sonra Musa'ya verilmek üzere yeryüzüne indiği vakitte Musa onu eline aldığında her vakit yeşildir. Her zaman. Gittiği yerlerde de her şey yeşil olur. Ya o alelade bir asa değildir. İşte o büyük Tanrı Temmuz'un dallarından gelmiştir. Ve bu öyle bir şeydir ki giderek sadece ağaç Tanrı'yı temsil etmiyor. Ağacı tapınaklarda bakan, tapınağı yapan ve o ağacı koruyan hükümdar da ağaçla temsil edilmeye başlanıyor. Asıl Temmuz dediğim gibi cennette babası Enki'nin yanında. Her tapınakta Mezopotamya'da her tapınakta bir ağaç var. O ağacın yanında bir havuz var ve o havuz ve onu o ağacı yeşeren ölü ağacı her zaman yeşeremesi için sulayan hükümdardır. Hükümdar eski zamanlarda hem rahiptir hem hükümdardır. İkisi bir aradadır. Sonradan medeniyet geliştikçe rahiple hükümdar birbirinden ayrılmıştır. İşte o hükümdar o şeyin, o tapınağın ve o ağacın sahibidir. Ve o giderekten ağaç aynı zamanda hükümdarı temsil etmeye başlar. Ve bu asa da aynı zamanda hükümdarın elinde olur. Hatta Asur'da bir şey var, bir mektup var. Bir dost şeye yazıyor, hükümdara yazıyor. Biz ölmüş köpeklerdik. Bizi elindeki bastonu bizim omuzlarımıza dokunarak bize can verdin. Yine baştan dirildik. Yani hükümdar dahi elindeki o asayla insanlara can verecek kadar büyük bir güç kazanır. Şeye kadar ve, gider mi o zaman Hazreti İsa'nın? Tabii. Şey tabii mucizeye kadar gider. Mucizeye kadar gider. Tabii. Çünkü Temmuz can veren, yeşeren. Neden? Temmuz'un bir versiyonu da şeydedir. Eşmun. Bir türlü söyleyemem. O tanrıda. onun adını bir türlü beceremiyorum. Ama o tanrının ilk görünümü olan Eşmun'du. O da Fenike taraflarında. Fenike Eşmun'da bir tanrıdır. O da güneş tanrısıdır. Ve onun da sembolü Yunan'dır. Çünkü ağaç tanrısınız bir sembolü yılandır. Ve o yılan
Tıpkı Ningijida gibi iki yılan, ağaca sarılmış iki yılandır. Peki bu aynı zamanda sembolün sembolü. Şimdi oraya getiriyordum. Evet, o işte Temmuz'un iyileştirici vasfının sembolüdür. O tas doktorlara kadar gelmiştir bugün. Yani bütün dünya medeniyetine baktığınız zaman Sümer sembollerinden türemiş. Evet. Bence uzaylılar. Ben inandım vallahi. Bilmediğimiz şeylerden konuşamayız. Birazdan ama Marduk'tan konuşacağız. Marduk da işte bu Temmuzlardan bir her şehrin bir tanrısı var dedim ya. Her şehrin bir tanrısı var. Marduk da Babil şehrinin tanrısıdır. Başlangıçta Marduk da bereket tanrıları gibi ağaç, top ot tanrısıdır. Fakat şeyden Semitik ırkın yerleşmesinden sonra güneşle özdeşleştirilir ve günü ilk bahar güneşi tanrısı olur. Çünkü ilkbahar gerek Ninurta, Nippur'daki Ninurta, gerek şeydeki Babil'deki Ninurta daha eski bir tanrıdır. Ninurta'nın yerini aynen Yunan mitolojisinde olduğu gibi Kronos'un yerini Zeus aldığı gibi onlar da baba genç tanrıya doğru giderler. Marduk da zamanla Ninurta'nın yerini alır. Ninurta ise bir hem bereket, fırtına, rüzgar tanrısıdır. Hem de aynı zamanda güneş tanrısı. O da ilkbahar. Sabah, güneş, sabah ve akşam güneşinin tanrısıdır. Ve sembolü de ceylandır. Çünkü boynuzları... Leyla Mecnun'daki ceylan o mudur? Evet. Mecnun'un bir ceylanı vardır yanında. Mecnun kucağında bir ceylanla ölür. Ölür. Mecnun kucağında bir ceylanla ölür. Mecnun'un ölümü sonbahardır. Mecnun ilkbaharda başlar. Mecnun'un ilkbahardaki seremoniler, ilkbahardaki o şeyler yeşildir. Şeyle Leyla ile buluşurlar, kırlıklara gidilir falan. Bütün şeyle şimdi aklımda yok tabii beyitler da göstermem gerekir. Her şey ilkbaharda gelişir ve yaza doğru gidilir. Mecnun yaza doğru giderken geleceği görür. Bir ağaç görür, bir ağacın altında oturur. Ağacın tepesinde bir karga görür. Karga siyah renkli. Gece rengindedir. Ona haber verir geleceği. Çünkü karga uğursuzdur. Karga aslında bu Ninurta gibi fırtına ve rüzgar ve gök gürültüsü tanrılarının iki yüzü vardır daima. Birincisi bereketli, cömert, cemal tarafı. Tanrımızın da cemal ve celal tarafı vardır unutmayalım. Bir de görünmeyen bir sel geldiği vakit ortalığı bir selin aldığını düşünün. Felaketler olur. Ve onlara Sümer halkının nasıl yalvardığını görseniz metinlerde o selleri getirmemesi için, büyük felaketler olmaması için nasıl yalvarırlar Tanrı'ya. Yani iki yönlü bir Tanrı'dırlar bunlar hep. Onun için ne anlatıyordum? Ceylan'ı efendim. Ceylan'ı anlatıyordum. Mecnun'un Ceylan'ını. Bu Ceylan'ın güneş olarak göründüğü vakit ölen bunların hem bir bitiş yerini hem de bir başlangıç yerini gösteren yerleri var. Yani bir ölümü bir de doğumu gösteren yerleri var. İşte Ceylan'ın ölümü akşam güneşi olarak güneşin batışı ile ilgilidir. Leyla ile Mecnun Fars mıdır? O işte yakın doğunun Arap önce Arap edebiyatında meydana gelmiştir. Ama şimdi birçok edebiyatçı meslektaşım bana diyecektir ki işte Kays'ın belki de bir şairdir, Arapların arasında yaşamıştır. Böyle şiirleri toplamıştır ve bu şiirlerden sonra bir mesnevi yazılmıştır. Ben bunlarla ilgilenmiyorum. Evet doğrudur, bütün bunlar doğrudur. Fakat bu mesnevinin içerisindeki motifler, verilen veriler... tamamen eski mitolojik motiflerle ilişkilidir. Hocam mesela aklıma geldi şimdi. Gördü ki bir avcı dağım kurmuş, dağımına gazeller yüz olmuş. Onu mu kastediyor? Oradan gelen bir gelenek mi bu? Tabii yok. Ceylan'ın gördü ki bir avcı dağım vurmuş. Dağım kurmuş, evet. Dağımına gazeller yüz olmuş. Yüz olmuş. Mecnun'un Ceylan'ı kurtarış şeysini anlatıyorsun değil mi? Evet. Ben daha çok Mecnun'un ölümüyle ilgili kucağında... Arap edebiyatında ama bu. Arap edebiyatında. İran'a geçerken bu değişiyor. Çünkü unutuluyor. Çünkü anlamı değişiyor. Yani Arap edebiyatında mesela önce şey ölür. Mecnun ölür. Mecnun ölür, evet. Sonra Leyla ölür. Evet.
Bu çok önemlidir. Çünkü şimdi ben size inanla anlatacağım. Şeyde düşünülerek yazılmış inanla şey edebi bir eser olarak yazılmış inanla Temmuz hikayelerinde daima önce inanla ölür, sonra Mecnun olur. Halbuki halk arasında söylenen ve dini seremonilerde okunan hikayelerde önce Mecnun ölür. Sonra Leyla ölür ve Leyla sevgilisi, karısı olarak Mecnun'u aramak üzere yer altına iner. Ve onu yer altında iner. Yer altına inmek aslında bir nevi ölümdür. Yani İnanla'nın yer altına inmesi İnanla'nın ölümüdür. Yani orada onun Mecnun'dan sonra yani Temmuz'dan sonra öldüğünü gösterir. Ama bu Arap edebiyatında böyle olduğu halde bunun anlamını da kaybediyor tabii zamanla. Önce Leyla'yı öldürürler, sonra Mecnun'u ölmeye başlar. Bu Nizami ile tam şeyini bulmuştur, ifadesini bulmuştur. Ve bizim edebiyatımızda da orada anlamadığı için. Yani artık onun ölümü, önce Mecnun'un ölümü onlara manasız geliyor. Yani artık neden olsun ki öyle bir şey? Önce Leyla'nın kadın olarak ölmesi. Evet, sembolizmi kayboluyor orada. Evet, kayboluyor. Bir yerde de. Evet. Romeo mu önce ölüyor, Juliet mi? Tişbe, onu anlatacağım işte. Roma'ya doğru uzandığı vakit, Roma'da bir... ama Roma'da geçmiyor hikaye. Hikaye Babil'de geçiyor. Bunu anlatan kişi ise Ovid, meşhur Ovid. Şeyinde, mitolojik eserinde anlatıyor bunu. Bu Babil'de yaşayan iki komşu var. Bunların bir çocuk, Biryamüs adlı bir oğulları var birisinin. Tişbe adlı bir kızları var. Ve bu iki sevgi çocuklukla beraber büyüyorlar. Ondan sonra ikisi sevgili oluyor. Aileler buna katiyetle karşı koyuyorlar ve bunlara yasaklıyorlar. İkisinin evi arasında büyük bir duvar çekiliyor. Fakat bu civarda bir delik var. İki sevgili bu delikten konuşuyorlar gece saklı. Ve bir gün karar veriyorlar o delikten konuşarak. Diyorlar ki Ninus'un yaptırdığı tapınaktaki dut ağacının altında buluşalım. Ve o şey Tişbe önce gidiyor oraya dut ağacı. Dikkat edin Ninus, Ninurta ile ilgili, Ninova şehriyle ilgilidir. Yani Taksim Tehir olmuştur ama Ninus adı da aslında Ninurta'nın bir şeklidir. Ve insan şekline dönmüş, kahraman şekline. Çünkü tanrılar daima hükümdarlarla özdeşlikleri için tanrıların şehirlerinin atları aynı zamanda hükümdarların da atları olmaya başlıyor. Bugünkü Nemrut Dağı'nda bulunan Nemrut dediğimiz şey aslında Ninurta'nın kendisidir. Nimurta, Nimurt, Nemrut oradan gelmedir. İşte o Tişbe önce gidiyor. O sırada bir kaplı aslan avını avlamış, ağzı kanlı olarak geliyor bir sudan. Orada da tabii ağaç var, dikkat ederseniz su var. O sudan bir su içmek için geliyor ve Tişbe bundan korkuyor ve bir mağaraya kaçıyor. Oradaki bir mağaraya kaçıyor fakat eşarbını unutuyor orada. Priyamus arkadan geliyor, aslan o eşarpla uğraşıyor ve ağzındaki kanlar o eşarba bulaşıyor. Priyamus geliyor ve o kanı ve görüyor. Eyvah aslanın onu öldürdüğünü düşünüyor. Ve o aslan da tabii aslında eğer çok derine gidecek olursak sıcakların şeye doğru ilk sonbahara döndüğü aslan burcu. Güneşin ölmeye yarısı yaz, yarısı kış dediğimiz şey, ölmeye doğru yüz tuttuğu bir zaman. Yani aslında sonbahara doğru gidiyoruz. Ölümler hep sonbaharda oluyor. Ve kendisini öldürüyor orada, Tişbe öldü diye. Tişbe oradan çıkıp sevgilisinin ölümünü görünce, o da kendisini öldürüyor ve sevgilisinin yanına uzanıyor. Ve bu arada onların kanından beyaz dutlar kırmızı dut haline çevriliyor. Her türlü modifin her türlüsü var. Akarsu var. Büyük ağaç var. Rengin kırmızıya dönmesi var. Fakat bunlar artık medeniyetlerin büyük şehir hayatından, hükümdar, büyük millet
durumuna, insanların milletler olarak teşekkül etmeye başladığı bir seviyeye geldiği vakit bunlar tanrılar olmaktan çıkıp hükümdarlar, hatta hükümdarlar olmaktan çıkıp normal insanlar haline dönüşüyorlar. Efsane, yani mitolojiler lejantler olmaya başlıyor, efsaneler olmaya başlıyor. Hocam Mısır'ın durumu ne? Mısır çok değişik. Nasıl değişik hocam şimdi? Mısır. Sümer'le Mısır çağdaş gibi aslında çağdaşlar. Aslında birbirinden çok etkilenmişler. İkisi de göğe bakıyor sürekli. İkisi de göğe bakıyor ama Mısır'ın astronomi bilgisi Babil'den çok daha düşük. Daha mı düşük? Evet. Birçok şeyler son yüzyıllarda Yunanlılar geldikten sonra yazılmış eserlerdir. Ve yani Osiris'e... Halbuki Mısır'a bir sürü yakıştırma vardır. Yani Mısır gök bilimi çok biliyor. Evet, evet. Ama eğer okursanız şeyi Sabiyanlar diye bir İngiliz lordunun İngiliz daha büyük bir şeye bir düke yazdığı büyük, o da şu büyüklükte ve şu elim kalınlığında bir kitap sadece gökyüzünden bahsediyor ve o düke hitap etti ederek yazmış. Orada Mısır'ın evet Mezopotamya ile çok yakından ilişkisi var fakat iklim değişik. Nil Nehri'nin yaptığı ile Dicle Fırat'ın yaptığı şey farklı. Ne farkı var? Çünkü Nil taşıyor. Ve ama taştığı vakit çekildiğinde çok bereketli bir toprak bırakıyor. Ve onlar Mısırlılar şeyin hele Asur daha kuzeyde taşmalar, dağlık bölgeler daha çok insanı Mezopotamya insanı tabiatla daha çok uğraşıyor. Halbuki Mısır daha rahat. O şeyin Nil'in getirdiği topraklarda çok daha bereketli bir şekilde uğraşıyor. Meşgale kalmıyor. Onun için de güneş onlar için çok önemli ve tanrıları, kralları da güneş olarak. Yani halbuki tanrı olarak tasavvur ediyor tanrısını. Sümer. Hayır. Mısır. Mısır. Halbuki Mezopotamya'da tanrı değildir hükümdar. Hükümdar tanrıyı temsil eder. Hükümdar tanrının sembolünü evet alır ağaç sembolünü. Ondan bir değneği asayı elinde taşır. Ama hükümdar tanrı değildir. Onun bir vekilidir. Onun gönderdiği, onun daha doğrusu seçtiğidir. Ancak seçilen bir hükümdar İştar ile veya İnanla ile evlenmiştir. Seçilmeyen hükümdar evlenmez. Ancak onlara yani kutsal damat adı verilir. Bunu Hristiyanlıkta İnanla'nın yerini kilise almıştır. Hazreti İsa kilise ile evlenmiştir. Ve kilise kutsal gelin olmuştur. Kutsal damat, bridge groom diye tercüme ediyor İngilizce'de yazarlar bunu ki İsa'dır. Ve İsa'nın kilise ile evlenmesi sırasında da yıkanma, gelin odası gibi kilisenin hazırlanması, suyla vaftiz etme. Hepsi bu özellikle Doğu kilisesi. Ama vaftiz Hristiyanlık öncesinde de var. Tabii var, tabii ki var. Onun yani, devamı diyorsun. Onun devamı zaten, onu diyorum. Yani Jean Baptiste şeyden daha önce, İsa'dan daha önce. Tabii yani demek istiyorum ki devam ediyor bütün bunlar. Devam ediyor ve ta İsa'ya kadar geliyor. Aslında hocam. İnsan, şimdi hocam biraz daha ilerleyecek taşlanacağız yani dinler aslında yok. Dinler çok tehlikeli zaten. Aslında tehlikeli. Ben buraları konuşmayayım artık. Biz hocayla senelerdir konuştuğumuz için dinler çok tehlikeli. Artık buralarda hocam yalnız bir şey sormak istiyorum. Siz şimdi televizyonu yeni açan mesela arkeolog falan zannedeceksiniz. Divan edebiyat hocası. Evet. Klasik edebiyat profesörü. Ben arkeolog değilim. Türk edebiyatı. Sanat tarihçisi de değilim. Şimdi, evet. Fakat benim bir kendi kendime geliştirdiğim bir görüşüm var. Bir edebiyatçı. Hocam bir kısa ara verelim mi? Tabii tabii. Saat 12'den önce bir ara vermemiz gerekiyor. Sonra devam edelim. Saat 12'ye 20 var. Ay bir saat sonra bitiyor çocuklar. O kadar yoruldum. Yok. Sabahçıyız hocam. Biz kediye göndeririz mi? Aa yok vallahi gidiyoruz. Sabahçıyız bu sohbet burada. Evet kısa bir ara.
Hocam biraz da maillerdeki meraklara gidelim. Marduk dediniz. Hı hı. Millet birbirine girmiş Marduk deyince. Çünkü Marduk biliyorsunuz dünyaya çarpacağı söylenen evet. bir gezegen var. Evet öyle diyor. Diyorlar ama... Bunun Sümerlerle bir şeyi var mı? Marduk, Babil'in bitki, önceleri bitki tanrısı. Daha sonra da Semitik ırkla birleştikten sonra da güneş tanrısıdır. Şeyin Enki'nin çocuklarından birisidir. Enki hem medeniyeti getiren tanrıdır. Ve aynı zamanda büyü ve sihir tanrısıdır da. Aslında tamamen medeniyeti getiren tanrıdır. İdris peygamberle birleşmesi sebeplerinden biri de, yani İdris'in onunla birleşmesinin sebeplerinden biri de odur. Çünkü terzilik, giyinme bir nevi bir medeniyet gösterisi olarak İdris'le birleşmesi ondan ileri gelir. Fakat aynı zamanda bunlar sihir yapan, büyüyle yenen, güçlükleri yenen tanrılardır. Marduk'un mesela Yaratılış Destanı'nda Enuma Elish adı verilen Yaratılış Destanı'nda kendisini ilk yaratılan kaos olan ve Taymat adı altında söylenen büyük canavar şeklinde bir yaratık olarak tasavvur ediliyor kaos. Karanlık bir güç ve onun yarattığı diğer karanlık güçler var. Ve o karanlık güçlerle yeni genç tanrılara karşı bir savaş açar Taymat. Ve Marduk'a verilir vazife, bu vazife. İkigi denilen büyük bir tanrılar toplantısında hiç kimse kabul etmez onunla savaşmayı. Marduk savaşmayı kabul eder ve Taymat'la savaşmak üzere hazırlığını yapar. Savaş aletleri ateş, rüzgar, yani gibi tabii rüzgardır önemli. Çok en önemli şeylerden, silahlarından birisi rüzgardır. Çünkü Taymat ağzını açtığı vakit beraber savaşırlarken onun ağzına üfürür. Öyle bir güçle üfürür ki büyük bir zaten rüzgar tanrısı, bereket tanrısı olarak ve Taymat nefes alamaz ölür. Ondan sonra... Yani atom bombasının patlaması gibi aslında. Bak şimdi bunu Sümer bilmiyor. Sümer atom bombası bilmiyor. Belki Sümer, biliyordu hocam. Beşinci bir istasyon bilmiyor. Yani yok, uzaylı yapacak Sümer. İlle uzaylı yapacak. Peki şeyi merak ediyorum şimdi. Bu Maya takvimi 2012'de bitiyormuş. Evet öyle bir şey var. Peki Sümer takvimi var mı böyle biten başlayan bir yerde? Yok. Yok. Benim bildiğim kadarıyla yok. Biz Sümerlere inanalım o zaman. Maya Sümerlere inanalım. Acaba evet. Maya takvimi de hakikaten öyle bir şey var mı? Bilmiyoruz. Kulaktan duyuyoruz. Evet. Ama hocam eski yıllar mesela Ulu Bey'in o Zici Sultani'de şeyde falan dönemler çok uzun devirler. Tabii ki. Bugünün devrimi bizim yılımız değil herhalde. Dönemler aslında güneşin 26 bin senelik güneş, demin bahsetmiştim ya kısaca her bir burça girdiğinde. Evet. Fakat öyle bir gelenek meydana gelmiş ki, o kadar yerleşmiş ki güneşin koç burcuna girdiği an 2500 işte tarihin, iyice tarihi vesikaların toplanmaya başladı. Bizim edebiyatımızda 15. yüzyılda 16. hatta son zamanlara kadar daima ilkbahara güneş sanki koç burcunda giriyormuş gibi görülür. Öyle değildir. 2160 sene içerisinde güneş başka bir burca girer. 2160 tasavvur edin ki 12 burcu dönüp dolaşıp tekrar en eski şekline, yani kartal olarak, yani umutlu kut olarak, bizim de meşhur Simurg kuşuna dönüşüp gelebilmesi için tam 26 bin küsur sene geçer. Ve bunu hesaplıyorlar. Sümer takvimi doğru. Sümer takvimi doğru. Bu şeyi devam ediyor. 26 bin yıllık döngüyü hesaplıyor. 26 bin döngüyü hesaplar. Peki Sümerler ne kadar? İşte Sümer bu şeyleri farkına varmaya başladığı vakit gökyüzünde 4000 yıllarında başlıyor. 2500 yıllarına doğru gökyüzünde... Ne kadar sürmüş Sümer medeniyeti tam olarak? Sümer medeniyeti Akatların gelmesiyle tabii ki şey olarak resmi olarak... Yani büyük bir krallık olarak falan bitmiştir. Ondan sonra tamamen Semitik Babil, eski Babil Krallığı, yeni Babil Krallığı, Akat Devri, Asur Devirleri başlamıştır. Peki Yahudiler Sümer'den mi Mısır'a göçmüşler? Aslında Hazreti İbrahim Sümer'de yaşayan birisidir. Evet. Aslında hocanın dediğine şey yaparsak Sümer hala devam ediyor. Ur şehrinde yaşamıştır. Ve aslında İbrahim aslında bir tapınakta
bir rahip olan bir kişinin oğludur. Ve o rahip bütün gökyüzünü bilir. Çok iyi bilgili bir adamın oğludur. Ve zaten İbrahim'in bunları bilmiş olması da ondan ileri gelir. Babasıyla birlikte göç ettikleri vakit Ur şehrinden göç edip Urfa'ya. Geldiklerinde artık tek tanrı dine doğru gittiği söyleniyor. Tabii ki bunların arkasında bizim dinlerimizde öyle anlatılıyor hiç olmazsa. Ama Hazreti İbrahim hakikaten öyle düşündü mü düşünmedi. Urfa'da doğmuş değil mi İbrahim? Urfa'da yaşadı. Doğduğu bir mağara vardır orada. Doğduğu söylenir. Ur şehrinde doğdu. Ama Urfa'da bir mağara vardır Hazreti İbrahim. Bizdeki İnanç. Bizdeki doğru değil yani. Hayır, o bir efsane olabilir. Ur şehrinde doğmuştur ve göç etmiştir. Göç ederken hatta bir ağacın altında uyuduğu ve uyuduğu vakit rüyasında gökyüzünden kendisinden aşağı doğru bir meleğin bir merdivenle indiği rüyası vardır. Ve oraya bir şey dikmiştir, kuyu açmıştır. O kuyu hala orada durmaktadır. Ve oradan Urfa'ya gelmiştir. Urfa'da yerleşmiştir. Yani Urfa yakınında öyle bir kuyu var zaten değil mi? Evet, orada da var. Hocam, yani nereye gitseler tapınak, tapınakta bir ağaç. Bu ağacı, bu şeyi, şey havuzu Hazreti Süleyman da yapmıştır. Yaptığı tapınakta, Hazreti Süleyman'ın yaptığı meşhur tapınağında da ağaç da vardır, bu su da vardır, havuz da vardır. Hocam siz şimdi divan edebiyat hocasısınız. Asıl mesleğiniz o. Şimdi bu anlattığınız çerçevede değerlendirilince ben, divan edebiyatı bambaşka bir şey çıkıyor. Evet. Türkiye'de bu niye yapılmıyor? Bilimlerin arasında bir ilişki kurulmasını doğru olacağını düşündüm. Sadece bir sanat tarihi veya sadece arkeoloji tek başına değil. Ben bir metni anlamak... Mesela ben eğer... arkeolojik şeyleri, rölyefleri, bu metinleri görmeseydim, Çenkname'deki bizim Emir Süleyman'ın niye esas hikayenin içine girdiğini, niye metnin bir bahar bayramıyla başladığını ve neden ağacın bir insanı temsil ettiğini anlamayacaktım. Peki, kesinlikle doğru anlayacaktım. Bir şekilde bir takım şeyler söyleyecektim ama bunların hakiki anlamlarını farkına varmayacak. Peki efendim bu eğitim bizde niye verilmiyor? İlimler arasında bir kontakt ya yaklaşma olmalı. Birbirlerini sahaları içerisindeki bilim. Tarihçi sadece tarihi, edebiyatçı sadece tarihi, edebiyatı bilmez, bilmemeli. Peki bir şey merak ediyorum ben. Domuzun acaba kötü olmasının sebebi dinim hem bizim dinimizde hem Yahudilikte yasaklanmasının sebebi domuzun bir katil olması mı? Öldürmüş olması mı? Evet, tabii olabilir. Pratik alanda da domuzun tabii anlatıyorlar. Ki pratik alanda iki sebebi var. Birisi sıcak, çok yaz günlerinde domuz etinin dayanamamış olması ve onun için de İslamiyet'te ve Yahudilik'te men edilmiş olması. Diğer sebebi de yine ekonomiktir. Göç ederken domuz yürüyemez. Koyun, keçi yürür. Bunlar göçebe ilk zamanlarında göçebe milletler. Domuzu götüremiyorlar. Onun için de domuz etini ile ilişkileri oldu. İngiliz'in güzel bir kitabı vardı o domuz hakkında. Ama yani dini anlamda gerçekten doğru. Nergal domuzun timsali, Nergal'in timsalidir domuz. O yüzden de tabii savaş tanrısı, ölüm tanrısının timsalidir. Hocam Rüstem-i Zal ile sence Uç arasında bir şey var mı? Rüstem ile İran Esatirindeki. Circiz peygamberi. Evet, Circiz zaten bizde Circiz. Orada St. George'dur. Onun şeyle ilgisi var. Temmuz'la ilgisi var. Hızır'la ilgisi var. Hızır'da. Rüstem'le ilgisi de olabilir. Kahraman olarak. Yani artık evliya veyahut da peygamber olarak değil de bir kahraman olarak. Peki Sümerler'de 12 sayısının bir önemi var mı? Çok büyük bir önemi var. Ne? Çünkü 24 saat değildir. İkişer saat olarak tasavvur edilir gün. 12 saat olarak tasavvur edilir. Gılgamış'ın da bir günden geceliğin kalkıp yer altına inip karanlıklar dünyasını geçip önce kuzeye doğru yönelip kuzey kutbundan en büyük kuzey kutbundaki en yüksek yere çıkıp oradan doğuya doğru gidip doğuda güneşe kavuşmuş olması 12 saattir.
Halbuki o 12 saatin her biri birer saat, 24 saattir bizim saatimizde. Şeyden merak ettim şimdi. İsa'nın 12 havarisi var. Çünkü o İslamiyet'te 12 evet. imam var. Ama onların gökyüzündeki 12 burçla da ilgisi var. Çünkü 12 burç, her bir burçta birer tanrı oturmaktadır. Eskiden yani gökyüzüne çıktığı vakit tanrılar 12 burcun her bir yerinde şeyinde bir tanrı vardır. Acaba Yahudilikte de 12 emir vardı, ikisini düşüp kırıldı mı, ne oldu dağlar inerken? Vallahi bir İsa'nın da havarileri 12. 12 bizim İslamiyet'te 12 imam 12 var. Burçla, 12 burçla ilgisi vardır. Şeyde var mı 12'li bir şey Yahudilikte? İsa güneşse eğer 12 burçtaki seyyardaki tanrılar da onun havarileridir. Yahudilikte var mı 12'li bir şey? Bilmiyorum. Tabii. Yedi şeyli bir ağacı temsil eden, aslında ağacı sembolize eden şamdanları var. Menora'yı diyorsunuz. Şeyse, şamdanı. Evet, şamdanı. Şamdanları var ki o da yedi seyyareyi hem ağacı temsil ediyor hem yedi seyyareyi temsil ediyor. Onun üzerine de bir yorum bakalım. O yedi edebiyatta, musikide hep vardı. Seyyarat-ı Seba. Evet, seyyareler. Yedi seyyare, yedi avaz, yedi şey. Evet. Her şey yani gökte ne varsa aşağıya koymuşlar. Bir, bu da Sümer anlayışıdır. Sümer'de şöyle bir anlayış var. Yeryüzünde bulunan her şeyin gökte bir yansıması, gökte var. Bir yansıması vardır. Veyahut da gökyüzünde bulunan her şeyin yeryüzünde bir yansıması vardır. Peki Sümer'de şöyle bir şey var mı? Amerika diye bir kıta. Amerik diye bir kıta. Yok. Yok mu? Ben görmedim. Yani ben tabii bir şey değilim. Arkeolog değilim. Arkeolojideki bütün durumlara da hakim değilim. Yalnız Türk edebiyatı ile ilgili olan yerleriyle ben Sümer'deki hikayeleri okumuşum. Sonra şeyi konuşalım. Niye Türkiye'de size hocalık yaptım? Ah boş ver onları. Şunları sor bana. Yayınlarınızı konuşacağız efendim. Onları konuşacağız. Konuşmayacağız. Şimdi konuşalım. Hadi konuşalım. Evet sen sor. Niye Türkiye'de üniversiteden kovuldu hocam? Ben kovulmadım, çıktım, istifa ettim. Ama niye istifa etmek zorunda kaldınız? Niye ettirdiler? Çünkü doçent olma sıramda Amerika'dan gelmiştim. Önce şeyde Atatürk Üniversitesi'nde, daha sonra siz doktoranızı nerede yaptınız? Ben doktoramın derslerini UCLA'de aldım. Fakat doktoramı yapmak için daha çok zaman lazımdı, yazmam için. Atatürk Üniversitesi'nde bulunduğum, hoca olduğum ve şey devlet tarafından okutulduğu için de devlete yani yüksek malum okulunda, yüksek öğretmen okulunda okuduğum için de devlete borçlu, ona hizmet etmek zorundaydım. Mecburi hizmet. Mecburi hizmetim vardı ve Atatürk Üniversitesi bana daha fazla izin vermediği için geri döndüm. Geri döndüm. Atatürk Üniversitesi. Yani Los Angeles'tan döndüm. Los Angeles'tan geri döndüm ve izin alarak zaten o zaman Profesör Titze ile beraber çalışıyordum. Profesör Ekman, Janoş Ekman ve Titze ile. Titze dedi ki bana, zaten bu eski Türk Edebiyatı'nın en büyük şeysi, ustası, en büyük alim Ali Nihat Tarlan. Bu inkar edilemez. Ali Nihat Tarlan'la yazacaksın bunu. Doktorana artık gider Ali Nihat Bey'le yazarsın. Ben izin aldım Atatürk Üniversitesi'nden. İstanbul'a geldim ve İstanbul'da tezimi yazdım ve Ali Nihat Bey'le beraber çalıştım. Ali Nihat Bey'le beraber çalışırken İstanbul Üniversitesi'nde korkunç bir olay oldu. Öyle bir olay oldu ki benim hayatımı, kız kardeşimin hayatını, Mehmet Çavuşoğlu'nun hayatını hepimizi etkiledi. Nasıl bir olay bu? Söyleyelim bir şeyi. Kız kardeşi Profesör Günay Kut, Boğaziçi'nde o Türkoloji bölümünü kuranlardan. Hepimizi etkiledi. Türkiye'nin çok önde gelen Türkologları. Olay ben bir gün işte Ferhat-ı Şirin'i çalışıyorum Ali Nihat Bey'le. Şöyle büyük bir masada oturuyoruz. Bir yığın lügatler önümüzde. Her sabah kahvesini içer. Ondan sonra da çalışmaya başlarız. Çeşmenur teyze kahveyle birlikte bir mektup getirdi. Mektubu aç evladım dedi bana. Sen oku ben dinleyeyim. O da kahvesini içiyor. Ben mektubu açtım, okuyamadım. 1402 mi? Çünkü çok korkunç bir mektup. Ne diyor? Mektup Eskişehir'den geliyordu. Şeyde İstanbul Üniversitesi'nde okuyan bir öğrencinin annesi yazmış. Diyor ki bölüm başkanı bizim hocamız da, hocam da Ali Nihat Bey de. Diyor ki biz diyor üniversitelere çocuklarımızı gönderiyoruz. Orada eğitilsinler.
işte hayatlarını kurtuluda bir yön versinler diye. Ama siz orada bizim çocuklarımızı hasta ediyor, mahvediyorsunuz. Benim kızım bu sene oraya gitti. Yani İstanbul Üniversitesi Türkoloji bölümüne yazıldı. Fakat oradaki bulunan bir hocanız kızıma saldırdı. Ve benim kızım şimdi Gruba Hastanesi'nde hasta yatmakta. Psikolojik büyük bir depresyon geçirdi. Tecavüz yani. Evet. Ali Nihat Bey bunu duyar duymaz kaşları bir düğümlendi. Simsiyah kesildi. Ve ben bunun arkasını getiririm dedi. Derhal bir yazı yazıldı dekanlığa. Ve Profesörler Meclisi'nde okutulmak üzere yazı gönderildi. Profesörler Meclisi toplandı ama hocamızın gönderdiği yazı okutulmadı. Çünkü o bu işi yapan kişiyi meclis Profesörler Kurulu'nda tutan çok insan vardı. Hiç kimse mevzu bahis etmedi. Bunun üzerine yani bir öğretim üyesi bir öğrenciye tecavüz etmiş ve bu örtbas edildi. Örtbas edildi. Bunun üzerine Ali Nihat Bey fena halde kızdı. Birkaç defa bu tekrarlanınca öğrencileri bir sabah derste ders yapmadı. Herkese o şahıs hakkındaki bildikleri ne varsa isimlerini yazmadan bir mektup, bir yazı halinde yazmalarını ve kendisine vermelerini söyledi. Hiçbir öğrencinin ismini görmedik. Bu mektuplardan bazıları bende hala duruyor. Öğrenciler bize neler anlattılar? Kız öğrenciler. Böyle bir tecavüz değil ama sarkıntılıklar. Ondan sonra tehditler. Eğer söylersen seni sınıfta bırakırım. Katiyen geçirmem demeler. Erkek öğrencilerin bazı problemleri. Yani inanılmaz bir felaket çıktı. Ve Alnahat Bey bunları tekrar bir yazıyla yeniden Profesörler Kurulu'na gönderdi. Hiç kimse tanımadı. Şey yapmadı. Hiç kimse. Evet. Bunun üzerine Alnahat Bey son kozunu oynadı. Yaz geliyor artık. Son Profesörler Kurulu toplanacak. Biz de diyoruz ki hocam katiyen... Basına verseydiniz keşke. Dedik ki işte basın yapalım hocam. Bunlar asla ve asla konuşmayacaklar. Hoca bir basın toplantısı yaptı. Akşam gazetesi, Cumhuriyet gazetesi, daha birçok gazeteler. Yıl kaç? 1967. Ben Amerika'dan döndüm. Ve basın tabii her tarafa yayılınca rektörlük araya girdi. Bu sefer rektörlük bir araştırma açtı. Ve hepimizi sorguya çekmek üzere bütün bölümün asistanları, hocaları, öğrencileri sorguya çekilecek. Fakat seçilen 3 tane jüri heyetinde 2 tanesi o şahsın çok yakın arkadaşı. Hukuk fakültesinde. Hiçbir netice çıkmayacağını biliyoruz. Biliyoruz. Fakat gidip ve o şahıs da o esnada beni, Günay'ı ve bizim etrafımızdaki insanları tehdit etmeye başladı. Benim hakkımda güzel, doğru söz söyleyeceksiniz. Yoksa sizi doçent yapmam, profesör yapmam. Hatta ben de çok sivri dilli bir insan. Sivri dilliyim. Sivri dilliğimden başıma çok iş geldi. Ben de ona dedim ki hocam bizim babamızın parası var, malı da var. Biz yaşarız. Ama siz buradan atılırsanız neyle yaşayacaksınız? Bu o kadar kızdı, o kadar kızdı ki bana. Ben arkamdan bağırıyor, seni inim inim inleteceğim. Seni buralarda yaşatmayacağım diye bağırıyor. Ben de güldüm. Fakat beni inim inim inletti. Beni yaşatmadı. Beni ta mancınıkla atar gibi Amerika'ya attı. Ne oldu sonra bu adama? Sonra bu adam... Tabii ki rektörlükten hiçbir ses çıkmadı. Bütün öğrenciler gitti, ifade verdi. Çıkmayınca öğrencilerin hepsi Millet Meclisi'ne gittiler, Ankara'ya. Dertlerini anlatmaya. Oradan da hiçbir ses çıkmadı. Çünkü mecliste yine onun arkadaşları vardı. O kadar arkası kuvvetliydi ki Profesör Fahir Bey'i bu konuda tehdit ettiği vakit bu çocuklardan yana oluyorsun Fahir. Ben seni bir adam tutar arkandan bir şeyle bıçakla hançerlerim seni demişti. O kadar kuvvetliydi yani. Ne oldu bu adam sonra? Bu adam orada kaldı. Birkaç sene önce öldü. Ali Nihat Bey demişti ki ben bu çiviyi soktum.
Ben bu hocam, çiviyi çıkaracağım evladım derdi bana. Ali Nihat Bey bu çiviyi çıkaramadı. Ben gitti. O gitti. Onun odasını o aldı. Kimdi bu adam? Artık söyleme. Eski hesaplar. Ve bu adam yüzünden ben komünist... Fakat bu adam bu bana değildi. Benim doçentliğim zamanında korkunç... Doktoramdadır. Birçok hocanın aynı şekilde... Hukukçu mudur? Edebiyat hayır, hukukçu. Edebiyat fakültesi bizim üniversite fakültedeydi. Yani sadece Gönül Hanım'ın veya Günay Hanım'ın değil... Çok kişinin bir yukarısı şeyi var. Evet. Bir kötülüğü gördüğünü anlatırlar. Nasıl bir üniversitedir ki? Utanmaz adamı utanmaz adam yapanlar çevresindekilerdir. Nasıl bir üniversitede bulunuyorduk ki? Bu üniversitede öyle bir insan korundu. Ben de buna şaşarım hep. Nasıl olabilir? Onu koruyan da en az onun kadar şerefsizliğe sapıktır. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Utanmaz Adam adlı romanını hatırlatıyor bana. İşte o romanda hep utanmaz adamın utanmaz yapanları anlatır o da. Yani böyle bir şey. Büyük büyük rezalet. Evet. Büyük rezalet. Sonra siz Hacettepe'ye gittiniz değil mi? Hacettepe yapacağım. Doçentlik zamanım geldi. Doçentlikte üniversiteler kuruluna komünist olduğuma dair mektuplar çekti. Fatih duyuyor musun? Ve ben komünist damgasını yedim. Ve iki defa doçentliğe döndürüldü. Ve ondan sonra da çıktım Amerika'dan Amerika'ya gittim. İstifamı verip. Şinasi Bey de buraya gelmişti. Eşiniz. Askerliğini yaptıktan sonra Türkiye'de yerleşmek, bir üniversiteye girmek istiyordu. Ona da mani oldular. Onun da gelmemesi için kürsü kaldırdılar hatta. Düşünsene üniversiteye. Ne oldu? Harvard'a kürsü evet. Harvard'da kürsü. Oradaydı zaten. Yani gelecekte kürsüyü ilga ediyorlar. Evet ama arkasından ben o zaman Şinasi Bey'le evlenmemiş olduğum için tabii... ben orada bulunduğum meclislerde Şinasi Bey'in açık gözlüğümü, üç kağıtçılığımı kalmamıştı. Neler anlattılar, neler arkasından ne sözler söylediler. Halbuki Şinasi Bey şunları yapabilmek için kendi cebinden paralar vererek biz bu yayınlara başladık. Bir kuruşumuz yoktu bunları yaparken. Ben ilk aldığımız bir gittik, ben onunla evlenip Amerika'ya gittikten sonra bir kompütörün babası bir makine aldık. Babasıydı resmen, kocaman büyük bir şeydi ve ben onda ilk şeyleri, kitapları ben dizdim. Dizgileri ben yaptım, matbaaya hazırladım. Çünkü onlara verecek paramız yoktu. Aldığımız makineyi borçla almıştık, her ay ödüyorduk. Bir kuruşumuz yoktu bunları yaparken. Değil öyle açık gözlülük, hiçbir yerden bir yardım almadan başladık. Sonra neden sonra yaz okulu, Osmanlıca yaz okulu kurulduğu vakit Cunda'da Osmanlıca, ondan biraz evvel Talat Halman Bey yardım etti bize. Onun da yardımını alamadık. Çok aksi bir şey oldu. Talat Halman Bey bize bir Kutatko Belik ile bir basıma ile ilgili bir $5,000 bir yardım yapmayı karar verdi bizim yayınlarımıza. Daha biz başlangıçta. Talat Bey o zaman hangi görevde? Talat Bey o zaman Amerika'daydı. Görevi şeydeydi galiba. Elçilikte. O hani Amerikan şeysi var ya. Kültür. Evet, kültür şeysinde. Kültür yeri. Ateşe var. Ateşe idi ve oradaydı. Ve bize yardım etmek için bu şey. Fakat iki kitabı bizimkisi şeydi. Meşhur lügat, Denkoff'un yaptığı lügat. Kaç kitap yayınladınız hocam o sırada? Biz o sırada birer ikişer çıkıyor yayınlıyorduk. Toplam kaç oldu şimdi? Toplam şimdi bugüne kadar 83 cilt kitap. Harvard yayınları içerisinde. Evet, bizim iki türlü yayınımız oldu Harvard'da daha sonraları. Bu kadar çok Şinasi Bey, aletlerimiz yoktu. Cımbızlarla. Küçük küçük parşümenlere yazılmış işaretleri inanmazsınız cımbızlarla oturur saatlerce o kitaplar ki yayınlar olmadan evvel o şeyi transkripsiyon işaretlerini kordu. Günlerimiz hep onları yapmakla geçerdi.
İyi gözleriniz bozulmuş. Bozuldu. Ne o kadar gözleri çok kuvvetliydi, şimdi bir şey çok az geliyor. Ama hocaların çıkarttığı bu seri, bu Harvard'dan çıkan yani dünya Türkolojisinde en kaynak kitaplardır. Ve biz bunu Journal of Turkish Studies bu sene 33. cildini hazırlamaktayız. 33 senedir hiç kesintisiz, ki Türkiye'deki herhangi bir edebiyat mecmuası kesintisiz böyle devam etmemiştir. Kesintisiz olarak devam eden bir şeydir. Makalelerden mi oluşuyor bu? Makalelerden oluşur. Fakat daha çok da Kadir Şinaslığımız yüzünden her bir sayıda bir bilim adamını onore ettiğimiz için de aynı zamanda onun ya ölümünden sonra ya ölümünden önce onore ettiğimiz sayıları vardır. Ya armağandırlar. Evet. Bunlar da şeyler, Turkish sources. Bu seriler. Kuzey Amerika'da çıkan ilk Türkoloji dergisidir. İlk ve son Türkoloji dergisidir. Derginin özelliklerinden bir tanesi, derginin içerisinde bütün diller kabul edilebilir. Rusçadan Japonca'ya kadar yazılan makale gelebilir. Bizim bir tek istediğimiz vardır. O da Türk olan meslektaşlarımızın Türkçe yazmasıdır. Bunun da sebebi, Türkçenin de bir bilim dili olarak, bir ilim dili olarak bu diğer dillerin arasında yerisini alması, mutfak dili olarak kalmamasını arzu ettiğimizdendir. Ve bir de ikinci özelliklerinden bir tanesi de, hiçbir yazara, hiçbir araştırıcıya sen şu kadar sayfa yazacaksın demeyiz. Serbestler. Serbestirler. İstedikleri gibi fikirlerini söyleyebilirler. Çünkü o hürdürler, bağımsızdırlar ve istedikleri şekilde yazabilirler. Peki konumuza dönelim mi? Yaz okulunu anlatmak istiyorlar. Yaz okulu. Yani tamamen, hocam önce isterseniz şeyi söyleyeyim. Bu yaz okulu kurs değil. Yalnız burada çok büyük bir problemimiz vardır şimdi. İki büyük depo dolmuştur. Bütün bu yayınlar, bu 33 cilt, ikişer ciltten 66 cilt ve bunlardan dünya üzerindeki bütün önemli üniversite kütüphanelerine gidiyor. Yalnız gitmeyen, çok az parmakla sayılacak kadar olanlar Türkiye'dedir. Bir Bilkent Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu bilgi alıyordu, vazgeçti. Şimdi almaya, Boğaziçi Üniversitesi almayı düşünüyor. Koç Üniversitesi yeni başladı. Düşünün ki Uludağ Üniversitesi alıyordu, vazgeçti. Akdeniz Üniversitesi bazen alıyor, bazen almıyor. Yani parmakla sayılacak kadar... Çok pahalı mı bunlar? Çok pahalıdır. Pahalı olmasının bir sebebi vardır. Bu kitaplar parasız bir insan tarafından, yani Şinasi Bey'in tarafından neşrolmaya başlanmıştır. Bu insan, bu kendisini bunlara adayan bu insan, onları yapabilmek için önce kütüphanelerden gelen bu yardımı alıp, siparişler alıyor. Ondan sonra bu kitaplar basılır ve gönderilir. Kütüphanelerden gelen elbette ki çok büyük para, yani fiyatı yüksek olacak. Fakat zaten bu tip kültür faaliyetlerine Avrupa'da ve Amerika'daki kütüphaneler bilirler. Bu tip faaliyetlerin yüksek fiyatlı olacağını, bu parayı vermezlerse böyle faaliyetlerin devam etmeyeceğini bilirler. Türkiye'de bunu bilmiyorlar. Şimdi hocam şimdi Türkiye'de şey zannediyorlar. Türkiye'de ne yapıyorlar biliyor musunuz? Türkiye'de öğrencilere Muhittin Bey'in Muhittin Eren Kütüphanesi'nde öğrenciler için geçmiş sayılar çok ucuza veriliyor ki öğrencilerin eline geçsin. Bir öğrenciyi gönderip satın aldırıyorlar. Bilmiyorlar ki eğer bu kitaplara ödenirse bu kitaplar basılabilir. Çünkü başka bir parası yok. Başka bir gelir peki, yok. Peki Harvard Cunda'daki yaz okulunda... Yaz okulunda... Yalnız, müsaade ederseniz bir şey hocam yanlış anlaşılabiliyor. Bunlar sizin yayınınız değil. Hayır. Bunlar Harvard Üniversitesi'nin adıyla çıkar. Evet. Çünkü oradaki Amerika'daki üniversiteler vakıf yani... Evet. Böyle ayrı bölümle ayrı seksiyon. Ama uğraşan biziz. Evet, ona uğraşıyorlar. Yani kitaplar Harvard'ın kitabıdır. Evet, ama orada Harvard kalkıp da şu kitabı basıyorum demiyor. Böyle bir sistem var orada. Evet. Evet. Harvard'ın kitabıdır. Evet, evet. Zaten yazıyor üstünde. Tabii Harvard Üniversitesi. Evet, Harvard. Department of Near Eastern Languages and Civilizations. Yakın Doğu araştırmaları Harvard Üniversitesi. Harvard Üniversitesi, evet. Yani orada üniversite alıp kitabı yapmıyor. Bu şekilde
bölümler, vakıflar, şeyler basar. Evet, doğru, üniversite ismini verir. Doğru, çok doğru söylüyorsun. Orasını çünkü şey anlaşılabilir. Evet. Siz doğru. Yayıncılık yapıyorsunuz gibi. Hayır. Sadece siz editörlük yapıyorsunuz. Evet, editörlük, evet. Editörlük non profit'tir. Gelen para, toplanan yani. Para zaten onun yayınını, yayınlanmasını sağlar. O kadar. Bundan hiçbir zaman zaten biz zengin olsaydık ikimiz de belli olurdu halimizden. Arabalarımızla bilmem nelerimizle. Hocam şu yaz okulu mu şey yaptınız? Yaz okulu ama da. Ama bir şeyi de söyleyeyim. Yaz okulu. Çok kişi bilmez Türkiye'de Harvard Üniversitesi'nin bir bölümüdür. Sen biliyorsun. Burada. Bunu anlat. İlk başlangıcını. Nasıl yazılar siz yazdın. Siz anlatın ne olduğunu ama yani Harvard'ın kredili bir okulu. Evet, değil mi? Öğrenci evet. Onu resmi okuludur. Onu söyleyeceğim. Onu söyleyeceğim. Burada bir kurs tatil evet, şey falan değil. Evet. Biz Cunda'da bir ev aldık. Her şey o hikayeyle başladı. Bu bir 100 senelik eski bir Rum eviydi. Ve Cunda'nın çok büyük evlerinden bir tanesiydi. 1987 senesinde aldık. Ama 1996 senesine kadar biz o eve elimizi bile sürmedik. Çünkü 5 kuruş paramız yoktu. Anahtarı akrabalarımıza verdik. Yazın bile gelmediğimiz zamanlarda ki yazın o zaman 3 senede 4 senede bir geliyoruz. Oraya bile gitmedik o zamanlarda. Akrabalarımız orada yaz geçirdiler. 1996 yılında dedik ki biz de Cunda'ya gidelim birazcık. Bakalım nasıl bir yer bu aldığımız ev. Geldik. Günay Kut, Profesör Günay Kut kardeşim. Eşi Turgut Kut. O zamanlar doktora öğrencisi olma namzeti Selim Kuru. Şimdi Seattle'da profesör. Zehra Toska, şimdi profesör. O zamanlar doktorasını yapmış, doçentliğini çalışmak üzere o. Hazırlığını yapıyordu. Zehra Toska, profesördü Zehra Toska. Eşi Turan Bey, Turan Toska. Hepimiz eve geldik. Ev büyük. Güzelce yerleştik. Çok mutluyuz. Geceleri oturuyoruz. Hakan Karateke, o da bir doktora öğrencisi namzeti. Ve çok iyi, çok çalışkan. Sahalarında iyi yetiştirilen çocuklardır. Ve Turgut Kut'un da onlar üzerinde çok emeği vardır. İyice şeyler öğretmiş. Disiplin daha çok öğretmiştir onlara. Arka bahçesi var evin. Arka bahçesinde bütün evler, Cunda'daki evlerin arka bahçeleri, bahçeleri vardır. Herkes yaz günü o bahçelerde oturur. Veyahut da kapının önlerinde otururlar. Birbirleriyle selamlaşırlar, konuşurlar, ahbaplık ederler. Turgut çok severdi. Kapının önüne oturur, gelen geçenle çok güzel ahbaplık yapardı geldiğinde. Oturuyoruz, yemek yiyoruz. Selim kafasını kaldırdı ve bizim eve baktı. Burası dedi ne kadar güzel bir okul olur. Hepimiz güldük. O yaz bitti. Biz geldik Boston'a. Duxbury'deki evimize. Şinasi Bey bir şeyler yazıyor. Harul harul. Ne oluyor acaba diyorum. Ne yapıyorsun? Okul hazırlığı yapıyorum. Ama Şinasi Bey nereden çıktı bu okul? Yapma etme. Yok kafasına koydu. Yapacak. Fakat nasıl başlayacağımızı, nereden başlayacağımızı bilmiyoruz. Bir okul hazırlığı yapıyoruz. Bir yazılar yazıyoruz. Okulu niye açıyoruz? Onu yazıyoruz, düşünüyoruz. Biz Osmanlıca Yaz Okulu'nu niye yapıyoruz? Osmanlıca Yaz Okulu'nu Türkiye'yi tanıtmak için yapıyoruz. Ve daha doğrusu Türk kültürünü tanıtmak için. Yani kuru kuru şu şehri veya bu şehri tanıtmak için, şehri tanıtmak için değil, Türk kültürünü yaşamalı. Murat gösterirsen gösterecek. Evet. Şinasi Tekin. Evet. 5 sene olmuş. 5 sene oldu. Evet. Ve bizim bütün istediğimiz lise kitapları olarak Amerikan liselerine gelen ve esasları daima Avrupa'daki büyük 19. yüzyılda, 20. yüzyılın başında yaşamış müsteşriklerin eserlerine dayanarak belli bir gözlükle Türk kültürüne bakan ve Türkiye, Osmanlı'yı aslında yazarken zemmeden onları yani hiç de dostane bir gözle bakmayan, aşağılayan tarih kitaplarına dayanarak Amerika'da yazılmış kitapların renginin değiştirilmesi. Çünkü Amerika öyle bir memlekettir ki Amerika'da her sene en güzel yazılan, öğrencilerin en iyi okuyabileceği en son bilgilerle donanmış kitaplar seçilir ve kütüphaneye gelir.
Biz de düşündük ki eğer biz bir Osmanlıca yaz okulu açarsak ve bu orada yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz bizim arşivlerimizde gelirler ve bizim nasıl bir millet, nasıl bir kültüre sahip olduğumuzu, hükümdarımızın kendi tebasındaki olan Ermeni milletini veyahut da Rum milletini bir Türk'ten ayırmadığını, verdiği kararlarda ne kadar adil olduğunu göstermek için bizim bu çocukların arşive girmesi, bu arşiv vesikalarını okuması lazım. Ve ondan sonra onlara dayanarak, belli bir kaynağa dayanarak tarih yazması lazım. Şu halde ne yapalım? Bunları yetiştirelim. Nasıl yetiştireceğiz? İşte bu Cunda'daki evimizi yetiştireceğiz. Evimiz yetiştireceğimiz bir okuldur. Ve bunu biz tasarladık. Tam o sırada Arit toplantısı oldu. Philadelphia'ya gittik. Arit toplantısına. Oradaki profesörlere, orada da arkeologlar çoktu. Arkeologlara, tarihçilere soruyoruz. Hiç kimse hiçbir şey bilmiyor. Fakat Arit toplantısını yapan, hiç unutmuyorum, bir sekreter vardı. O sekreter hanım, kulakları çınlasın. O sekreter hanım yanımıza yanaştı. Şinasi Bey dedi, ben dedi bu işlerin yolunu biliyorum. Çünkü üniversitede sekreter nasıl yapılır biliyor. Bu iş dedi, bu dedi Milli Eğitim Bakanlığı, Amerikan Milli Eğitim Bakanlığı'na bir proje gittiği vakit o projenin belli kelimeleri ve belli ifadeleri vardır. O kelimeler, o ifadeler, o projenin o şeysi olmazsa çöpe gider. Onun için dedi, ben dedi size dedi bunu dedi. Anahtar kelimeleri yazın. Siz dedi gidin döneceksiniz Boston'a. Bir hafta sonra elinize göndereceğim dedi. Biz geldik. Hakikaten bir hafta sonra gönderdi. Yazdık projemizi, gönderdik Milli Eğitim Bakanlığı'na. Bekliyoruz heyecanla. Bir ay sonra falan bir cevap geldi. Cevap da diyor ki, biz sadece modern dilleri öğreten okullara burs veriyoruz. Sizin okulunuz geçmişteki olan bir dil olduğu için ben hemen ümitsizliğe kapıldım. Zaten ümitsizliğe hemen kapılırım. Gördüm bir Şinasi Bey dedim işte bu iş olmaz dedim sana. O hiç bozmadı. O kadar iyimser. Hiç müteessir olmaz. Daima bir şeyin olmadığı bir şeyi başka türlü bir şekilde oldurmaya çalışan bir insan olduğu için oturdu bir mektup daha yazdı. Beraber yazdık mektubu. Ve dedik ki Osmanlıca, Osmanlı İmparatorluğu yıkıldığı vakit bugünkü modern 22'den fazla modern devlet meydana geldi. Bu modern devletlerin tarihlerinin hepsi Osmanlı arşivinde var. Çünkü bunların hepsi birer Osmanlı devletiydi. Eğer siz bu devletlerin, bu yeni kurulmuş olan Yugoslavya, Bulgaristan, işte Yunanistan, artık say sayabildiğin kadar bunların tarihini ve kültürlerini öğrenecek olan bir araştırıcının Osmanlı arşivinden geçmeden hiçbir eser yazmasına imkan yoktur. Onun için de modern dille ilgilidir. Gene gönderdi. Bir haftada geldi. O mektup bir haftada geldi. Evet dediler, haklısınız. Bu okulu Amerikan Milli Eğitim Bakanlığı kabul ediyor. Ve Şinasi Bey'i de müdür olarak tayin ettiler. Ve fakat Harvard Üniversitesi aracılığıyla, çünkü Harvard Üniversitesi'nin yaz okulunun aracılığıyla şeyde kurulacak, Cunda Adası'nda kurulacak. Niye Cunda diye sordular. Çünkü dedik Cunda bir kere bizim evimiz orada. Biz okulu ancak orada açabiliriz. Bir. İkincisi Cunda'dadır. Çünkü Cunda İstanbul gibi kozmopolit bir yer değildir. Gelen her Amerikalı öğrenci veya yabancı, Avrupalı bir öğrenci hemen İngilizce konuşacak. Türkçe'yi öğrenmeyecek. Halbuki Cunda'da bakkala gidecek, bir şey alacak, Türkçe konuşmak zorunda. Bir kahvehaneye gidecek, kahvede kahve içecek, Türkçe konuşacak. Veyahut da bir de üstelik öyle bir yerdedir ki Cunda, bir tarafında Behram Kale, Asos, öteki tarafında Bergamo, onun arkasında Efes, daha aşağıda Milet. Yani öyle bir yerdeyiz ki kültürlerin göbeğindeyiz ve çocuklarımız hafta sonunda görmek imkanına sahip olur. Çünkü eğer biz Türkiye'yi tanıtmak istiyorsak, eğer biz Türkiye'nin tarihinden, Anadolu'dan bir şey onlara vermek istiyorsak, işte kültür, işte yer, işte Türkçe ve işte Osmanlıca. Hepimiz buradayız. Elemanımız da var.
Çünkü biz öğretmeniz ve yetiştirmişiz öğrencilerimizi, çocuklarımızı. Ve bu sebeple kabul edildi hakikaten. Cunda hakikaten bir Osmanlıca yaz okulu için ideal bir yerdi. Çocuklar üstelik hem aynı zamanda yaz tatili yapıyorlar. Ama sıkı bir eğitim. Çok sıkı bir eğitimdi. Sabahleyin saat 9'da başlıyorlar. İki kolda. Bir kısmı gelen öğrencilerin bir kısmı 19. yüzyıl dili öğrenmek istiyor. Veya 18. yüzyıl dili. 18. yüzyılı esas aldık. Çünkü en kaç öğrenci geliyor senede? Senede 16, 18. Yerimiz olsa daha fazla alacağız. Çünkü müracaat eden oluyor da biz seçiyoruz. Profesör Wheeler Taksim'le ben oturuyorum. En iyi bu hususta Osmanlıca bilen birisi. Yani Amerikalı mı çocuklar yoksa başka ülkelerden var? Çok Amerikalı, İngiliz, İsrailli olanlar var. Bazen İran'dan gelenler oldu. Yani çeşitli ülkelerden gelenler var. Fakat büyüdükçe tabii, genişlikçe bizim paramız, yani öğrencilerden gelen para yetmemeye başladı. Ben şimdi bütün para işlerinde, ayak işleri de, çocuklara yurt bulma, onları yerleştirme de benim vazifem. Ben yani ortalıkta dört dönüyorum. Bütün adayı tanıyorum. Bütün adadaki evleri biliyorum. Akşamları tavuk açtırdı öğrencilere mesela. İlk başlangıçta adada hiçbir yer yoktu çocukların kalabileceği. Bütün evler pansiyon halindeydi. Fakat bir odaydılar. Bir dolap bile yoktu. Bir çivi açıyorlardı oraya şeylerini, gömleklerini falan asmak için. Tuvaletler de dışarıdaydı. Her gittiğim evde münakaşa ettim. Her gittiğim evde onlara yavaş yavaş öğretmeye. İki sene sürdü bu. İki sene onlara tuvaletler içeride, banyosu olacak. Bir muhakkak bir şey koyun, dolap koyun. En evvela komşumu ikna ettim. Canan. Mercan'a ikna ettim. Dedim ki bak Canan, madem ki böyle bir şey yapıyorsun, ben de sana öğrencilerimi getireceğim, ne olur böyle yap. Kocası marangozdu ve aynı zamanda da yazlık gemileri, botları var, etrafa insanları gezdiriyorlardı. Cananlar hakikaten öyle bir şey yaptılar. Banyosu içinde olan, dolapları olan bir evler yapmaya başladılar. Yani soğutucular falan koydular. Ondan görenler yavaş yavaş. Bir adam geldi. Hocam sen niçin bizim güzel evlerimizde tutmuyorsun? Yap banyonu tutayım diyorum. Söz veriyorum tutacağım. Böyle yavaş yavaş onlarla mücadele ede ede iki sene. İlk sene girdikleri yer bir felaket çocukların. Ama en güzel zaman da belki ilk seneydi. Neyse uzatmayayım lafı. Biz yavaş yavaş çocuklarım, fakat Şinas Bey dedim ki Şinas Bey böyle giderse bizim paramız asla ve asla yetmeyecek. Çünkü ikinci seneden sonra derhal adanın yüzü ve rengi değişti. Büyük oteller yapılmaya başladı. Evet. Oteller pahalı. Bizim paramız çocukları yerleştirmeye yetmedi. Ve o zamanlar biz Bursa Üniversitesi ile yani Harvard ve Bursa. Doğrusu Bursa Üniversitesi'nin rektörü de fevkalade iyi bir insandı ve bize çok yardım etti. Hiç unutmam yardımlarını. Burada onu anmak benim bir vazifemdir. Fakat parasızlıktan Koç Üniversitesi araya girdi ve bize bir miktar para verildi. Yardım yapıldı. Bize destek verildi yani. Bu yaz okulunun devamı için destek verildi ve bu arada Murat Bardakçı'ya borcumuz çoktur. Onun yazdığı makaleler, okulun açılışı hakkındaki verdiği haberler, o okulun biraz daha popüler olmasını sağladı. Hatta ilk iki sene Murat üst üste adaya geldi. O sıcaktan nefret etmiş olmasına rağmen onlara dayandı. Böylece yaz okulunu kurduk. Ve şeyimizle hatırlıyorsunuz, biz de rahmetli Sevgi Hanım. Şimdi oraya geliyorum. Fakat biz bir tek bir binadayız. Bizim binadayız. Sekreterlik bizim binada. Hocalar bizim binada yemek yiyorlar. Dersler bizim binada oluyor. Yani iç içeyiz. Bu arada Murat bizi Sevgi Gönül'le tanıştırdı. Sevgi Gönül benim en çok severek hatırladığım, ölümüne hala çok üzüldüğüm
ve çok sevdiğim bir insandı. O kadar anlayışlı, o kadar kendi kültürünü bilen, nereye gidildiğini, o okulun gayesini çok iyi anlayan bir insandı. Ve bize en güzel yardım elini o uzattı. Yanımızdaki evi satın aldı. Orayı şey yaptı, yeniden tamir ettirdi. 250 bin dolar falan harcadı o eve. Ve bize o evin kullanılma hakkını verdi. Bizim öğrencilerimiz... Tabii harabe gibiydi. Evi aldı. Harabe gibi. Sinan Bey tamir harabe. Etti. Sinan Gelin Bey. Tabii ona da burada çok teşekkür ederim. Hepimiz teşekkür ederiz. Hocalarımız da namına da teşekkür ediyorum. Sinan Gelin Bey de o okulu güzelce bizim istediğimiz şekilde yaptı. Ve böylelikle biz yeni bir okula sahip olmuş olduk. Devam ettik şeyimizi. Fakat son senede anlat. Ben de şimdi Dışişleri Bakanlığı'ndan ben de şey yaptık. Şey hocalar ve Sevgi Hanım rahmetli toplandılar. İşte bak. Ne lazım size diyor Sevgi Hanım. İşte o korktuğunuz şeyi anlatmayacağım. Ha, iyi. İşte evimiz yok, tamam da yandaki evi de alırız dedi. Şimdi hocalar şey diyorlar, işte Harvard'da isminize şöyle şey yapılsa falan böyle yardım ediyorsunuz. Yok dedi. Orada okul çalışsın yeter dedi. Anlaşıldı, edildi. İşte evin fiyatı belliydi falan. Neyse her şey bitti. Tam çıkıyor Sevgi Hanım rahmetli. Alçak, yarım milyon dolarım gitti senin yüzünden dedi. Ama ne kadar... O arada söylemeyeceğim, sizi bir güzel bağırtmıştı. Evet, hani. Evet. Ama o korkunç hikayeyi anlatmıştın. Hem size Sevgi Gönül hem ben ne diyeceğimizi şaşırdık. Aa diyerekten. Murat'ın hikaye genellikle korkunçtur. Efendim? Murat'ın hikayeleri genellikle korkunç. Öyle. Vallahi şaşırtıyor dedik. Çok şaşırtmıştı. İki kere geldi Sevgi Gönül. Bir tavasında hatta Sinan Genim de beraberdi. Helikopterle gelmiştik. Evet. Şeye doğru gitmiştik. Neydi o kuzeyinde? Ay, hep unuturum. Direk şeklinde, bir baston şeklinde Cunda'nın uzandığı bir yer var. Orada birkaç ada var peş peşe. Yok, zaten. Ada değil de kendisi. Ortunç. Yok, Ortunç'tan ileride. Ben bilmem oraları. Bilmiyorsun. Sinan Genim'in. Bilmez o sıcak yerleri bilmez. Sıcakta öldüm de hatırlıyorum. Evet, öldü. İki sene üstüne geldi, bir daha gelmiyor artık maalesef. Beraber bazı toplu şeylerde Komili'nin evinde bulmuştuk. Evet. Geçen sene onu Ayşegül şeye götürmeye kalkmıştı. Bodrum'a beni Hasan Doğan gibi öldürmek mi istiyorsun diyerek Ayşegül gitmedi. Ayşegül oradan şeye geldi. Cunda'ya geldi. Cunda'ya. İlber'le falan gidiyorlar ona. İlber de gidiyor şey ama çok sıcak. Bu arada haftaya... Halil Hoca var galiba. Halil Hoca var inşallah. Ondan sonra bize yardım bu okul hususunda Türk Tanıtma Fonu'ndan geldi. Başbakanlığa bağlı Türk Tanıtma Fonu. Ve Dışişleri Bakanlığı'nda Tanıtma Fonu Dairesi Başkanı tarafından bizi adeta yönlendirdi, tavsiyelerde bulundu o daire ve bizi nasıl şekilde bir destek sağlayacağımızı Dışişleri'nden biz onun yönlendirdiği şekilde bir proje hazırladık. Ve o projemiz kabul edildi. Onun neticesinde de okulumuzda son 2 yılda 2007-2008'de 9 tane fazladan öğrenci aldık Dışişleri'nin verdiği bursla. Bu senede yine Dışişleri Tanıtma Fonu'ndan, Dışişleri Bakanlığı'nın Tanıtma Fonu'ndan 3 tane daha öğrenci alacağız ve inşallah gerisi de geri desteklerini bize yapmakta devam ederler diye. Yani hani Urfa'da Oxford var mı falan esprisi var da Cunda'da Harvard var. Hocam çaycı kadını anlatayım mı? Anlat. Çok istiyorsun. Ne anlat. O çaycı kadın? Anlat. Neler oldu? ANAP hükümeti zamanı Güneş'ten öyle bir şeye gittik. Hay anlatma. Hocayla ilgili ama. Ha anlat. Güneş'le ilgili. Çaya gittik. Harvard'a gittik. Helikopterle şimdi o sırada o Hazine Bakanı, Vali falan, Belediye Başkanı hepsi gelmiş. Harvard'dan hocalar oturuyorlar ve öğrenciler de geniş odada oturuluyor. Birden kapı açıldı. İçeriye bir hanım girdi. Yaz nasıl sıcak? Şöyle bir tepsi elinde. Şimdi şu kadar boy bardakta şöyle bir kaşık. Ama kaşıklarımız geldi. Şöyle bir bardakta şu kadar bir kaşık içinde. Bir tepsi, hava sıcak, bir yazlık elbise.
Elinde tepsi böyle geldi. Hoş geldiniz dedi. Buyurun dedi, pat diye masaya koydu. Geçti kenara oturdu. Güneş Taray'a döndü, fısıldadı. Yahu dedi, biz politikacıyız, alışığız da burada dedi, koskoca Harvard'ın dedi, profesörler var dedi. Çaycı kadın da böyle dedi, şey yapmaz ki dedi. Yani ayıp dedi yanımızda şimdi, hocalara ayıp oluyor dedi. Beni çaycı kadın zannetti. Efendim siz de, ben Nietzsche yapalım, kalktım sayın bakanım takdim edeyim, Profesör Gönül Tekin Harvard Üniversitesi dedim. Kaldı böyle. Rahmetli Şinasi Bey dedi, hoca kaç sene Amerika'dasın sen dedi. 28-29 sene oldu sayın bakanım, yahu dedi. Amerikalı önce hanımını tanıştırman gerektiğini öğretmedim sana dedi. O zaman da biz çaycı kadın deriz. Tam ona yakışacak tam bir den, tam şeye yakışacak bir densizlik yani. Ama şey diyorsun sen, elde şeyle, elde şeyle. Güneşler kalkıyor, Şinasi'deki Amerika'da sana bilmem ne öğrettiler mi? Onu öğrettiler mi büyüklerin karşısında bu kadar pro içmemeyi? Allah. Nereden nereye geldi? Ona mı kalmış Şinasi Tekin'e ders vermek? Yahu espri diye anlattım. Ne esprisi? İşte böyle. Sevmediğim adamdan bahsettim mi ben de böyle. Demek ki herkesin bir bam teli varmış. Hocam bana da şey geliyor yalnız, kim bu tecavüzcü herif hocam diye. Kim? Kim bu tecavüzcü herif hocam diye soruyorlar. Aa, kim soruyor? İzleyicilerimiz. İzleyicilerimiz soruyor. İsim vermeyeyim artık. Sadece sizin değil, kız kardeşinizin de hayatını evet, değiştirdi. Evet, onun da doçent, profesör. O da İngiltere'ye onun kaçtı. Onun da doçent olması o kadar zor oldu. O da kaçtı. Ben de kaçtım. Hepimiz kaçtık onun yüzünden. Bir Mehmet Çavuşoğlu kaldı orada. O da çok genç vefat etti maalesef. Evet. Yazık. Düşün, iki kardeş kaçtılar. Bir İngiltere'ye, bir Amerika'ya. O da profesör. Bu kara hanlıların gazabından mı kaçtılar acaba diye. Söyle artık. Galiba geldi. Yok, başka bir şey geldi. Kıble ile Kibele arasında bir bağlantı var mı diye soruyorum. Kıble ile Kibele arasında bir fark, bir bağlantı yok. Fakat kıblenin Kabe olması artık oraları söylemiyor. Çünkü çok söyleyin. Dini mesele. Söyleyin hocam. Söyleyin. Ne olacak yani, değil mi? Başka. Şimdi bu şeyler tabii her devirde Temmuz başka bir şekle bürünerek yakın doğuda karşımıza çıkıyor. Tanrıça'da her türlü şekilde yeni yeni versiyonlarıyla karşımıza çıkıyor. En son şekliyle Nebatilerde, yani İslamiyet'e girmeden hemen önce, milattan önce 1. yüzyılla milattan sonraki 4. yüzyıl arasında bir devrede devlet kurmuş olan Nebatilerin şeysi sinkretik, böyle son derece karışık İran, Babil ve Roma karışımı bir din anlayışı var ve nerede orada bunlar? Şeyde Petra'da, Petra Ürdün. taş şeyde Ürdün. Ürdün'de ve orada Dusares adlı bir tanrı var. Dusares aslında asma tanrısı olarak görünüyor ve asma ve şarap tanrısı ve Dionysos Yunan mitolojisinde onun karşıtı. Dusares'in karşısındaki tanrıça ise Dusares Dionysos mu oluyor? Evet, Dusares Dionysos. Neler biliyor? Hakikaten insan sinirleniyor. Şey, komplekse giriyor. Yani sen de sinirlendin ya. Ben yıllardır sinirleniyorum. Otururuz böyle sabahlara kadar bunları anlatır. Hocam ne için çorba falan pişirmeyi biliyor musun? Tabii yapıyorum ya, yıllarca. Yıllarca yaptım. Ama servis kötü. Dusares'in karşısında Allat, tanrıça Allat ki Kur'an'da da geçer. O tanrıça işte bizim İştar'ın, İnanna'nın, Ester'in, Astarte'nin bir başka görünüm olarak karşımıza çıkar. Ve bir başka adı da bunun, bu tanrıçanın Kâb'dır. Kâb, bunun şeysi, Kâb, Kâbe bir şey uyandırıyor mu? Siyah bir taştır. Şeysi. Tapındığı şey siyah bir taş. Sembolü yani. Sembolü, evet, sembolü yani siyah. Yani Hacerül Esved gibi. Evet, Hacerül Esved gibidir ve ona tapılır. Allat, bir adı da Allat'tır ve Kur'an-ı Kerim'de geçen tam en son şekliyle Kur'an-ı Kerim'e bile girmiştir. Yani Hacerül Esved Kabe'de İslamiyet'ten daha öncesinde var. Çok. Tabii. Çok önce. Şeyde Kabe'nin içerisinde işte altından yapılmış ceylan heykelleri güneşin sembolü olarak orada bulunuyor ve onlar her biri muhtelif bir yakın Arap Yarımadası'nın çok yerlerinden gelip peki bu ceylanın önemi ne? Ceylan
Ceylan aslında bereket tanrısının sembolüdür. İlk şekliyle, en eski şekliyle, 2000'den çok önceki şekliyle Ninurta'nın sembolü olarak Ninurta ortada oturmuş, bir dizinde bir koyun, elinde bir baston, arka tarafında bir ağaç, önünde bir şey, çay, şey, nehir ve ceylan, yanında bir ceylan veya bir keçi. Aynı cins, aynı aileden birisiyle resmedilmiş rölyefler var. Çok. Bir, yani o kadar çok böyle rölyef gördüm ki. Ve Ninurta içinde hayvan dünyasının dünyasında ona Ninurta dediler. O tanrıya Ninurta adını verdiler diye de yazılı belgeler var. Bu Ninurta... İşte aslında gökyüzüne 2500'de çıktığı vakit hem güneş tanrısı hem de fırtına yağmur tanrısı olarak çıktığında şeyde Orion'da birleşmiştir. Ne oldu? Yok bir şey yok. Ne anlatıyordum ben? Ninurta Orion'la birleşti. Orion'la birleşti. Şeyden, Kabe'deki şeyden. Kabe'deki şeyden de Zeus işte Ninurta'nın Yunanistan'daki ya. Şeklidir. Yakın doğudaki Ninurta'da hem güneş hem fırtına tanrısı birleşmiştir. Yunanlılar onu ayırmıştır. Apollo güneş tanrısı olarak kalmıştır. Zeus fırtına şimşek tanrısı olarak kalmıştır. Ve böylelikle bir ayrım yapmıştır. Roma'da. Yunan çünkü, peki mesela Olimpos neye tekabül ediyor? Olimpos dağdır. Bir dağın tepesinde. Hangi dağa tekabül ediyor? Mesela onun şeydeki Sümer'deki karşılığı var mı öyle bir dağ? Yoksa var, o var, şeydeki var. Dağ mı? Lübnan dağı mı? Lübnan dağı. Her memleketteki bir dağ, bir o tapınağın bulunduğu yerdedir. Dağlar daima tapınakların başındadır. Tanrı'ya yakın olur. Tanrı'ya yakındır. Ve hatta Helios, güneş tanrısının bile tapınakları Yunan'da daima tepelerdedir. Ve senede bir defa ilkbaharda yağmur tanrısı ile... Helios, güneş, İlyas, Helios, İlyos denilen güneş tanrısı bir araya gelir. Zaten onlar yağmur ve bereket tanrısıyla yani Hızır ile İlyas bir araya gelirler. Hızır, İlyas, yağmurla güneş. Çünkü ilkbaharda güneş kuvvetlenmeye başlar ve yağmur yağmaya başlar. Ve senede ikisi de bir defa olmak üzere beraber. Beraber olunca evet. Hızır, İlyas, Hızır, bereket olur. Evet. Hocam Hızır, İlyas kültü o mu? Evet, oradan geliyor. Ve İlyas'ın Helios olduğunu ben Acayibül Mahlukat'ı okurken gördüm. Çünkü Acayibül Mahlukat'ta İlyas'tan bahsederken diyor ki İlyas gökten inen ateşten bir atın üzerine bindi ve gökyüzüne çıktı diyor. İlyas'la İlyada'nın bir alakası var mı? Hayır. İlyos'la ilgisi var. Helios. Elahim. İlah. Elahim. Peki bu şey doğru mu hocam? Anlattığınız olarak yani Sümerlerle Türklerin yakın ilişkisi. İşte o bir teori. Teori. Bir peki teori. Bu şeyle ilgili. Ama Hint Avrupalı taraftarı olan şeyler, alimler bunu kesinlikle reddediyorlar. Ama daha şey objektif görüşte olanlar, olabilir bir hasta de. Mesela Brown gibi bir büyük bir şeysi var. Primitive Constellations adlı 3 ciltlik bir eseri olan bir İngiliz alimi var. O onun Sümerlerin Türklerle olan ilişkisini daha doğrusu Ural Altayık dillere yakın bir dile sahip olduğunu itiraf ediyor. Söylüyor. Peki hocam, prototip... Hem de ispatlarla geniş ispatlar yapar. Ben bir şey soracağım. Pardon, prototip lafını unutma da bir şey merak ediyorum. Bunu herkese soruyorum zaten de. Bu meşhur Truvallar. Evet. Bunların Sümerlerle veya Türklerle bağıntısı var mı? Hayır, Anadolu halkıyla bağlantısı var. Anadolu'nun yerlileri onlar. Yani Anadolu'da nasıl Frigyalılar, Likyalılar var ve bunlar aslında ayrı ayrı tıpkı Sümer'deki gibi şehir devletleridir. İlişkileri şu, şey kurulduktan sonra 2500'den sonra Asur ve Babil'den bir takım ticaret ateşeleri Hititlerin, Mitannilerin içine doğru Anadolu'ya şeyler, merkezler kuruyorlar, koloniler. Ve sadece yani bu tasavvurlar, mitolojik tasavvurlar sadece Kıbrıs'tan Fenikelilerin yardımıyla Yunanistan'a geçmiyor.
Anadolu'dan da geçiyor. O gelen şeyden gelen iki nehrin arasındaki Mavera'yın Mezopotamya'dan gelen bu koloniler aynı zamanda kültürlerini, mitolojilerini de getiriyorlar. Ve Hititlerin mitolojileriyle bu mitolojiler arasında bir takım alışverişler başlıyor. Tabii Hititlerin yaşadığı o iç Orta Anadolu'dur daha çok. Kenarlarda da Likyalılar, Frigyalılar, Kapadokya güneyde kısmında yaşamış, Krikya yaşıyor. Bunların birbirleriyle kültür alışverişleri var. Ticaret bunu mi? Ticaret yapıyorlar. Ve işlerine zaten bütün tanrılarıyla girmiş bir koca bir Asur devleti var. Asur devletinin büyük kolonileri var oralarda. Son derece rahat bir şekilde Anadolu'nun içine giriyor. Ve Anadolu'dan da Yunanistan'a geçiyor. Sümerlerin tam yaşandığı yer neresi? Sümerlerin tam yaşadığı yer Basra Körfezi'ne iki nehrin döküldüğü yerde Eridu şehri. Onun biraz kuzeyinde Uruk şehri, onun biraz kuzeyinde Babil ve onların da kuzey taraflarında Nippur ve daha birçok... Yani Bağdat'ın aşağı tarafı. Bağdat zaten Babil'in bulunduğu yer. Bağdat'ın aşağı tarafı aslında Asur'da onun kuzeyi. Asur daha yukarıda. Evet. Oluyor. Hocam Kibele kültü. Attis ve Kibele. Şeyin... Demin Adonis'ten bahsettim. Aynı olaylar Attis'te oluyor. Kibele, toprak Adonis, tanrısı. Lübnan'da. Adonis, Lübnan, Lübnan dağlarında. Ve ben inanamıyorum. Leyla ile Mecnun'u yazan Hamdullah Hamdi'nin Mecnun'u anlatırken bir dağın tepesinde Lübnan dağları ve lalelerden ve onların evliya yeri olduğundan, mukaddes bir toprak olduğundan bahsetmesi, yani bu sözlü gelenek, herhalde sözlü gelenekten duydu. Veyahut da böyle kitaplar vardı. Bize kadar erişmedi. Gelmedi. Onları okudu ve bunların Leyla ile Mecnun Mesnevisini yazdığını gördü. İşte bu Adonis ile Astarte'nin macerası tabii ki Anadolu'da Kibele ve Attis'in macerası oluyor. Çünkü etkileşme, yani bunlar nasıl Fenike tarafı Mezopotamya'dan etkilendiyse aynı etkiler Anadolu'ya geliyor ve Anadolu'da da Attis ve Kibele şeysi. Orada da Attis ana tanrıçanın sevgilisidir. Evet. Ve ana tanrıçaya olan vefasını göstermek için erkeklik buzunu keser. Ve Attis de aynı şey gibi Adonis gibi bir ağacın altında bir domuz tarafından öldü. Aynı şey gibi. Ve Attis'in çiçeği de hercaidir. Menekşedir. Hı. Menekşeler bağlanır. Mesela onun seremonileri yapılırken bir kütük ağacın gövdesi alınır. Başına ve ortasına ve öteki başına metalden bir çember çekilir. Ve o metallerin bulunduğu yerlere süsler yapılır ve menekşeler dizilir. Yeniden hayatın bulunacağını göstermek üzere. Ve o Roma'da Tiber Nehri'ne götürülür. Pesinus. Nasıl Attis Dicle ve Fırat Nehri, Temmuz Dicle ve Fırat Nehri ile ilgilidir. Babasının nehirleridir. Aslında bir damo olarak ölümünde, Temmuz'un ölümünü anlatan şeylerde, Gallalar onu yakalamak için koştururlarken, Temmuz onların önlerinden kaçar ve kendisini Fırat Nehri'ne atar. Karşı tarafta annesiyle, Fırat Nehri'nin karşı tarafında annesi Duttur. Duttur ki koyun şeylerin yetiştirildiği bir topluluğun Temmuz'un annesinin adı Duttur'dur. Demek ki koyun yetiştiren toplulukta da Temmuz'un ölümüyle ilgili metinler var. Hazreti İsa'nın çobanlığı oradan mı? Efendim, Hazreti İsa'nın çobanlığı meselesi. Çobandır orada. Çoban kraldır. Evet, Temmuz'un lakabı bu koyun şeysinde çobandır. Öküz, büyükbaş hayvan şeyinde öküzdür, vahşi öküzdür. Son zamanlarda bir eser yazıldı. Bak o isimlerini unutuyorum. Bir Fransız ismi galiba, bir tane iki kişi tarafından yazıldı. Hazreti İsa'nın hayvanları diye. Bestians of Jesus diye. Oradaki hayvanların hepsi Temmuz'un hayvanlarıdır. Temmuz'un hayvanlarıdır. Oradaki lakapların hepsi Temmuz'da da vardır.
Kilisede ona çoban denir, Temmuz'un lakabıdır. Kilisede İsa iyileştiricidir, Temmuz'da iyileştiricidir. Yani inanılmaz bir şekilde birbirlerine paralellikleri vardır. Fakat zaten bunda kaçınılmaz bir şeydir. Doğumları ve ölümleri birbirine çakıştırılmış bir durumdalar ikisi de. Bu kaçınılmaz bir sonuçtur. Ama sonradan aslında bu Doğu Ortodoks Kilisesi'nde daha fazladır. Biliyorsunuz suya haça atma. Evet. Ve o nedir? Şey ki o aynı merasim mi onu bilmiyorum ama küçük bir şey yeni yıl sırasında küçük bir Temmuz imajı şeye konur. Bir tahtirvanlıya konur ve kilisenin mahzeninden çıkarılır. Ve o imaj bütün etrafta 7 kere kilisenin etrafında evet. dolaştırılır. Ve ondan sonra da kendisi suya atılır. Samatya'nın ilyasına i̇şte, atılır aslında. Ya su, bir de çocuk imaj, atılır, çıkartılır atlayıp çünkü gençler. Damol. Her çocuk yani Temmuz'un bir şeyi de çocuk. Peki hocam şimdi düşünüyorum da mesela bu Musa ile ilgili düşünüyorum. Şimdi Musa dağdan iniyor. Evet. Dağdan indiği sırada kavmi... altından bir şey yapmıştır. İşte. Boğa yapmıştır evet, ve boğaya tapmaktadır. Evet. Fakat Musa çok kızar. Der çok ki kızar. Onun devri geçti artık. İşte o çok tanrılı dinler bir şey. Putperest onu mu kastediyor işte, yoksa evet, burçların boğadan koça dönmesini mi kastediyor? O da var. Tabii ki var. Fakat koça oradaki altından boğa çok önemlidir. Çünkü aslında ser burcudur. Nasıl? Ve güneşin ışınları sarıdır. Güneşin ışınları o burca vurduğu vakit o altından bir boğadır. Evet altından boğa. Altından boğa. Yani gökyüzünde oluyor bu olay aslında. Yeryüzünde onu tekrar ediyorlar. Ve onu taptıkları aslında gökyüzüne çıkmış, gökyüzünde oturan güneş tanrısı. Güneş tanrısı, güneş o 12 burcu gezerken ona vahşi öküz adı veriyorlar. Ve Harran Şemsi dedikleri yani güneşin yolu dedikleri 12 burcu 12 seyyari 12 burcu gezdiği vakit aslında bu neden 12 burcu gezdi? Mezopotamya'da 3 gökyüzünü 3'e bölmüşlerdir. En yukarıda kuzey gökyüzü vardır. Her gökyüzünün de bir hakimi vardır. Kuzey gökyüzünün hakimi şeydir Enlil veyahut da Anu'dur. Çünkü gökyüzü tanrısı ilk en büyük tanrı. Türklerde bile aynı şey var. Gökte gök tanrı basmasar diye yerde yer tanrı. Yani, Orhun kitabelerinde. Evet, Orhun kitabelerinde. Zaten tanrı lafı Sümer'den gelmiyor. Tengri. Dingir diyorlar onu. Dingir. Demek ki kuzey kutbundaki yıldızlar var. Bu kuzey kutbuna giren yıldızlar bizim bugün astronomide bildiğimiz El-Tayir, Müselsel, yani nasıl söyleyeyim, Yunan mitolojisinde ki yıldız atları, ben Arapçalarını söyledim şimdi, aklıma onlar geldi. Boetes bir çiftçidir. Onun önünde yere diz çökmüş Herakles, onun daha altında El-Tayir, Kartal, öteki tarafta Ornis kuşunu yani Sıvan, kuğu kuşunu, kuğu kuşu da bir tanrıçanın sembolüdür. Bulunduğu takım yıldızları hep o kuzey gökyüzüne ait burçlar, burç gibi yıldız kümeleridir. Bunlar hiç kıpırdamazlar. Orta yerde işte güneşin Harran Şemsi adını verdiğimiz güneşin yolu vardır. O yolda güneş gider. O yolda güneş giderken ne oldu? Yok efendim siz konuşun. O yolda güneş gider. Saate bakıyorum. O bir oldu mu? Olmadı hocam da. Oldu bir. Olmadı. 1:20 var. 1:20 var. Harran Şemsi'de o güneş orta yerdedir. O Marduk'un yoludur. Marduk ve onun benzeri şeylerin tadı. Güneydeki güney gökyüzünde de Orion takımı yıldızı ve diğerleri... Akrep Burcu'nun bulunduğu yer ve daha Eridanus adı verilen büyük nehir, Tavşan, Canis Major, Canis Minor, Sirius yıldızı gibi yıldız kümelerinin bulunduğu güney gökyüzü de güney gökyüzü. Peki mesela bugün bildiğimiz bu burçlarla ilgili ya da astrolojiyle ilgili bütün her şey Sümer'den mi gelme?
Evet, işte bu dediklerimin hepsini Besarus adlı bir Babilli şey zamanında İskender'in Yunan şeyi Babil'i fethettiği ve Yunanların orada oturmaya başladığı zaman Yunan diliyle şeyi bu yıldızlara ve şey kozmografiyi yani dünyanın nasıl meydana Sümerler gözünden daha doğrusu Babil'in Asur'un gözünden dünyanın ilk nasıl meydana getirdiği, kozmik olayların nasıl olduğunu anlatan bir eser yazmıştır. Bu eserdeki ve diğer şeydeki gökyüzüyle ilgili şeyleri vardır. Eserleri vardır bu şeylerin, Babililerin yazdıkları eserler vardır 2500'den sonra. Listeleri vardır. Şeyde işte dediğim observatuvarda tespit ettikleri durumlar vardır. Mesela bir durum, bir şeyi tespit ederler. O yıldız aynı durumda gelecek sene aynı şeyde olduğu vakit meydana gelen kral ölmüşse şu durumda bir sene yıldız şu enlemde iken hükümdar ölmüşse bir dahaki sene o yıldızın geldiği enlem ve boylamı kontrol ederler. Eğer aynı duruma gelirse kralın öleceğini düşünürler. Yani aa, o tipten, bu şey gibi kral zamanı şey zamanı evet, gibi. Evet yani böyle tespitleri var. O kadar çok ki. Hatta öyle tespitler var ki mesela şeyin İştar'ın adı bir adı da Dilbet'tir. Çünkü aynı zamanda o Dilbet yıldızında da bulunur. Dilbet yıldızı aşk tanrıçasının sembolü olduğu için ve gökyüzünde Orion'la beraber bulunduğundan ikisini aşkı olarak tasavvur edilir. Ve gökyüzünde her zaman bulunmaz bu Dilbet gökyüzünde. Bazı zamanlar belli periyodik olarak gelir. Fakat o astronomlar öyle tespit etmişlerdir ki Dilbet'in bulunmadığı zamanlarda, Dilbet'in bulunduğu o gökyüzünün o noktasında başka bir yıldız vardır. Ve ama her ay değişir. Bunlar binlerce derece gökyüzü evet, varmışlar. Her ay değişir. Evet evet. Her ay değişir. Düşünsene iş yok güç yok yatmışlar bakıyorlar, böyle bütün gece seyrediyorlar. Mesela yani gündüz uyuyorlar gece gökyüzünü evet, seyrediyorlar. Mesela o şeyin Sirius'un Orion'la beraber bulunduğu anda gökyüzünde Sirius Dilbet'in yerine geçer. Hocam bunlar giden uzaylı yoksa bilemezler. Vallahi hayır. Gözlemle yapıyor. Ya bak bak bu. Aslında kendisi Sirius yıldızı olduğu halde yazıyor. Onun bıraktığı adam başkasına bakmıyor. Nesiller boyunca devam evet. ediyor. Kendisi ben teleskopla bakıyorum anlamıyorum. Bunlar nasıl anlamışlar? Senin teleskopta bilgisayar koyup programı otomatik de görebiliyorsun mesela. Öyle yapıyorum zaten. Öyle hesaplar ama onlar var da ki bunların sonucunda hep bulunuyor. Öyle zaten hesaplar var ki işte bu hesaplardan söyleyeyim. Dilbet'in yerinde bulunduğu için o ayda Orion'la beraber ikisinin aşk macerası olduğunu görüyoruz. Orada süper bir teleskop aldım ben. Onu görmen lazım. Programlıyorsun dünyanın dönüş hızına göre falan böyle tıkı 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 yerini buluyor. Koordinatları veriyorsun. Koordinatları veriyorsun ve dünyanın evet hiç sabit kalıyor falan. İnanılmaz bir şey. Adamlar 4500 sene önce İşte evet. bakarak ve bunları yapmışlar. İnanır mısınız Batlamyus adıyla bizde bilen Ptolemy'nin eseri. Hocam yemin ediyorum uzaylı bunlar. El Mijesti'de yazılan eserler şey yazıların bilgilerinin çoğu Babil'deki bu hocam El Mijesti var mı elde? Tekst, metin. Var var. Var, hangi dönem en eski nüshası? Onu bilmiyorum ama El Mijesti yani babalarından birisi. Ama o da Babil'den almıştır. Çünkü Mijesti'nin herhalde bunlar İskenderiye kütüphanesinde vardı bunların hepsi. Vardı herhalde. Herhalde. Vardı. Vardı ve gitti. El Mijesti'nin bir şeysi var bende Avrupa'da yapılmış bir yayını ama ne derece güvenilir. Orta çağdan kalan. Orta çağdan tabii. Evet. Hocam proto Türkçe diye bir şey var mı? 10 bin sene önceki. Olabilir. Şimdi bu moda bu. Şimdi proto kaynak Türkçe var mı? Kaynak var hayır. Mı? Yok. Yok değil mi? Evet. Bu bir evet sadece bir tasavvur. Şimdi düşünüyorsun. Mesela ben de çok düşünmüşümdür Sümerce yazılara baktığım vakit. Acaba 10 bin sene evvel bizim Türkçemiz nasıl bir durumdaydı? Nasıl takıların hali? Düşün ki Çağatayca'da datif eki olan bizdeki EA, GG şeklini çeviriyor. Övge diyor, öpge diyor. Ne demek mesela? Eve. Ebge. Eve giderim, ebge. Şimdi evet şey söyleyeyim, siz hangi dilleri biliyorsunuz? Çağatayca. Çağatayca, Özbekçe. Farsça biraz, Arapça siz çok az. Siz Moğolca bilmiyor musunuz? Yok, onun için aslında ayıp işidir. Aa. Moğolca bilmiyor musunuz? Yok, çok bilmiyorum. Hocam ne işiniz var burada Moğolca bilmiyorsunuz? Ben bunlarla Moğolca, ben edebiyatçıyım. Ben edebi metinleri açıklamak için. Ama biz Moğolca bilmeyene konuşmayız. Öyle mi? Vallahi. Niye?
Çünkü Şinasi Bey Moğolca bilirdi. Altın Yaruk oraya yayınladı değil mi? Şinasi Bey yayınlamıştı. Evet. Altın Yaruk diye bir şey. Soğutça biliyormuşuz. O çok büyük bir alim. Sizin Soğutçanız var mı? Yok canım ben nerede Şinasi Bey'le? Enze nasıl anlaşıyordunuz ben... peki? Ben Şinasi Bey'in küçücük küçücük bir yarısı. Estağfurullah. Küçük küçük demişken bu ekmek kırıntıları ile ilgili bir şey var mıdır? Şimdi Temmuz... Bu dökmek günahtır yani. Bir yerde de dedim ki bitki, çayır, çimen, buğday ve arpanın da tanrısıdır. Arpadan kımız yapılır. Yani Allah ne verirse tanrısı bu zaten galiba. Bitki, bitki tanrısı. Her şey tanrısı. Bu Temmuz... Aslında 10. yüzyıla kadar, bizim miladi 10. yüzyıla kadar gelmiştir. 10. yüzyıl. 10. yüzyılda Harran'da şeyler, Sabiyanlar, Ay Tanrısı'na tapan Sabiyanlar, Temmuz için ağlarlar. Buğdayı harmanladıkları ve taşta döndürdükleri vakit Temmuz ölüyor. Öldüğü için ona ağıtlar yakarlar. Adı da Davuz'dur. Davuz için ağlarlar. Aynı ağlama Yahudilerde Jerusalem'in Kudüs'ün duvarlarında Temmuz için ağlarlar. Çünkü Tanrı ölür. Tanrı öteki dünyaya, yer altına iner ve gelmek üzere iner tabii. 10. yüzyılda bir Arap, ilk Arap tarihçilerinden ismini şimdi hatırlayamayacağım. Fakat çok güzel bir Almanca bir eser var. Sabian adında. Orada okudum. Daha doğrusu ben Almanca bilmediğim için Şinasi Bey okudu, tercüme etti, ben yazdım ve öylece öğrendim. Sabian senin Sabi'iler değil Sabi'iler. Mi? Onlar hakkındaki bir çok adamın ismini de biliyordum da yazarı unuttum. Orada öğrendim. O Sabianlar 10. yüzyıla kadar küçük bir topluluk olarak Harran'da, bizim memleketimizde yaşıyorlar. Ve Ay Tanrısı'na, esas Nanna'ya tapıyorlar. Ve Davuz için ağlıyorlar. Ve metinler de var. Peki ekmek kırıntısıyla ekmek şey nedir? İşte buğday. Ekmek haline getirildiği için Temmuz ölüyor. Ölen Temmuz'un eti yeniyor. Tıpkı İsa'nın etini yenmesi gibi. Yenmesi gibi. Şarap içiliyor. Şarap diyorsunuz. Yani şarap tanrısının şarabını içmek, kanını içmek. Yani kilisenin... O yani Temmuz'un eti öyle mi o ekmek? Tabii. Temmuz'un eti o. Ekmek yere düştüğü vakit biz Türkler öpüp başımıza konur. Çünkü o kutsaldır. Temmuz kutsaldır. Temmuz'dan ötürü kutsal yani. Evet. İslamiyet'te pek ibadesi yok. Ama İslamiyet'in içine girmiş. Artık o kadar... Bu o kadar hayati ki. Çünkü besin. Çünkü ekmek ve insanlar ondan doyuyor. Ve o gücün içerisindeki enerjiye insanlar ebediyen taparlar. Onu bölmek, yok etmek mümkün değildir. Çünkü insan hayatı ile ilgili. Ne tanrıçayı yok edebiliyorsun tamamen, ne bitki tanrısını yok edebiliyorsun tamamen. Her zaman için hayatımızın içine girmiş durumdalar. Peki Sümer'den önce bir medeniyet yok mu bilinen? Hayır. Şöyle var muhakkak. Yani hayır demek... Kesin bir şey söylemek doğru değil. Muhakkak ki var. Muhakkak ki insanlar birçok şeyler yarattılar. Nitekim 10.000 senesinde Anadolu'da yaşamış şehirler bulundu. İnsanlar bulundu. Ama medeniyet anlamında yazılı metin yok. Sümer'in en büyük önemi bize yazılı metin bırakmış. Her şeyi yazmış adam. Ve taşın üstüne. Yazı taşın üzerine yazmış bırakmış. Her şeyi yazıyor. Kağıt yok mu o zaman? Yok. Deri meri falan? Deri yok. Sonradan. Daha sonradan. Sırf taşa yazmışlar. Taşa yazmış. Sonra kerpiçlerin üzerine yazıyorlar. Böyle sivri uçlu çivilerle. Ve onları fırınlarda kurutuyorlar. Şeydeki Ninova'daki kütüphane biliyorsun. Assurbanipal'ın kitabı, kütüphanesi. O taş, toprak, tuğlalarda yazılmış olan. Ve kitaplarla doludur. O kitaplardan zaten büyük alimler çalışmıştır. Sonra okuyabiliyor musunuz? Ben okuyamıyorum. Ben Türk şey değilim. Yani... Arkeolog değilim, dinler tarihçisi değilim. Ben onları öğreniyorum. Onları öğreniyorum çünkü benim metinlerimde benim anlamadığım ifadeler var. Öyle ifadelerle karşılaşıyorum ki Nevai'yi okuyorum. Eviniz tablet kitabı dolu sizin. Var, tercümelerini okuyorum canım. Tabii tabii. Nevai'yi okuyorum. Nevai diyor ki, bir şey işte, köpeklerin dilleri yere ateşten... Dilleri yere doğru uzanmıştı.
aslanın parlak alnında bir şey görünüyordu. Kelime kelime Çağatayca'dan veyahut da eski Osmanlıca'dan aynen Türkçe'ye çevir. Fakat hiçbir şey anlamıyorsun. Ne demek bu? Düşündüm. Bu muhakkak yıldızlarla ilgili bir şey olmalı. Yaz mevsimi öyle bir bölümde anlatıyor ki Mecnun Leyla'nın çadırının peşinden Leyla göç etmiş ve Mecnun onu arayarak yola düşmüş ve çadırlar kalkmış, göç etmiş gitmiş Leyla'nın kabilesi. Fakat çadırların izleri kalmış orada ve Leyla'nın köpeği de orada unutulmuş. Mecnun oraya geliyor ve sıcak bir yaz güneşi. Sıcak bir yaz güneşi deyince güneş, gökyüzü nasıldı acaba diye düşündüm. Sıcak yaz güneşinde gökyüzüne hakim yıldızlar Canis Minor ve Canis Major'dur. İki köpek. Ve bu iki köpeklerin dilleri, ışıkları yeryüzüne inmiş. Zaten Sirius, işte dedim ya demin Dilbet'in yerini öyle yazın, öyle bir noktada, öyle bir hesap yerinde Dilbet, yani Tanrıçayı sembolize eden Dilbet'in yerini Sirius yıldızı alır. Ve Sirius yıldızı bir yerde Tanrıça oluverir. Sirius aynı zamanda köpek yıldızı, büyük Canis Major'dur. Leyla'nın bir köpeği vardır daima yanında. Ve Sirius yıldızı ile arasındaki eşitlik o işte, yerde. Ve bu şeyler, köpekler hakikaten Aslan Burcu'nun alın tarafına gökyüzünde gelecek şekilde doğarlar, yükselirler gökyüzünde. Ve öyle bir şey anlatıyor ki Nevai, diyor ki yani bize mevsim çok sıcak bir yaz günüydü. Sirius yıldızı ve Canis Major ve Canis Major yükselmişti. Ve Leyla göç etmişti, yoktu. Mecnun da tabii onu aramak için gitmiş ve orada sadece köpeğini, Sirius yıldızını bulmuştu. Bunu efendim bilerek mi yazıyor? Bilerek yazıyor. Yoksa Nevai bunu kulaktan biliyor. Gelme bir şey mi var? Ama Nevai de biliyor. Bunu gerçekten okuyarak falan, hani ben bunu, bu Tanrı, bu şey, bu şekilde gökyüzü böyle. Bu öyle değil. Bunu yüzyıllarca gelen gelenekten biliyor. Peki efendim bunları divan edebiyatına, divan şiirine. İşte divan şiirinde Nevai'yi 15. Bu şekilde şerh eden sizden başka kimse var mı? Hayır. Yok değil mi? Yok. Çünkü bizde Leyla Mecnun deyince işte Mecnun şey oldu, Leyla aldı, Mecnun kör oldu. Bilmem, böyle yapılır. Halbuki onu getiriyor hoca şeye. Arkasında bambaşka mistisizm var. Binlerce yıllık bir gelenek var. Evet. Ve anlamıyorsun. Beyti de tercüme ediyorsun. Ne dediğini anlamıyorsun. Anlamayınca onu anlamak zorundasın. Yani, eğer ben bir beyti anlamıyorsam o başkasının suçu değil benim. Peki mesela bu Hristiyanlıktaki gülün sizin o az önce bahsettiğiniz dişi gülle alakası tabii, var mı? Evet var. Tabii. Hazreti Meryem'in şeysi, çiçeği. Peki şey kime tekabül ediyor burada? Maria Magdalena. Maria Magdalena da eğer bir şey söyleyeceksin, daima bunlar çifttirler veya çiftten bile fazladırlar. Birbirlerini ne özdeşleşirler. Yani 2-3 versiyonları, görünümleri vardır. Tanrıça inanla hem akşam yıldızı olarak, sabah yıldızı olarak Tanrıça şeydir, savaş tanrısıdır. Fakat akşam yıldızı olarak aşk tanrısıdır, fakat aynı zamanda bir fahişedir. Tevrat'ta ona ey Babil'in kızı diye hitap ederler ve bir fahişeden bahsederler. Çünkü Tanrıça inanmanın bir görünümü de fahişeliktir. Magdalena onu tasvir ediyor. O yönü orada Magdalena. Ve biliyorsunuz İştar'ın şeysinde her genç kız evlenmeden evvel İştar'ın tapınağına Mezopotamya'da, hatta Anadolu'da baştan başa Ermeni şeysinde, geleneklerinde her genç kız kilise gidecek tapınağa ve bir erkek tarafından bir erkekle beraber olacak ve ondan kazandığı parayı İştar'a bağışlayarak oradan çıkacak. Oradan onu yapmadan evlenemez.
büyük asılzadelerin kızları babaları tarafından getirilip konuyor. Hatta çirkin kadınlar çok azap da çekiyor. Birkaç sene bekliyor bir erkek gelsin kendisinden beraber olsun da parasını versin ve tapınaktan çıksın diye. Hatta bu gelenek milattan sonra birinci yüzyılda mı öyle bir miladın sıralarındaki bir zamanda Tralles şehrinde Aydın'da bir Aurelia diye bir kadın rahibe aynı şekilde tapınakta fahişelik yapıyor. Bunu tespit eden vesikalar var ki milada kadar gelmiş. Ve bu yüzden ötürü de şeyde Yahudiler bunu tabii Babil'in, ey Babil'in kızı işte bir gün gelecek sen mahvolacaksın falan gibi şey ifadeler kullanırlar. Şeyde Roma İmparatoru, yok Bizans İmparatoru, Pompei, yok Roma. Pompei bu yüzden Astarte tapınağını yıktırmıştır ve kilise yaptırmıştır yerine. Şeyde İmparator Justinianus galiba da bunları hepsini yok etmiştir. Bu fahişelik olayından ötürü. Fahişelik kötü bir şey mi yani o dönemde? O Hristiyan dinine göre artık yani zihniyetler değişince kötülükler başlıyor. Hristiyanlığa göre sevap kötü yaptı. Ama ötekine göre fevkalade iyi bir şey. Sevap yapıyor. Tanrı Sümerlerde bir ruhban sınıfı var mı? Var. Hem de çok kuvvetli. Zaten şeyler, tapınaklar, merkezler. Yani bütün yiyecekler, bütün etler, mahsul, her şey tapınağa geliyor. Tutanaklar orada tutuluyor. Dağıtım orada yapılıyor. Yani bir nevi komünist bir dünya, müşterek bir yaşantı var Sümer'de. Şehir devleti şey zaten. Hocam Jacobson diye bir profesör i̇şte, vardı. Yani, İyi mi de yazdıkları? Çok kalip, çok iyi bir yazar. Intellectual Adventure of Ancient Man falan muazzam şeyler. Çok muazzam, evet. Güvenilir yani. Çok. Benim birçok bilgim ondan. Onun bir şeysi vardır. Jacobson'dan bahsediyorsun. Evet. Onun Treasure of Darkness diye bir kitabı vardır. Evet. Fevkalade. Ben şeyi onda buldum. Zühre duasını. Hmm, evet. Ona sonra Towards the Temmuz Image diye bir başka kitabı vardır. O kadar da çok bilinmez. Şu kalınlıkta büyük bir kitaptır. Stephen Langton. 20. yüzyılın başında çok büyük bir araştırıcıdır. Dinler tarihi, Henry Frankfurt hem dinler tarihi uzmanıdır, şeysidir, profesörüdür. Bunlar çok çok büyük isimler. Peki efendim, Türkiye'de divan edebiyatı, klasik edebiyatımız niye bu doğrultuda analiz edilmiyor? Herhalde İslamiyet baskısından. Evet, bir o, bir de öteki bilim sahalarıyla temasa geçmedikleri için. Evet, bu kitaplar Türkiye'de yok. O bahsettiğimiz kitaplar, ben Gönül Hanım'ın Çengilhamisi'ni okuyorum. Ama büyük ihtimalle, Amazon'dan getirttim. Büyük ihtimalle 1000 sene önce bu kitapların bir şekilde Türkiye'de bir şeyi vardı. Yani Şarkiyat'ta var. Almanya'da var. Ama İslam taassubundan ötürü bunlar herhalde çok olabilir. Konuşulamadı, çok tartışılamadı ve yok oldu gitti. Acaba? Büyük ihtimalle. Yani bana bu biraz yani bak bugün 21. yüzyılda biz burada bu konuyu ele alırken acaba mı diye korkup bazı yerde susmak zorunda kalıyorsak, evet. Düşün 500 sene önceyi, 300 sene önceyi, 600 sene önce. Ama Fatih, 500 sene önce bunları yazanlar veya mesela Alişir Nevai, Hüseyin Baykar'ın yazıyor, biliyor ne olduğunu aslında. Biliyor mu yoksa kulağında bir şey mi var, böyle bir kavram mı var? Aktarılmış bir kültür var. Yıllarca gelen bir kültür var. Ama biliyor mu onun Orion olduğunu? Orion şey olduğunu biliyor. Çünkü neden? Belki Nevai bir şeydir. Eksem yani evet, ayrıdır. Çünkü neden? Ulu Bey'in kurduğu rasathaneyi düşünelim. Evet. Onlar gökyüzünü çok iyi biliyorlardı. O yüzden Nevai biliyordu. Ama Nevai'nin dışında Türkiye'de yazmış olan ve bu ilişkileri de yazmış olan şairlerimiz var. Onlar bir kültürden yıllarca, yüzyıllarca gelen bir çığ gibi insanlara büyüyerek gelen çeşitli efsanelerle mesela hocam, gelen. Şeyh Galip Hüsnü Aşk'ı yazmış. Evet. Bunu biliyor mu? Evet, şey bilinçsiz olarak biliyor, şuur aldı. İnsanlık kavramları biliyor. İnsanlık şuurunun içinde var olan o bilgiyi biliyor diyeyim. Peki bu Nevruz'la, Nevruz,
Hıdrelles, Paskalya. Evet, hepsi bunların aynı. Hepsi birbirine çok yakın tarihler. Öyle. Hepsi aynı kültür, aynı. Hepsi aynı köken mi? Şeyde Mezopotamya'da bu Marduk, Babil'de Nevruz dediğimiz bu yeni gün Nisan ayının 1 ile 12'si arasında kutlanır. Bu bütün Orta Asya'da da öyle kutlanıyor. Evet, fakat ben bunu bu takvim başka bir takvim. Onların Nisanu dedikleri bu Nisanu diyorlar aya ve biz zannetmeyelim ki o bizim Nisan ayımızdır. O aslında Mart ayıdır. Mart ayının sonlarıdır. Tıpkı şeyin güneşin gündüz ve gecenin beraber olduğu zaman gibi ile o da Mart ayının sonunda olur. Evet, o da Mart ayında olur ve o esnadaki olan olaydır fakat adı Nisan'dır. Değişiktir şeyleri. Takvimler değişik olduğu için oraya rastlayan ayın adı Nisan'dır aslında. Biz zannederiz ki Nisan ayının 1 ile 12'si arasında oldu. Hayır, değildir. Ve her önce işte Tanrı öldü. Tanrı öldü. Herkes, bu Nietzsche. Evet, Nietzsche. Tanrı öldü, Nietzsche. Tanrı öldü diye şehrin Babil'in sokaklarında fısıltılar halinde konuşurlar. Halk kalabalıklar halinde sokaklara çıkar. Ve herkes çok üzüntülüdür ve Tanrı kaybolmuştur. Yani Marduk yoktur ortada. Marduk'un oğlu Nabu ona yakın bir şehirden babasını kurtarmak için gelir. Birinci gününden altıncı gününe kadar rahipler tapınağın içerisinde çeşitli seremoniler, dini seremoniler okurlar. Ve o seremonilerde dualar vardır. Her biri hepsi yukarıdaki tanrıların oturduğu yıldızlara hitap ile yapılır. Hepsinin duaları ayrıdır. O dualar enteresan. Müşterinin ayrıdır, Mars'ın ayrıdır. Çeşitli kutu, fakat yıldız kimelerinin duaları ayrıdır. Evet. Peki hocam şeyi merak ediyorum. Niye bütün dinler hep bu bölgeden çıkar? Yani çünkü mesela niye Çin'den bir din çıkmaz, bir tek tanrıda din? Veya niye Yunanistan'dan veya Roma'dan veya Portekiz'den bir din çıkmaz da hepsi bu havaliden çıkar? Çünkü Yahudiler bu tek tanrılı dinlerde, Marduk'a anlatayım niye olduğunu anlarsın. Bu çok önemli çünkü Yaratılış efsanesindeki şeyle ilgili bu. Bir süre sonra Fırat Nehri'nin karşı tarafına geçilir ve sallarla tanrı getirilir ve tapınaktaki yerine Esagila adlı, Marduk'un Esagila adlı bir tapınağı vardır Babil'de. Oraya getirilir ve birdenbire Tanrı'nın dirildiği söylenir. Ve Tanrı dirildi, işte o gecenin ve gündüzün ayrıldığı, Tanrı'nın dirilmesi gökyüzündeki yıldızla şey derler. O yıldıza bakarlar ve o yıldızla tamamdır, Tanrı dirildi. Ve ondan sonra seremoniler başlar. Ondan sonra kutsal evlilik töreni başlar. Ve ondan sonra Esagila'da değil de başka bir kayıkla geçtikleri başka bir tapınakta Marduk creation yani yaratılış efsanesinde Enuma Elish'te Taymat'ı nasıl öldürdüyse ve Taymat'ı öldürdüğü vakit dünyayı yaratmıştır. Taymat'ın ikiye ayırmıştır. Yarısından gökyüzünü yaratmıştır. Diğer yarısından yeryüzünü yaratmıştır. Taymat'ın damarlarından nehirler meydana gelmiştir. Kemiklerinden dağlar ortaya gelmiştir. Ve böylelikle bir dünya. Yani o zamana kadar bizim bildiğimiz somut dünya yoktur. Bunu Marduk Taymat'ı öldürerek yapmıştır. Ve böyle bir kozmografya var. O zaman bütün şeyler... Çünkü tanrılar kendilerine hizmet edecek insanı ve dünyada kendine uğraşacak bir insanın yaratılmasını istemektedir. Marduk bunları onlara verdiği için de en büyük tanrı Babil zaten siyasi olarak da büyük bir güç kazanınca hangi devlet siyasi güç kazanırsa o devletin baş şehrinin tanrısı en büyük tanrı oluyor. Bu şeyde Babil'de de Babil güç kazandığı vakit en büyük tanrı Marduk oluyor. Nitekim Asur büyük bir kazandığı vakit, güç kazandığı devirlerde de Tanrı Asur büyük bir güçtür. Ve Tanrı Asur'un ağaçla ilgili, kuşla ilgili şeysini burada söylemeyeceğim çünkü yazacağım. Hocam söyleyin Allah aşkına. Çünkü yazacağım. Nasıl o kitabı burada gider görmez bile yani. Ondan sonra görür bilirler. O şey ki...
Hepiniz böylesiniz yani. Ve şey Marduk... Ben akademisyen değilim. Önünde bütün tanrılar... Hocam şimdi ben uyuyamam sabah kadar. Kendilerindeki söylemez, güçlü... Ben bir sene şimdi ben şu neden dediğinizi nasıl söylemez. Bir tek tanrılı dine geçtik onu anlatacağım. Bütün tanrılar oturur ve onu kutlarlar. Tebrik ederler Marduk'u ve kendilerindeki bütün güçleri teker teker Marduk'a verirler. Her bir gücün bir ismi vardır. Marduk'a 50 tane güç verilir. Bu 50 gücün de ismi vardır. Tıpkı Allah'ın 99 adı gibi. 99 adı gibi. Bunların kimi rüzgarın kuvvetidir, kimi ateşin kuvvetidir, kimi anasır-ı erbadandır. Yani inanılmaz bir şekilde Enki kendi sularının gücünü verir. İşte her biri bir güç verir ve bu güçlerin hepsi bir tek tanrıda toplanır. İşte orada Yahudi milletinin kafası ve dehası araya girer. Bunu gören Yahudiler bu güçlerin bir yerde toplandığı bir tanrı. Yahu. Tasavvurunu Yahudi kafası, Yahudilerin düşüncesinde tek tanrı o zaman gelişmeye başlar. Yahve şeyi oradan mı çıkıyor efendim? Evet ve buna yardım eden başka bir şey de Asur'un kendisidir. Asur, Tanrı Asur'dur. Çünkü Tanrı Asur'da kainata baktığı, şey yaptığı vakit diyor ki Asur bir ağaç şeklinde dünyaya tecelli etmiş ve dünyayı yaratmıştır. O zaman Asur'un tecellisidir dünya. İşte orada kabala başlar. O peki mesela o zaman, evet. Bu dinlerdeki bir takım efsaneler Sümer'de rastlıyor muyuz mesela büyük tufan? Var tabii. Tabii o da zaten. Oradan gelme zaten. Onun adı şey, dur bakayım neydi? Utna Piştim. Utna Piştim'in sularla olan felaketi, onları gemi yapması, hepsi o hikaye var. Cennet az da. Cennetin hikayesi çok kesilmiş, yontulmuş, kaybolmuş. Ama Nuh tufanını anlatan tabletler tam duruyor. Hocam demin söylediğiniz bütün tanrıların gücünü şeye vermesi, Marduk'a vermesi. Evet. Bizim batıni metinlerde ona benzer şeyler vardı. Onlar mı? Acaba batıni metinlerimiz, batıniler ve... şeyin... Siz anladınız ya sorduğumu benim, evet, gayet iyi. Evet. Oradan mı geliyor? Evet. Yezidiler. Tavus adlı şeyleri, tanrıları. Tavus kimdir? Tavus bir kuş, kocaman bir kuş. Ve hem şeytanı temsil ediyor derler Yezidiler, değil mi? Şeytana taparlar. Hı. Aslında Tavus'un, Ninurta'nın kuşu İmdikut'la çok yakından ilgisi vardır. Ve şeytan olmuştur çünkü artık tek tanrılı dinlerde o şeytandır. Çünkü şeyin son Akamenitler İran'da ki hükümdarlarının aslında Babil hükümdarları, ya Asur hükümdarları olduğu ve o sıralarda onları idare edenlerin Asurlar olduğu söyleniyor. Ve Dahhak bunlardan biridir. Dahhak'ın yenilmesi, Asur'un geri çekilmesi, yılanla onu şey yaparlar ve kötülerler. Şeyin, Feridun'un başa geçmesi aslında İran'ın gelişi Asur'un geri çekilmesiyle ilgilidir. Vay, çünkü şeyler de anlatılır. Yine batıni metinlerde. Evet. Hocam birisi şöyle bir şey soruyor. İlginç bir şey soruyor. Sünnet erkeklik organı kesen Attis'in hareketinin bir sembolü olabilir mi? Attis tamamen kesiyor. Bizimkiler ucundan biraz. Ucundan biraz kesiyorlar. Mısır'dan çıkmış o daha çok. Ama asıl Mısır'da var o sünnet. Fakat orada eski Mısır'dan. Eski Mısır'dan çıkmış, evet. Peki hocam şimdi bilemeyeceğim. Siz Sümer medeniyeti anlatıyorsunuz. Anlattığınız yer Bağdat, işte aşağısı yani bugünkü Necef, Kerbela, Basra falan. Büyük bir medeniyet. Ama Anadolu'ya da geliyorum. Ta Yunanistan'a kadar uzanıyorum. Şimdi Mısır medeniyeti de başka bir büyük medeniyet. Fakat ben bu iki yere de gittim. Sen de gittin.
Şimdi bugün oradaki tiplere baktığın zaman bu medeniyeti kurmuş olmaları pek mümkün görünmüyor. Yunanlıların aynı ataları gibi filozofları, büyük filozoflarına benzediklerini ve onlar kadar güzel şimdi eserler yazdıkları. Irk olarak aynı ırk mı yani? Bu ırk o ırkın devamı. Sümerler bugün orada yaşayan halk mı? Hayır, Sümerler farklı bir ırk. Sümerlerde ki tipler Asyavi, Asya'da. Evet, Asya konuda şimdi Semitik. Sümer bir kere Semitik ırk değil. Evet. Şimdi şu orada bulunanlar ve Sümer'in mirasına konanlar Semitik ırk. Onlar ama Sümerler Semitik değil. Değil. Semitik değil onlar. Nasıl tip Sümerler mesela? Tipleri nasıl Sümerler biliyor musun? Bize mi benziyorlar? Vallahi Japonlara mı benziyorlar? Şinasi Bey onların çok çirkin olduğunu söylüyor. Ama Murat da bana benziyorlar yani. Evet çok çirkin evet. Ama yani çok iktidai estağfurullah senin için demedim kendi kendime düşünüyordum. Çok çirkin diyorlar ama yani iktidai bir şekilde yapılmış şeyler oldukları için ne kadar güzel oldular, tipleri ne şekildeydi tam karar veremeyiz yani bilemeyiz o hususta. Ama Arap şeyler değiller yani. Değiller, kesinlikle Arap değiller. Ne olur acaba onlar? İşte şeylerin Semitik ırkın arasında eridiler. Daha Akatlar devrinde ama dilleri ve medeniyetleri, hatta Akatlar Sümerce yazıyorlardı kitaplarını. Hala devam, tıpkı Latince'nin devam ettiği gibi. Peki şimdi mesela şeye baktığınız zaman mesela bu İtalya, Etrüsler de Anadolu kökenli gibi duruyor. Evet. Bütün bunlar arasında bir bağlantı var mı? Yani buradan İtalya'ya gidenler de aynı adamlar mı? Aynı ırk mı? Çünkü İtalya'da da Etrüsler ortadan kaybolmuş mesela. Romalılar evet. Etrüs değil yani. Orada da evet. Onlar kaybolmuş. Evet. Yani bunlar bir uzaydan gelip sonra tekrar döndüler falan mı acaba? Sen hep uzaylara bağlamak istiyorsun. Yok canım yani hoşuma gidiyor öyle. Vallahi keşke uzaydan dönselerdi ama Asya'dan çıkıp bir kol halinde geldikleri muhakkak. Fakat Asya'dan sadece Asyatik ırk gelmemiş. O şeyler, Soğutlar ve Sanskrit dilini konuşanlar da gelmiş. Ve onlar önce Asyatik tipler gelmiş. O şeyde Sümerler yerleştiği yerlerde ve Anadolu'nun bazı güneyindeki bazı yerlerde onlar yerleşmiş. Daha ikinci bir dalga olarak gelenler Avrupa'yı olanlar. İran mesela çok enteresan. İran komşuyken büyük bir şey Asur'un kendilerini çok şey etmesi dolayısıyla Hindistan'a geç etmişler. Ve Hindistan'da büyük bir medeniyet kurmuşlar. Ve buradaki efsaneleri Hindistan'a götürmüşler. Ve bu o Hindistan'daki hikayelerin Binbir Gece içinde bulunmasının sebebi odur. Binbir Gece aslında Hint'ten gelmiş değiller. O hikayeler orijinal olarak Hindistan'a gitmiştir. Ve orada da değişik şekillerde anlatılmaya başlanmıştır. Ben bir şeyi gördüm, bir gerçeği gördüm bu hikayeleri okurken. Bir hikaye ne kadar sade ve ne kadar anlaşılır bir tarzda anlatılmışsa o aslıdır. Ne kadar karmaşık, ne kadar anlaşılmaz bir yığın ilişkilerin karma karışık olduğu bir şekle girmişse o hikaye sonradan eklenilerek meydana gelmiştir. Hint'teki hikayeler hep böyledir. Hint'teki tanrılar da böyledir. Yani çok kompleks tanrılardır. O da gösteriyor ki zaten birinci yüzyıldan evvel yazıları yok. O zaman nasıl söyleyebilirsin Yunan? Peki mesela Sümerler'de matematik ne alemde? Matematiksel şeyleri astronomi ile ilgili olarak. Yani matematikte neleri biliyorlar mesela? Sıfırı bulmuşlar mı? 60'lı şeyle. Yani onlardaki bizi gibi 10. Ondalık değil. Ondalık değil. 6, 60 ile ilgili olarak buluyorlar. Hatta en büyük tanrının rakamı 60'tır. Ay tanrısının rakamı 30'dur mesela. Simurg, 30 kuş. Oradan geldi. Yani ayın 30 günde bir evet. Şey. Ay biliyorlar evet, yani onu. Evet. İlah kelimesinin bugün Ebced hesabına korsan şeysi ilah dediğim vakit 36'dır. Niye 36'dır diye düşündüm. Çok enteresan bir şey. Güneş Harran Şemsi'yi kendi yolunu geçerken 5, 6, 30, 30, 30. Şeylerden ay da onunla birlikte dolandığı için her ikisinin güneşin ışınına
ayın menzillerinde, menzilleri çok yakın oluyor şeye. O 12 burcun gezdiği, güneşin gezdiği yere. Ve o burçlar, o ay şeyler 36 tane ana şeydir, yıldızdır. Ve şey, İlmuka, bizim Tanrı, Allah dediğimiz ilah şekliyle İslamiyet'e ay tanrısı geçmiştir. Ve rakamı da 36'dır. Nasıl efendim? İlmuka. İlah. İlah, Muka. Bir, 36. Evet. Oradan. Evet. Üç gök var dedi, dedim ya. Güneş böyle yolunda dönerken bir yıldız, yok, yıldız derken tabii yıldız kümesini tasavvur edeceksiniz. Bir yıldız, yıldız kümesi demek. Bir yıldız yükselirken birisi yükselir, birisi ufukta görünür, ötekisi batar. 12 taneden 36. Evet. En büyük tanrı şeyin, Enlil'in veyahut da Ana'nın rakamı 60, ayın 30, galiba Marduk'un 40. Epçet'le mi bir sistemle mi yapıyorlar? Gibi bir sistemle. O şekilde şey, evet, değil mi? Evet. Evet. Hatta daha ileri gerek Kur'an. Hocam birisi Zeitgeist'in oluşumuna dair hocamın görüşünü duymak istediği bir soru sormuş ama. Ne demiş? Zeitgeist. Zamanın ruhu oluşumuna dair hocamın görüşünü duymak istiyorum. Zamanın ruhu. Bak hoca yanlış çok enteresan bir şey söyledi. Duymadım valla. Onu konuşalım mı hocam? Neyi? Elif, lam. Yok. Hadi Allah aşkına yok, bakın. Yok, ne var? Yok. Elif, lam, yok, ne? Yok yok sakın ha. Sakın karışma. Bu ayıp bir şey mi? Yok yok, ayıp değil. Günah. 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 Allah Allah. Zaman tanrısı Kronos. Kronos. Kronometre. Kronos. Ama bu Yunan'da. Zaman tanrısı diye bir şey Mezopotamya'da yok. Fakat Mezopotamya'da bir gökyüzü tanrısı var. Anu, her şeyi kapsayıcı, her şeyin çıktığı bir tanrı. Atmosfer tanrısı Enlil aynı zamanda zaman tanrısı olabilir. Yani çünkü atmosferi sardığı vakit dünyayı baştan başa sarıyor ve şeyleri, zamanları ayarlıyor. Rüzgarlar, yağmurlar, zamanın teşekkülü şeklindeki şeyle Enlil'le birlikte oluyor. Ve Enlil atmosfer tanrısı ve rüzgar tanrısı olarak zamanı ayarlayan bir tanrı oluyor. Daha sonra zaman, Enlil zaman tanrısıdır aynı zamanda. Demin konuşmadığımız şey, evet, o harfler. Evet. Şeyler de aynı şekilde değil mi? Kafaya aynı. İşte anlaşılmamış bizde. Aynı şey değil mi orada? Evet, evet. O aynı sistemi yiyorsunuz. Evet. Konuşulmaz. Konuşulmaz mı? Çok mu günah? Yok, günah diye değil. İnançlara aykırı olma ihtimali. Evet. Anlatırız sonra. Peki. Hocam 1'e 10 var saat. Ah güzel. Bitmiştir. Saat 2 oldu hocam. Ay benim kedim mahvoldu. Hiçbir şey olmaz hocam. Ben gitmeliyim ben. Kedicime iğne vuracağım. O Siris'in şey, kedi baytarlık mı yapıyorsunuz şimdi? Tabii iğne vuracağım gidip. Türkoloji bitti. Türkoloji bitti, baykarlık yapıyorum. Yazık, şeker hastasıdır. Yani geçirmemem lazım. Kaç yaşında? 10 yaşında. Genç daha. Ama hastalandı işte. Kötü baktın. Ta Amerika'dan getirdim onu. Cinsi ne? Şey, Maine Coon. Demek ki biz bu kadar geç kaldık. Sen şeyi sorsana hocam. 4 saatte konuştuk. Cunda'da kaç tane kedisi var Harvard'da? Söylesene. 80'i vardır. Bütün ada benim kedim. 50 küsur kedi evin etrafında. Evin etrafında. Ama işte, açık hava. İçeride var. Orası açık hava restoranı. Hocam içeride kaç tane var? İçeride küçük bebekler var. Kaç tane? Artık onu bilmiyorum. Annesiz kalanlar. Bir kedi niye kutsaldır? Var mı bir kutsallığı kedi? Mısır'la ilgilidir o. Mısır'da çok. Evet. Mısır'da işte karanlıklara inen Tanrı'nın, Bes denilen Tanrı'nın kedi şeklinde tasavvurudur. Ve Mısır'da çok kutsaldır. O yüzden Tanrı ile özdeşleşmiştir. Ama peki mesela Hazreti Muhammed'in kediyi o kadar sevmesinin altında bir şey var mıdır? Mısır. Tabii ki Mısır'dır. Hazreti Muhammed'in birçok bilgisi
Yahudilerden, Hazreti Hatice'den gelme zannedersem. Çünkü Hazreti Hatice biliyorsunuz İslami olmadan evvel bir şeydi. Pagan putapeze tapan bir hanımdı. Ve Hazreti Muhammed'le evlendikten ve onun peygamberliğini söylesinden sonra ilk kabul eden Hazreti Hatice'dir. Ama şeyleri, alametleri görmüştür. Çünkü Yahudiler efsaneler söylüyorlar. İsa'dan sonra gelecek olan peygamber hakkında. Daha küçücük bir çocukken, bu da altı parmakta, Şahadün Nübüvvede geçer. Altı parmak da diyor ki peygamber efendimiz küçükken amcalarıyla birlikte şeye gider. İşte malları alırlar develerle, Şam'a falan giderler. Ve o esnada bir rahip var, Bahira adlı bir rahip var. O Bahire onların yaklaştığı, kervanın yaklaştığını görür. Ve uzaktan görür ki onlarla gelen birisi var. Ve onun başının üstünde de bir bulut var. O buluttan anlar ki bu alelade bir çocuk gelir, 12 yaşındadır o zaman. Geldiği vakit bir ağacın, kuru bir ağacın altında bulunur. Ve o ağaç birden yeşillenir. Onun üzerine Hazreti Peygamber'in İsa'dan sonra gelecek olan peygamber olduğunu anlar. Sonra Hatice'nin mallarını götürmeye başladığı vakit büyüdüğünde de aynı olaylar tekrar eder. Fakat artık orada bulut değildir. Bulut kuş haline çevirmiştir. Bir güvercin kanadı şeklindedir. Semuk mu? Asur herhalde. Asur. Çünkü Asur şansın, hükümdarın başında bulunan Hüma. Hüma değil mi? Ve gölge salar. O işte Asur. Evet. Yani Simurg ile Hüman'ın arasındaki fark budur. İkisi de güneş kuşudur. Fakat birisi Ninurta'nın kuşudur, birisi Asur'un kuşudur. Ve biz bunları bilmeyiz daha şimdi artık onların ne olduğunu. Fakat ikisi de güneş kuşu. Ama aralarında çok büyük bir fark vardır. Çünkü Asur direkt olarak hükümdara bağlıdır veyahut da kendisinin sahip olduğu büyü ermişe bağlıdır ve ona şans getirir. Muharebeye gitse, savaşa gitse bile Asur'un bayrağı hükümdarın tepesinde dolanır. Peki hocam bu Asur medeniyetinin... Asur dediği tanrı. Pardon, Asur medeniyeti diyor. Ama aynı zamanda medeniyet, ülkenin adı. Tanrının adı ülkenin adı olur. Ülkenin adı ve tanrının adı zamanla hükümdara atfedilir. Mesela Ninüs efsaneleri yazılmıştır. Onlarla ilgilidir. Tanrılarla ilgilidir ama bir hükümdar gibi anlatılır. Yok, başka bir şey soracağım ben. Bu Sümer'de, Asur diyorum, Sümer'de bu kayıp kıta, Atlantis, Mu falan, bunlarla ilgili bir şey var mı? Bir işaret, bir bilgi, bir sinyal. Tufan, işte bildiğimiz Nuh şeysi var. Fakat onun ötesinde kayıp bir kıta yok. Hayır, benim bildiğim kadarıyla yok. Yalnız ada şey, cennet üzerinde bir şey var, münakaşa var. Cennetin bir adada mı olduğu yoksa yer altında mı olduğu? Yani Eridu şehrinde olan cennet hiçbir vakit yeryüzünde değil. Enki'nin yeri olan yer altındadır. Agartha'ydı. Evet ve batmıştır yani oraya. Belki onunla ilgili olabilir. Ama o Mu falan, James Churchward çıkarttı onu ortaya, sonra moda oldu. Kim o? Nedir o? Hocam şey gibi, von Daniken'in bu tanrıların arabaları tipi bir şey. Ha evet. Düşüncedir o. Evet. James Churchward ismi. Evet. Palavra mıdır yani? Valla enteresan bir konu. Sonra Atatürk bunu tercüme ettiriyor bir kısmını. Ha. Şey falan yapan da Enver Paşa'nın damadıdır. Diyorsun şey falan yani. Tuhaf bir hikayedir ama yani. Atlantis gibi falan değil mi? Mu daha başka. Bu Atlantis herhalde hakikattir. Gerçekten bir şehir batmıştır. Tufana mı şey yapıyorsunuz siz? Yok. Herhalde orada da ayrı bir felaket olmuş ve Atlantis batmıştır. Çünkü nereden diyorsun? Gölcük'te koca bir şey battı. Yani her an Ege'de, muhakkak ki daha Ege'de büyüğü olmuştur binlerce yıl içerisinde. Yani olmuştur, binlerce ama şey demiyorsunuz. Tabletlerde falan ha, yok. Var diye değil. Yok ama tabletlerde Nuh tufanı var. Var. Nuh tufanı gerçekten var. Çok enteresan bir şekilde yani anlatılıyor ve çok yakın. Sonra ilk başlangıç Tanrı'nın
dünyayı yarattı. Nuh Tufanı ile ilgili Ege'de olan bir depremden bir adanın yok olmasıyla ve onunla beraber bir tsunami'den bahsedilir Nuh Tufanı ile ilgili. Yani onunla bir yakıştırması. Karadeniz'den de bahsedilir. Bir rivayette bir Karadeniz'dir. De boğazların Karadeniz. Oluşumu da evet, onunla beraberdir. Boğazların oluşu onunla beraber olur. İki oldu saat. İki oldu hocam. Bitirelim. Hadi bitirelim vallahi. Hadi vallahi. Ben kedinizi yok. Kurtaralım gidip evet, beraber. Evet ben gidip daha iğne yapacağım kediciğime. Ne yapıyorsunuz? Ne iğnesi şey mi bu? Şey. İnsülin şeker için. Hocam meslek değiştirdi. Baytarlı. Yani hoca divan edebiyatçısıydı, arkeolog oldu. Şimdi Baytarlı'ya dönmüşler. Ne demek yani? Ama mesela benim Recep'in her sene dişlerini rahmetli Şinasi Bey temizlerdi. Amerika'dan gelişti. Şinasi Bey'den beri temizlenmedi dişleri. Ahir. Karbonatla. Bir doktora götür. Siz bir teşrifinize yaparsınız o zaman. Bir doktora götür temizlet temizlerler. Senin kedinin. Evet. Konuşan karbonatla. Kedisi telefona cevap veriyor biliyorsun. Telefonda aa, konuşuyor. Senin kedin. Recep. Recep. Konuş. Recep telefonda konuşuyor. Veriyor. Aa onu bilmiyordum. Telefonda ben. Konuşuyor. Gördünüz. Hayır ben görmedim. Yok. Kaç kere yanı unuttum. Benim kediyi diyorum. Konuşur da yani telefonda konuştuğunu görmedim. Ha telefonda görmedim. Şey yapar kendisi de telefonda konuşur. Şimdi bunu arayalım konuşur. Hadi canım. Vallahi. Olabilir mi öyle bir şey? Alo demiyor ama konuşuyor. Mırmır mırmır bir şeyler anlatıyor yani. Siyamları öldür ama. Ya hadi canım seninki Siyam'a da benzemiyor. Bir kere Siyamlar gıcık olur seninki son derece sempatik. O imparator cinsi o. Bedigisi var. Ay ne yazık ki hepsini anlatamadık bile. Devam edelim işimiz gücümüz. Hayır hayır. Hadi konuşalım. Gidelim çok yoruldum. Peki bir daha söz mü bile gelecek misiniz? Bakın gördüğünüz gibi televizyonda falan bir şey olmuyor. Yok. Gayet tövbe. Güzel. Ne çok tövbesi? Tövbe. Kitabın tahsihlerini daha vermedim. Kitabı verdim de tahsihleri vermedim. Hocam korktuğunuz gibi olmadı işte. Güzel güzel sohbet ettik. Geldim buraya işte. Bizi de aydınlattınız. Murat'a bile bir şeyler öğretmeyi başardınız. Estağfurullah evet. Hoca. Ben yıllarda neler öğrendim. Bir sürü yani bakış açımı değiştirmişti benim. O da rahmetli Şinasi Bey'di. Yani böyleleri gelmez ve şeyi fark ediyor musun? Birisi hakkında iyi konuştu Murat. Ya, duyan da herkes için kötü konuşuyor mu sanacak? O bilgisizdir, o bilmez dersin. O adamlar göre. Fakat farkında mısın? Türkiye kaçırıyor. Evet. Ya, şu kitapları falan Harvard'dan yazıyorlar. Ne yazık ki Türkiye'deki kütüphanelerden çok yani. Azı bunu alıyor. Bu iş evvelsel ve... yani. Ha Harvard'dan ama, orada, ha burada. Ama, yani. Ama niye Gönül Hanım mesela bunları burada Türk olarak... Şimdi Gönül Hanım bunları Türk anlatmaz. Olarak yapmaya kalksaydı bütün bunların büyük bölümünü zaten öğrenememiş olacaktı. Ve bize burada anlatamamış olacaktı. Hmm. O da ayrı bir şey. Yani. O kütüphaneye bir gece, o kütüphaneye gitmemiş bir gece orada o kadar yani o kadar bu şeye Çenkname yüzünden... tutuldum. Bir nevi bir tutku oldu bende. Ve kütüphanenin üst katında yer ettim kendime. Ve bir gece de kendimi unuttum orada kaldım. Şinasi Bey kapıları çalıp insanları kaldıraraktan beni oradan çıkardı. Evet değerli izleyiciler. Bu akşam hakikaten epey bir konuştuk. Hemen hemen 4 saat oldu. Sizden gelen mesajlara baktığınız zaman uykusuzluğa değdi diyorsunuz. Bize değdi. Sayın Gönül Tekin'le öyle dolaştık. Hani ne konuştunuz derseniz açıkçası biz de bilmiyoruz. Ne konuşmadınız derseniz açıkçası onu da bilmiyoruz. Her şeyi konuştuk. Keyifli bir sohbetti. Haftaya inşallah yine beraber olacağız. Bu arada hocama da rica ediyoruz bir kez daha bizi onurlandırsın diye. Çünkü... Televizyonun korktuğu gibi bir şey olmadığını gördü. Tehditle çıkardık ama bundan sonra umarız tehdide gerek kalmadan bir kez daha bizimle beraber olur. Haftaya inşallah Halil İnalcık hocamızla beraber olacağız. Ancak Halil İnalcık'ın talebi üzerine programı büyük ihtimalle bir gün önce bant olarak çekeceğiz. Programın adına bir zarar verir mi bilmiyorum ama Topkapı Sarayı'nda çekeceğiz herhalde. Ve büyük ihtimalle İlber Ortaylı da bizimle beraber olacak. Olmayacak mı? Hayır. Ne oldu? Yurt dışındaymış. Ha, yurt dışına mı gidiyor? O zaman İlber Hoca olamayacak. Profesör Halil İnalcık, Profesör Murat Bardakçı. Ve Halil benleriz. Hoca musiki ile edebiyat sohbeti. Evet, musiki ve edebiyat konuşacağız. Tarihli edebiyat Halil Hoca ile. Profesör Murat Bardakçı da olacak bizimle. Ben de olacağım programda. Haftaya görüşmek üzere. Oldu hocam çok çok teşekkür ediyoruz katıldığınız şey için. Değil. Bir daha muhakkak bekliyoruz. Vallahi getiririz, yok yok. Getiririz. Yok falan yok. Artık bak bu Murat'ı kırmadım geldim. Allah razı olsun efendim de geliyorsunuz. Üstelik kırmadan demeyin şantajla geldiniz. Şantajla şahit. Evet maalesef. Hocam program bitmedi daha oturun. Bitti. Bitti. Hayır, bitti. Bitti gidebiliriz.
Değerli yönetmenimiz programı kapatabilir. Herkese de güzel bir akşam, güzel bir hafta diliyoruz. Görüşmek üzere haftaya.